7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Evini didik didik didikleyeceğim. İşte bak, klen takıntım. Bozulmuş bu klen Kadir Bey. Bunu düzeltmem lazım. Nurgül Hanım pratik ne yapıyor diyor bak. Pratik şeyleri severim. Böyle değişik pratik şeyleri kullanmayı severim. Bunların anası bile bunları yumurtarken böyle dizmemiştir. Hamarat kadın nasıl belli bak. Şu an ben bu fikri öğrendim. Hı-hı. Eve gidince muhakkak yapacağım. Fırına bak ha, bak ağladı. Yoldan gelmişim bile. Ay. Yoldan geldiğim bütün tatilin şeyi bitti. Aynen öyle. 3 ay kalmıştı yalnız. 3 ay. Şimdi biraz program sen, için oldu. Aynen öyle. Program için olduğunu düşünüyorsun. Peki, program beni... son gün haber veriliyor. Çok normalde Gülten abla peteklerin içine almıyor mudur yani? Bence almıyordur. Yarışma emin için alıyordur. Benim gözümden kaçmaz deterjandan elleriniz artık patlamış. Şimdi düşüp bayılacağım. Daha sabahın erken saatleri, daha akşama kadar çok vaktimiz var. Buzdolabının motorunda toz, pislik buldum. İddia ettiği kadar da bence temiz değildi. Bana haftanın en kirlisi diyen Nurgül Hanım, keşke evinize şöyle bir bakıp temizleseydiniz. Düşünsene, büyük oğlumda hamileyim, karnım burnumda, ben üniteyi çeker arkasını silerdim. Korkma resmen adam. Şu an kendimi görüyorum Nurgül ablada. Yok gerçekten, akşamdan çay dök buraya, sabahleyin kalk sil kaymak gibi. Aa! Şok şok şok! Mesela ben bugün buradan çok şey öğrendim. Buzdolabının motoruyla karşılaşacağız. Bakalım 24 yıl sonra buzdolabı ne hale gelmiş? Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezil dileyen Marat benimden. Haftanın son gününden, Kartal'dan. Herkese kucak dolu sevgiler, selamlar. Bugün Nurgül Hanım'ın evine davetliyiz. Biliyorsunuz Nurgül Hanım, evde asla siyah giymiyorum. Çok temizim, titizim dedim. Bakalım ne kadar Maratmış. Bugün 15 bin liranın sahibi kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Nurgül'ün kapısını çalmaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Merhaba, ben Nurgül Güler, 45 yaşındayım, 22 yıllık evliyim, 2 tane oğlum var, Erzincanlıyım, ev hanımıyım. Çok temizim, çok titizim, takıntılıyım, kırlentler düzgün olacak, evde tüy toz olmayacak, evde siyah kıyafet giyinip gezilmeyecek, gri kıyafetlerle durulacak. Arkamdan konuşulana tahammül edemiyorum, herkesin kırılsam dahi yüzüme konuşulmasının taraftarıyım ben. Ben koltukların altına hep böyle bez kullanırım. Rutubet yapmasın, bir şey olmasın diye ben böyle kullanırım hep. Bak şimdi Kadir, bunu mesela çok kalın olmasın ki kereviz pissin. Anladın? Evimi evirip çeviriyorum. Mutfakta çok lezzetli yemekler yapıyorum. Çok hamaratım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş bulduk. Nasılsınız Nurgül Hanımcığım? İyiyim, bomba gibiyim. Siz nasılsınız Kadir Bey? Son güne Nurgül Hanım bütün enerjiyi topladı. Gözlerinizle kıyafetinizin kombini gözümden kaçmadı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Nurgül Hanım demişti ki evde günlük asla siyah giymiyorum. Ben de şimdi programda hep siyah pantolon giydiğim için bugün siyah giydim. Misafirlerime karışmıyorum. Heh, yani misafirlerim serbest. Valla inanın bir haftadır Kadir kara kara bu konuda ne yapacağını düşünüyordu Nurgül Hanım. Kendisi takıntılı olduğu için açık renk pantolon hayatta giymiyor. Hiç ben hep siyah kot giyiyorum. Hiç başka kot giymiyorum. Ama ben de kendi evimde asla siyah çorapla dolaşmıyorum mesela. O yüzden bugün bütün terliklerimle geziyorum. Pantolonum için özür diliyorum sizden tekrardan. Yok Kadir Bey, dediğim gibi misafirlerim geldiği zaman siyah tamam, giyiyor. Böyle kapıdan yani... Sonra... Siyah maalesef sizi alamıyorum, yapmıyorsunuz. Yok, hayır. Peki. Ondan sonra derinlemesine bir temizlik oluyor. Peki, o zaman sonra... şu parlayan fayanslarıyla mutfağa bir geçelim mi hanımlar beyler? Buyurun Kadir Bey. Teşekkür ediyorum efendim. Benim evimde ev halkı asla siyah giyinemez. Ancak dışarı çıkıldığı zaman evde genellikle açık ton kıyafetler giyerler. En amarat benim de haftanın son gününde Nurgül Hanım'ın evine misafir oluyoruz. Evimizin mutfağı duvardaki masklarıyla dikkat çekiyor. Türlü aksesuarlarla süslenen bu mekanda tertip güzel mi, temizlik de bir arada. Nurgül Hanım'ın mutfağı çok şık görünüyor ama bakalım Kadir burası için neler söylüyor. Ben
Evet, maşallah karşıdan ayna kimin parlıyor fayanslar. Derzlerin arasıyla bembeyaz. Evet, buzdolabımız gayet rafları buradan parıldıyor. Lastiklerimizin arası... Bu 24 yıllık buzdolabı mı yıkadın sen? Yok, 24 yıllık buzdolabı Kadir Bey. Modelinden belli zaten. Aha. Ama içi pırıl pırıl. Bir de bir şey diyeceğim. Yumurtaların ne kadar nizamlı dizildiğini görüyor musunuz? Bunların anası bile bunları yumurtarken böyle dizmemiştir. Dizen de çok seviyorum Kadir Altına Bey. Bir şey yamuk olamaz. Altına da yağlı kağıt sermişsiniz. Yumurtanın şeyi dökülmesin diye. Evet, gayet çık buzluğumuzu açıyoruz. Oo, bunlar niye böyle minik minik dizilmiş? Şey, kahvaltılık ya. Hep bir seferlik. Bir seferlik. Aynen, çok çıkarırsam bozulur. Bak. O da tavuk suyu, bulyon hamarat, gibi. Hamarat kadın nasıl belli bak. Tavukların sularını doldurmuş buzluğuna. Et suyu da öyle, tavuk suyu da öyle. Bunun dibine de yağlı kağıt sermiş. Aynen. Bir şeyce bak, bu yağlı kağıt fikrini ben sevdim. Bunu çünkü niye kırıntısı veya etin diyeyim ki suyu aktı, bir şey aktı buralara geçmesin. Heh. Bu araya dolmasın diye bunu sık sık değiştiriyorum, boşaltıyorum. İşte kimi kimden ne öğreneceğini bilemezsiniz. Bak şu an ben bu fikri öğrendim. Hı hı. Eve gidince muhakkak yapacağım. Ben içine şeffaf örtü yukarıyı açtığın zaman burası bir süre kilitleniyor. Ha. Biraz bekledikten sonra 24 senelik ama full otomatik. Aynen, aynen. Eve girdiğimde mutfakta buzdolabın arkasına bakacağım. Daha sonra dolap içlerine, petek arkalarına, pervaz kenarlarına bakacağım. Lavabo kenarlarına, musluklara, bunlara dikkat edeceğim. Evet, dolabımızı açıyoruz. Saklama kaplarımız gayet şık, düzenli. Bulaşık makinesi kaç senelik? O da 24 yıllık. Ama bir şey diyeceğim, bunlar o kadar ama güzel kaynatıyor ki bulaşığı. Aynen Kadir. Neden? Bey, çok memnunum. Eşim değiştirelim diyor da ben izin vermiyorum. Çünkü bunun ben bulsam bundan gene alırım. Ama bir şey diyeceğim, sen bunu çok temiz kullanmışsın. Bak yanları, metali, şu metali parlaklığına bakar mısınız? Kaç senelik bu? 24 yıllık. 24, ben 26 yaşındayım. Ben çünkü... de 2 yaş küçük. Eskilerin mallara çok iyi oluyor, ben de 26 yıllığım. Lavabonun içi parıl parıl. Duvar fayansları inanılmaz güzel. Beni şu televizyon benden aldı. O köşeye hemen iliştirivermişsin. Kadir Bey, ben burada bütün gün işimi yaparım. Mutfakta çok uzun kalırım. İşimi yaparım buradan siz. Sonuna kadar ama böyleyim bazen de. Ay canım ablam. Biz de diyoruz reytingler niye yüksek geliyor. Nurgül ablam mutfak televizyonu. Ama bazen çocuk içeriden sesliyor. Anne sana kaç defa anne anne diyorum. Duymuyor musun? Hele dur gör. Diyorum. Çok heyecanlı bir şey izliyorum. Hele dur, şu an kaos var. Eve ilk girdiğimde mutfaktan başlayacağım. Direkt ben kombinin altına bakacağım. Onun dışına hiçbir yere bakmayacağım. Arkası da tertemiz. İstersen çok... çıkarabilirsiniz. Yok, çekmeme ben... gerek yok. Gör. Mutfakta elini neye atsan 24 yıllık Kadir'cim. Peki sence fırın kaç yaşındadır? Dur. Bunu yeni aldınız değil mi? Bu yok, 7 yıl oldu bu da. Bu da mı 7 yıl? Evet. Maşallah. Ama bu da pırıl pırıl. Şu demirlerine bakar mısın? Ama Kadir Bey, başına ne geldi onun biliyor musun? Ne geldi? Bakın şuralardaki şu lekeler yoktu. Geçen yaz oğlum Marmaris'e gelmedi, büyüğü. Burada kaldı. Evde kaldı. Kendi başına bir halt etti, fırının içine tükürdü. Tavuk atmış fırına. Ben normalde pişirme kağıdıyla hep atarım. Açmış. Ondan sonra içinde unutmuş. Yanmış o. Olduğu gibi buralar, bu demirler. Senin o 7 yıldır gözünde... Kadir Bey, geldim, açtım. Oturdum böyle. İlkin ağladım. Fırına baka baka ağladım. Nasıl temizleyeceğim? Küçüğüm de geliyor böyle yapıyor. Anne üzülme, ben sana yenisini alırım. Anne üzülme, peki ne olur. Peki sen o büyüğü niye bu fırının içine sokmadın? Çağırdım, dedim oğlum bu şimdi nasıl temizlenecek? Hiç sesini çıkarmadı. Odasından bile çıkmadı. Ben saatlerce bununla yoldan gelmişim bile. Yoldan geldiğim bütün tatilin şeyi bitti. Aynen öyle. 3 ay kalmıştı yalnız. Yeni senemi verdim. Oğlanın adı ne? Görkem. He Görkem! Görmeseydim ben bu fırını Görkem. Mahvettim fırını. Görkem çalışıyor mu? Okuyor, üniversiteye hazırlanıyor. Onun işi ilk işe girdiğinde sana fırını alsın. Fırını alsın, aynen. Yani ben de böyleyim. Dedi zaten anne sana alırım, çalışırım, alırım. Ama işte... Şimdi evde bir mala çok önem veriyorsun, üstüne de titizlikle duruyorsan... ...benden sonra ona biri mahvettiyse onu benim cinlerim geliyor tepeme. Aynen öyle. O yüzden evden çok uzaklaşamıyorum aynen. İşte. En fazla 2 gün, 3. gün muhakkak geri evdeyim. Sadece ben aspiratörümün başına bir şey getirdim. Şimdi Kadir Bey, ben bu aspiratörü çıkarayım. Bakın, temizlerken yaptım bunu. O yüzden eşimle tartıştık, bana aspiratör almıyor. Söktün mü komple? İşte. Ama çok rahat temizleniyor Kadir Bey şimdi. Sizinki bayağı seyyar aspiratör olmuş. Böyle. Bunları yıkıyorum. Burayı komple güzel, motoru falan yıkıyorum. Yine takıyorum ama güzel çekiyor. Kız, bir şey diyeceğim. Heh. Pırıl pırıl ya. Hiç mi kullanmadın sen bu aspiratörü şimdiye kadar? Hep kullanıyorum ben aspiratörsüz. Asla yemek yapmam Kadir Bey. Kız, bu nasıl aspiratör? Ampullerine bakar mısınız? Söktü bir bakalım Kadir. Şuna bir bakar mısın? Şu ampulün beyazlığına yani bir bakın. Bir şey söyleme Kadir Bey. Söyle. Yani sen, diyor ya, sen bir şeyde aspiratör konuşsun. Diyor
diyorlar ya, bazıları da mesela yarışma için temizlik yapıyor, ben anlarım. Ben de zaten ben ona sinir anlarım. Oluyorum. Diyorum ki yarışma için temizlik yapıldığını ben anlarım. Sizce kim yarışma için temizlik yapmış olabilir? Mesela sadece Nazmiye teyzenin evini temiz olduğunu biliyorum. Diğerleri bence yarışma için evi temizlemişler. Ama Nazmiye teyze gerçekten evinde titiz. Çünkü neden? Ben ne yağ yapışkanlığı gördüm. Sadece şurada, o da pas lekesiydi. Çünkü bakın benim de var. Şuralarda bir iki tane şu kısımda şöyle. Onu da bir evet, şey çok ışık detaylıydı, bölümünde. Detaylıydı. Ve çekmecesinde de ufak bir toz kırıntısı bir iki tane de kalıyordu. Şimdi o yorumdan pişman mı oldun? Gerçekten çok pişman oldum. Zaten ben orada fazla bir şey biliyorum. Kötü bir şey demedim aynen. Zaten. Hayır, Nurgül Hanım benim evde çok ince baktı. Bir çok küçük bir gül buldu. Kendi evinde inşallah bir şey bulamam. Yani, diğerlerini program evet, için yaptım. Evet, aynen. Peki, hadi koy yerine pırıl pırıl. Salona gidelim bakalım. Burası ne böyle? Benim orası kiler gibi Kadir Bey. O bulgurlar, fındıklar, evet, fıstıklar. Kiler gibi gayet kullanıyorum. Gayet düzenli. Kaç senedir burada oturuyorsun abla? Ben burada 18 yıldır. 18 yıldır. 3 yıl kaynanamla oturduk. Birlik mi oturdunuz? Evet, 3 yıl beraber oturduk. Yazları değil ama sadece kışları. Ha. Evet, bazen kaynanalar mevsimlik oluyor. Yazın gelip kışın gidenler var, kışın gelip yazın gidenler var. Değil, bir de geldin hiç gitmeyenler var. Ben gidiyordum. Ha sen gidiyordun. Ben Marmaris ablamı... Biz salona gidelim, gel. Gidelim. Salonda görüşmek dileğiyle. Şey, ben yazlar gidip ablamın yanında... Kız soru oluyor muydu? Ablamın yanında kalıyordum yazlar Marmaris'te. He. Burada 3 ay... Nurgül Hanım'ın salonu geniş ve ferah görünümüyle içimizi açıyor. Koltuk takımı, aksesuarlar, kapalı televizyon ünitesi, ilginç yemek masası, fotoğrafları, sallanan sandalyesi ve duvarları süsleyen resimleriyle salonda mutfak gibi Nurgül Hanım'ın farkını yansıtmayı başarıyor. Bakalım Kadir burası için ne yorum yapıyor? Evet. Oo kız, vallahi evin çok güzel, gepgeniş. Bu zamanda böyle bir ev arasan bulamazsın. İşte bak, klen takıntım. Bozulmuş bu klen Kadir Bey. Bunu düzeltmem lazım. Koltukların da yalnız süngerleri jilet gibi, bayağı sağlam koltuklar. Sence bu koltuklar kaç yıllıktır Kadir? Bir 10 yıl var mı? Evet, buraya taşındığım zaman aldım. 18 yıllık. Evet, oo, 20'ye dayanmış. Aynen. Yalnız hiç aşınma falan olmamış yani. Ama önceden kumaşı nasıldı biliyor musunuz Kadir Bey? Açık renkti. Sen sonradan kumaş mı yaptırdın? Şimdi şöyle bir şey. Yani bu da bir 10 yıl oluyor yaptırdım. Benim evime misafir geldi. Bir şey diyeceğim. Yalnız onu da sökmemiş, üstüne kaplamış. Daha sökmedim diye. Yok, bir de şöyle bir şey. Böyle açık renk kullanıyordum. Çocuklarımı o şekilde büyüttüm. Ama benim evime bir misafir geldi. Üstünde mavi kot vardı. Tam şuraya oturdum. Onu bir gün bana da yaptı. Kör olmayasıcalar. Masmavi rengi koltuğa geçti. Çıkmıyor da çok zor. Neler kullandım, ne deterjanlar kullandım. Geçmedi ondan, onun gitmiş, rengi bunlardan farklı oluyor. Kendine kör olmayasıcı ayağına yapışsın. Ben kapıdan girer girmez o benim gözüme çarpıyor. Eşime söyledim, sonunda mecbur kaldım. Peki bir şey diyeceğim, misafir varken onu gördün mü? Sen kalktıktan sonra mı gördün? O bir kalktı gitti, ben bir böyle bir renk şeysi gördüm. Senin koltukla birlikte yüzünün de rengi değişti tabii. O maviye sen mora çaldın. Sen olsan ne yapardın Kadir? Onun saçını tuttuğum gibi koltuğa sürteye. Ama görsen Kadir Bey, ilk sildim bayağı bir. O hayatta çıktı. Bayağı bir kendimi. Sonra makineye attım. Ne deterjanlar almadım ama rengi farklı oldu. Çünkü bir şey diyeceğim, onu benim bir misafirim de yaptı. Oturdu, kalktı, gitti. Ay şuraya uzandım ama. Yani beni o an Şişli Etfale götürseler morga kaldırırlar. Kendimden geçtim. Ama benimki çıktı. Ben bayağı uğraştım. Benimki mesela, çıktı. Mesela benim küçük oğlan televizyon izlediği zaman böyle bunlarla oynardı. Şey yaptı, ben üstüne böyle bir şey çaktım, boyadım. Evet, çok da pratiksin yani. Tahta parça aldım. Buraya çaktım, üstünde boyadım. Abinin ismi ne? Behzat. Yani Behzat abi, bence senin ekonomik durumunun iyi olmasının tek sebebi bu hanım. Eğer sen müsrif, her sene koltuk değiştiren, hiç eşyasına önem vermeyen biriyle evli olsaydın şu anda ayağına bir paça yapışmaz. Evime boyacı girmez, kendim yapıyorum. Boyadın mı sen? Evet. Anam anlatma, boyacı nazar sokuyorum. Değecek, vallahi anlatma. Maşallah. Salona girdiğim zaman perdenin arka tarafına bakacağım. Bir de eğer saksı veya çiçek varsa saksının altına bakacağım.
Evet, kahverengi cam en sevdiğim. Senin en güzel yerin kahverengi camların. Camların yar camların. Ne güzel kremleme derdi yok, güneşten sararma derdi yok. Aynen çok öyle. Çok güzel. Araları falan da gayet bir güzel. Bir de şey, benim çocuklarımda, eşimde de alerjik var. Alerjik astımlar. Tül, çok tüy topladığı için bunlar daha güzel. O yüzden bunlar. Aynen öyle. Neyse, zaten normalde karşısı tren yolu, apartman falan yok. Evi gören de olmaz. Aynen, aynen. Yoksa şeyi var altında, store var. Gayet güzel. Nereye gidiyoruz? Tabii ki banyoya. Banyoya, küveti merak ediyorum. Duşakabini merak ediyorum. Buyurun Kadir Bey. Evimizin banyosu daha ilk bakışta ne kadar temiz olduğunu gözler önüne seriyor. Klozetten lavaboya, banyo dolaplarından duşakabine, çamaşır makinesinin gözünden havalandırma penceresine kadar her yer pırıl pırıl parlıyor. Anlaşılan Nurgül Hanım temizlik konusunda kendisine rakip tanımıyor. Bakalım Kadir bu banyoda nelere dikkat ediyor? Buyurun Kadir Bey. Bu abini senden gizli aldı çamaşır makinesini. Evet, aynen öyle. Çamaşır makinemi değiştirmesini istemiyordum. Gitmiş bana almış ama bir 5 yıl oldu bu da. Anladım. Yok, gayet güzel, tertemiz. Mis gibi deterjan kokuyor. Şöyle açalım. Lastiğimizin arası da çok güzel. İçinde hiç kıp kıpçık yok. Lavabo tezgahına bayıldım yalnız. Ben böyle hazır dolap sevmiyorum. Böyle mutfak tezgahı gibi yapılanlar daha güzel öyle oluyor. Mutfak tezgahı deyince hemen altına eğiliyorum ya. Aklıma gitti. Aynen. Evet, gayet. Çok şık bir çöp kovası. Normalde bunu mutfakta kullanırlar dolabı. Mutfakta da var. Bu burada niye var? Yani şey için, bu tuvalet için bu. Bu tuvalet için. Bu da normal rulo, ellerini kuruttukları zaman atıyorlar. Yalnız çok, ya sende çok ev fikri var. Vallahi bak. Hanımlar evi gezerken lütfen etrafa bakın. Acaba Nurgül Hanım pratik ne yapıyor diyor. Bak. Pratik şeyleri severim. Demiş. Böyle değişik pratik şeyleri kullanmayı severim. Duşakabinin camına bayıldım. Fayansların da parıl parıl. İçeriden çıkamayın inşallah. Banyoda evyeye, su kalıntılarına, kireç kalıntılarına, bunlara çok dikkat edeceğim. Evet, Nurgül Hanım haftanın başından beri çok iddialı konuşmadı. Çünkü dedi ki ben değil temizliğim konuşsun. Cidden de konuşmuş, gayet güzel. Bunları da boyamışsın galiba. Bu şeydi Kadir Bey, metal renkti. Ha, gümüş rengi. Aynen, ben bu eve geldiğim zaman gümüş rengiydi. Böyle kabarmış, hep dökülüyordu. Zımpara yaptım, kendim boyadım. Maşallah. O zaman Nurgül Hanım'la vedalaşalım da Kadir. Benim seninle bir konuşmam lazım. Tamam. Ablam sen git, geliyorum tamam ben. Kesin dedikodu var, ben sana anlatırım. Tamam. Sana. Duydun mu? Program için temizlik yapıyorlar dedi Kadir. Onun niye de anlamadım. Kimin evi var, kimin evi için. Galiba Züleyha Hanım'ı kastetti. Olabilir, olabilir. Ama o da temiz. Bunu mutlaka sormam lazım. Soracağım ben. Kimin için olduğunu soracağım. Yalnız inanılmaz temiz bir ev. Yani bazen gittiğimiz evlerde böyle elime yağ geliyor. Kadir Bey, cuma günü şuradaydım, çarşamba buradaydım. Geri kalanlar neredeydi? Bak ev pırıl pırıl. Maşallah. Nurgül Hanım benim evimde çok fazla kusur bulduğunu söylüyordu soframda. Ben onun evinde evini didik didik didikleyeceğim. Yemek konusunda da çok fazla bilgili olduğunu söylüyordu sofrada. Bakalım, göreceğiz. Bugün benimle Züleyha uğraşacak. Bu eve çok dolu gelecek. Çünkü onun evini pis dediğim için. Buyurun, hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şöyle buyurun. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Buyurun. Merhabalar. Böyle. İşgün Hanımcığım, kırmızılar ne kadar güzel yakışmış. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Ooo, Nazmiye Hanım'ın takımlarına. Buyurun böyle. Gülten Hanımcığım, hoş geldiniz siz de. Sizi şöyle dörtlü olarak o tarafa alayım. Tabii. Nurgül Hanım, siz de buyurun böyle. Burası ev sahibi olarak da. Koltuk da alçak. Evet, Nazmiye ablanın boyu o kadar uzun ki. Evet, değil mi? Doğru diyorsunuz. Tekrar evime, yuvama hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi olduğunuza sevindim. Ben de iyiyim. Çok şükür. Teşekkürler. Hepinizin yaşadığı heyecanı ben de yaşıyorum. Onlar şu an bugün farklı heyecan yaşıyorlar. Çünkü 15 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Değil mi? Aynen, aynen. Aynen. Yani evet, şu an seni hakikaten unuttular. Kazansın. Hadi bakalım. Aynen. İnşallah hayırlısı. Nurgül Hanım'ın evindeyiz biliyorsunuz. Haftanın başından beri. Aslında temizlik konusunda çok çok iddialı bir yarışmacımız değildi. Hani hiç öyle kendini çok fazla öne atmadı. Aynen. Ama bir siyah takıntısı olduğunu söyledi. Aynen öyle. Bugün dedi ki benim evim konuşacak. Ben susacağım dedi. Evi gezeceğiz bakalım. Ne kadar temizmiş, ne kadar titizmiş. Ama Nurgül Hanım'ı bir tanıyalım şimdi. Gördük ama nedir, kimdir, nerelidir, kaç çocuk var, kaç senelik evlisiniz? Ben Nurgül Güler. Erzincanlıyım, 45 yaşındayım.
22 yıllık evliyim, 2 çocuk annesiyim. Maşallah. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı merak ettiğiniz? Yok. Yok. Ne kadar meraksızsınız. Kız insan bir sorar. Hiç kaynananla birlik oturdun mu? Ne çile çektin bir merak eder. Değil mi? 3 yıl oturdum. Kışlar oturdum dediğim gibi yazları. Mevsimli kayınvalidesi. Ben... Kışları var, yazları yok. Aynen. Kadir Bey, ben kaynana olduğum için pek kaynanalar sormuyor. O yüzden. Şimdi bana taş baş gelir, hiç başım ağrıdı. Aynı durumda da ben olduğum için. Değil mi? Biz ne olacağız? Aynen öyle. Gün gelecek, devran dönecek. Herkes ektiğini biçecek. Tabii canım, bizim de var 2 tane. Ben de dahil. Ben kaynvalide oluyorum. Kadir Bey, yani bu konuyu konuşurken böyle bir sanki siz kendiniz de özleştirip konuşmuş gibi. Aynen öyle. Etrafımda çok var. Bir de şimdi ben de evleneceğim. Belki kaynanamı severim. Hani sonuçta kaynanayı biraz belki idare edersin ama kayınpeder biraz işte o. Değil mi? O. Bizim bir komşunun kızı var da evlenecek. Diyor ki kayınpeder diyor kuru bir kalabalık. Kız dedi sen manyak mısın? Kayınpederler iyi oluyor ama. Benim kızım bile kayınpederiyle bacak bacak üstüne atıyor. Ha. Ne şimdi o eskiden diyor böyle oturmak. Ne bileyim, ben biraz kayınpederin yanında çekinirim. Öyle her şeyi söyleyemezsin. Kaynanayla belki anlaşırım. Onu ben şaka maka yola getiririm de. İki deterjan bir bez onun gözünü boyarım ben. Sen ikisini de... Ben bir anamı yola getiremedim. Kaynanamla kaynatamı getiririm de. Peki biz ikramlıklarımızı alalım o zaman. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Orta halde. Niye güldün Nazmi abla? Diyecek ki benim gibi mi yapmayacak? Kadir Bey'inki de bol şekerli olur. Şekerli ama dediğim gibi fincan atmalı. Ben şekersiz içiyorum. Biliyorum. İki sade, iki orta, bir tane daha çok. Züreyya'nın evinde içemedim. Ben aslında sepalarını bir kahveni bile içemedim. Olur. Ay. Evet. Evet, sana orada şekerli geldi. Karıştırdım ben. Kahvem seni gibi yapsaydın keşke. Hep şekersiz yapsaydın. Evet. Bak nasıl hırslanmış. Bir daha yapsaydın. Bunları da boyadın diye zor çıkıyorlar. Nurgül Hanım'ın evindeki eşyalar hep böyle uzun süreli eşyalar. Ama hepsinde bir tadilat, tamirat yapmış, biraz böyle boyamış. Ev konusunda çok böyle yeni eşya almayı seven biri değil. Hep böyle tutumlu biraz. Nurgül Hanım'ın dekorasyonu çok benlik değildi. Tahta objelerle evini renklendirmeye çalışmış ama çok boğuktu bana göre. Nurgül Hanım'ın evinde çok tahta şeyleri gördüm. Ben o kadar tahtalı mahtalı şeyleri sevmiyorum. Sadeliği seviyorum. Şimdi bugün evi gezdik bayağı bir. Temizlik konusunda konuştuk. Nurgül Hanım dedi ki Nazmi Hanım'ın evinde dedi yorum yaptığım için biraz pişman oldum dedi. Çünkü dedi haftanın başından beri gezdiğim evlerin içinde dedi normal günlük hayatta da temiz olduğunu düşündüğüm bir Nazmi abla var dedi. Geri kalanlarının biraz da dedi program için yaptığını düşünüyorum dedi. Gelince size ben katılmıyorum çünkü pazar günü haber veriliyor. Pazartesi günü çekime gidiliyor ve benim 3 tane çocuğum var ilgilenmem gereken. Zaten uykusuz geliyorum. Ben nasıl temizlik yapabilirim? Artık bilmiyorum. O benim bir Nazmi abla için dedi. Ben de kabul etmiyorum. Bana çarşamba günü sabah bana haber verildi. Ve ben perşembe günü yarıştım. Benim o süre zarfında o temizliği yapmam söz konusu değildi. Ben Nurgül gibi düşünmüyorum. Diğer yarışmacılarımız temizdi, kirli değildi. Bence son gün bütün detayları biliyor. Kimin nereye bakacağını da biliyor. Bunun için de algıyı kendisine çevirip en temiz benim demeye çalışıyor. Sen dedin ya ben bir tek Nazmiye Hanım'ın normal hayatta da temizlik yapıyorum. Diğerleri aynen. Şimdi biraz program için oldu. Aynen öyle. Program için olduğunu düşünüyorsun. Peki, program son gün haber veriliyor. Çok pardon. Nasıl tek tek konuşalım için? Züleyha önce sen konuş. Program için nasıl olabilir? Pazar günü bana haber veriliyor. Pazartesi günü tamam bir dakika. Aynı şekilde. Ve ben 3 çocuklu yaşıyorum. Bak bunu da göz önüne alın. Biliyorsunuz geç saatlerde geliyoruz. Hepimiz ben aynı nasıl şekilde. Cam silebilirim? Nasıl temizlik yapabilirim? O pis olmuş camdan olsaydı. Camdan zaten bahsetmiyoruz ki. Yani tamam. Petekler olsun, şeyler olsun. Benim sürekli elim üstünde. Ben sürekli. Hayır ne gördüğünüz de buna kanaat aynen, getirdiniz. Yani bu kadar yani anlayamadım. Böyle nasıl desem ben mesela çok aşırı titizim asla demedim. Ben de temizlik hastası olduğumu söylemiyorum. Kadir Bey kadar takıntılı olduğumu söylemiyorum zaten. Hı-hı. Burası zaten en temiz, en titiz değil. En hamarat ya burası. Yani tabii ki de temizim, tabii ki de titizim, tabii ki de işime güveniyorum. Bakın, çok ben şey her yere yetişmeye çalışıyorum. Program için yapıldığını ben anlıyorum. Tamam onu da siz benim hani evimde ne gördüğünüzde program için yapıldığını söylüyorsunuz. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Ben zaten bakıldığı zaman, genel olarak bakıldığınız zaman
Yani ben fazla bir şey gördüm demiyorum zaten. Ama ne size bu kanaati getirdi? Sadece yani Nazmiye Hanım'la. Yani sebep olan gördüğünüz şeyi merak ediyorum. İnsan anlıyor diyorum ya, ben anlıyorum. Onu demek istiyorum. Ben söyleyebilir miyim? Bana çarşamba sabahı haber verildi. Hepimiz öyle, bir gün önceden. Çarşamba günü haber verildi ve ben perşembe sabahı yarıştım. Sizce o ev yarışma için mi temizlenmiş bir evdi? Dürüstçe cevap vermeniz ve gerçekten dürüstlüğünüze inanmak istiyorum. Ya ben diyorum ya. Yani daha çok o yarışma, mesela ya, eğer benim programı evim, izliyorsanız, programı izliyorsanız benim, ben hiç sanmıyorum sürekli biri peteklerin arkasını, peteklerin kenarını. Kimse zaten öyle bir iddia etmiyor ki öyle. İşte onu anlatmaya yani çalışıyorum. Detaylardan bahsediyorum. Yani o yarışma için oralar temizleniyor. Hayır, şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Benim evimin yarışma yani için temizlendiğini söylemesini kabul etmiyorum. Normalde Gülten abla peteklerin içini almıyor mudur yani? Bence almıyordur. Yarışma emin için misiniz alıyordur. Yani iki ayda bir falan almıyorsunuzdur. Emin misiniz bunda? Ben eminim. Evimde de ben bana sizin ellerinize dikkat ettim. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim gözümden kaçmaz deterjandan elleriniz artık patlamıştı. Benim demek ki onun için bu temizlik yapan bir insanım. Hayır. Şimdi düşüp bayılacağım. Daha sabahın erken saatleri, daha akşama kadar çok vaktimiz var. Hiç yani şimdi gerilmeyelim. Anlatamıyorum Kadir Bey. Peki menüyü duyalım mı menüyü? Biz yemeğe de puan vereceğiz ya, bakalım menü nasıl olmuş. Hiç gerilmiyoruz haftanın son günü. Oh. Nurgül Hanım temizlik algısı yaratmaya çalışıyor ama ben hiç katılmıyorum. Ben zaten evime girdiğim zaman temiz ve hijyen olmadığı müddetçe ben kendim rahat edemem. Ne Nurgül Hanım için ne bir başkası için, hele ki program için hiç temizlik yapmıyorum, hiç de katılmıyorum. Evet, şimdi Nurgül Hanım'ın menüsünü merak ediyoruz. Temizlikte iddialı olduğu kadar menüde de iddialıdır. Bakalım bugün bize neler pişecek. Buyurun tam karşısına kameraya sayın. Başlangıç olarak sebzeli kereviz çorbası, ara sıcak peynirli börek, bir de Erzincan yöresine ait sarma, yaprak sarma. Ana yemeği güveçte mantarlı soslu misket köfte, yanında yeşil mercimekli bulgur pilavı, buharda sebze garnitür, mevsim salatası. Tatlı olarak da profiterol. Profiterol. Evet. 3 saat içinde heyecandan tutar mı profiterol? Tutar. Tutar inşallah. Ama. Tutar. Her gün sarma yemekten artık. Evet, o denk geldi ya. Aynen öyle denk geldi. Tabi kimse birbirinden habersiz menüyü yazıyor, bilemiyor. Benim işte dediğim gibi biz çok yapıyoruz. Zaten annemin kendi normal üzüm bağı var Kadir Bey. Kendisi yapar. Bir de Erzincan usulüymüş. İçi nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız evi gezmeye mutfaktan başlayalım. Tamam. Haydi bakalım, buyurun. Buyurun. Ay bismillah. Şimdi ne dediklerler ne dediklerler. Buyurun o hırsınla. Bugün masada en çok Züleyha Hanım'ın sesini duyacağız. Çünkü Nurgül Hanım Züleyha Hanım'ın evini haftanın en pis evi olarak ilan etti. Bunun acısını Züleyha Hanım bugün çıkartacak. Buzdolabının motorunda toz, pislik buldum. Pencerenin üstünde yere dökülen tozlar vardı. Mutfakta ilk girdiğimde kombinin altına bakmak istedim. Zaten hedefim oydu. Baktım ve orada oranın hiç silinmediğini gördüm. Lavabonun altına baktım. Orada toz birikimi, herhangi bir kir görmedim. Genel olarak temiz gibi görünüyordu ama detaylara indiğimiz zaman onun da hepimiz gibi eksikleri vardı. Ve iddia ettiği kadar da bence temiz değildi. Banyoda da dolabı açtım. Havlu dolabını menteşenin çıkıntı yerine baktım, orada toz vardı. Yani birikmiş bir toz vardı. Bana haftanın en kirlisi diyen Nurgül Hanım, keşke evinize şöyle bir bakıp temizleseydiniz. Ünitenin arkasına, pencerenin üstüne, buzdolabınıza. Evet, hanımlar gezdi gittiler. Buzdolabının arkasına kadar çektiler. Buzdolabının motoru kirli dediler.
Ama Kadir Bey bu üflüyor sürekli, böyle siyah bir şeyler üflüyor. Bir de bir şey diyeceğim, motor kapalı ama açık değil ki orası. İşte ben de onu diyorum. Ama ben mesela sistem var ya, yerine yerleştirdiğim zaman, çalıştığı zaman eski, hatta söyledi. O zaman şey yapmak lazım, bunun arkasındaki o plastik var ya, tornavida ile onu söküp o iç kısmını temizlemek, süpürgeyle çekmek lazım. Tamam. Eğer olursa biz onu yapalım, temizleyip geri takalım yerine. Tamam, aynı. Salondaki balkon kapısını onu ben aldım. Süleyha'nın boyu yetişmedi. Tam o üst oluk var ya, oradan orası çıktı. Orayı ben de gördüm. Tamam, tamam, tüy olabilir. Tüy vitesinin arkasında toz bulmuşlar. Bir de tüy vitesinde saç bulmuşlar. Bir de banyodaki lavabonun iç kısmını şöyle bir dolanmışlar. Sence senin yaptığın yorumdan dolayı biraz hırslandılar açıkçası. Bence de. Yani aynen öyle. Hırslandılar. Hele Gülten abla bayağı köpürdü. Aynen öyle. Gülten Hanım salonda hiç kimsenin görmediği bir ayrıntı yakaladı. Ha, o bana dedi ki ben zaten dedi bir yeri gözüme kestirmiştim. Orada da haklı çıktım dedi. Ama neresi olduğunu bana söylemedi. Söylemedi. Finalde söyleyecek. Ayrıca mutfakta da bir yeri tespit etti. Her iki yeri de size temizlik esnasında göstereceğim. Peki bekliyoruz senden haberi. Biz o zaman gidelim. Haftanın son günü için kovaları dolduralım. Tamam, temizliğimize başlayalım. Görünen yerlere bir alalım. Çok pis evi temizleyelim Kadir Bey. Aynen, gel gidelim. Haydi bakalım. Bugün 15.000 TL'nin sahibi belli olacak. Bakalım kaderin zeli değil en hamarat. Benim de bugün neler yaşanacak hepsi birazdan. Nurgül Hanım temiz olduğunu iddia ediyor. Ama her takıntısı olan insan bence temiz değildir. Gel abla. Gel. Evet. Ben bunları kaldırırım Kadir. Tamam, sen onları topla. Ben de suyu alıp geliyorum hemen. Tamam. Rakipleriniz neden size karşı bu kadar acımasız davrandılar Nurgül Hanım? Kadınlar bana bayağı bir cephe oldular hepsi. Son söylediğim cümleden dolayı. Ama ben yine sözümün arkasındayım. Yalnız hepsinin yüz ifadesi şeydi bayağı yani. Bayağı bir değişti. Aa, bu muydu temiz? Hani neresi temiz? Gibisinden bir bakış oldu. Gülten Hanım'ın çıkışına ne diyeceksin Kadir? Gülten abla perşembe günü yarıştığı için sürekli söylüyor ama Nazmiye abla da diyor ki ben de pazartesi günü yarıştım. Ama gerçekten yani o da sürekli onu dile getiriyor ama yanlış yani. Ama sadece şeyde biraz haklı. Diyor ya hani bana son, cidden de son gün söylendi. Hani çarşamba günü gece haber geldi. O şekilde arandı. Sadece aniden hani hemen o kadar temizlik yapabileceğini düşünmüyorum. O konuda sadece mesela diyor ya. Ama öyle söyleyen biri, şimdi Kadir Bey öyle söyleyen biri demek ki normalde sürekli temizlemiyormuş. Benim dediğim ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu? Nasıl yani? Şimdi diyor ya sen avantajlısın. İki gün şansım vardı diyor. Daha detaylı temizledim. Bu ne demek? Yani ben detaylı temizleyemedim. Yani ben yarışma için temizlik yapacaktım. Ha, sen onu öyle mi yordun? Tabii ki öyle yorumlanıyor. Siz öyle anlamaz mısınız? Ben şöyle anladım. Hani benim evimde çok bir şey yoktu ama evim temizdi yani evim temizdi. Ve ben bir gün öncesine haber verildim. Yani o evin temizliğini ben aniden yapmadım. Sürekli temizlik yapıyorum demek istiyor. Tamam, sürekli temizlik yapıyor. Mesela ben de sabah kalktım eve, hiç dokunmadım. Sonuçta çocuklarım burada uyudu, sabah kaldırdım gönderdim. Yani. Eve girdiğimde perdelerin arkasına bakacağımı söylemiştim. Ama eve girdiğimde stor olduğunu görünce ben daha şanslı saydım kendimi. Storun sadece alt tarafına baktım. Orada hiç silinmemişti, toz birikimi vardı. Evet Kadirciğim, hazırsanız Gülten Hanım'ın ne bulduğunu söyleyeceğim size. Nereden? Ha, buradan mı buldu Gülten? Gel buraya be, şu storun arkasını bir kontrol et bakalım. Burayı? Ha, evet orada toz. Şimdi ben bu storu hiç kullanmıyorum yukarıda. Ay Gülten ablaya da. Ben tatilden geldikten sonra storlarımı hepsini yıkadım. Ondan sonra ben bu balkonu sürekli çamaşır için kullandığım için bu böyle. Yukarıda bu şekilde duruyor. Bu şekilde benim storum. Vallahi bunlar çok fenalar. Yani. Ben onların evinde gördüğüm şeyleri gösterseydim desene. Sen şimdi kadını ele dersen o da ele didikler işte. Aynen öyle. Çünkü dedi baktılar ki bir şey bulamayacağız. Nereye acaba biz bakabiliriz? Nereden bir şey bulabiliriz? Peçeteyi kirli çıkarabiliriz acaba? Şimdi. Bana sorarsanız hatanızı kabul edin ve storun tozunu mutlaka alın Nurgül Hanım. Alalım. Tabii gelip bakmayacaklar ama storun tozunu tabii ki alacağız. Kadir Bey sıfır eve bile gitsen bulamaz mısın? Temizlikçiyi koy, temiz sil ama yine bulursun. Bana bile gelseniz bulursunuz vallahi. Sana gelsek zaten hayli hayli buluruz. Senin evde hiç gezmeye bile gerek yok. Kadir Bey bu çekmeceyi ne yapmışlar? Gezsin. Çıtasından mı çıkmış? Ha, çıtasından da. Tamam. Nurgül Hanım temiz ama o kadar aşırı da değil. Şimdi şu peteğin altına bakmak istiyorum eliminle. Bak gayet güzel. Görüyorsunuz. Kadir Bey ben süpürge vurayım mı? Aç süpürge vur sen. Bak orası da gayet iyi. Ama cidden Gülten abla şaşırttı beni.
Gördün mü kadındaki detayı? Evet, aynen öyle. Dedi ki siz mi siz benim temizlikten anlamadığımı düşünen. Bunun içinden de storun ipini bulmak bir ölüm. Ama düşünsene, store benim hiç aklıma gelmedi ve buzdolabının motoru. Yok, buzdolabının motoruna ben hep bakıyorum da. Aa, ama ben bu kapalı. Hiç... Kadir Bey bozar diye ben bak, halkın bu... motoru mu sökeyim? Bak bu temiz. Bu balkon tarafında olduğu için. Dediğim gibi ben bunları kullanıyorum ya Kadir Bey, aşağı indiriyorum. Onu hiç kullanmıyorum. Yani yazın sıcağında bile kullanmıyorum Kadir Bey ben onu. Çekmeyelim bunları. Şimdi böyle çalışıyor değil mi? Bismillah. Sen bas orayı al. Kadın diyor ki ben motorumu sökeyim. Bak burası kalmış, gördün mü? Son gün olmasının avantajını çok güzel kullanmıştı. Salonda sadece pervaz kenarında tozlar gördüm. Kadir biraz mola verin de iki çift laf edelim Nurgül Hanım'la. Dur bakayım şurayı bir arkasını alıyorum. Arkası da gayet güzel. Evet. Şık. Nurgül abla hele az otur gel. Otur abla. Gel şimdi şu ortayı da sileriz. Zaten salon gayet güzel. Bir şu klimanın üstüne çıkıp bakacağım. Bak klimanın üstüne dikkat ediyorsan bez var. Seni hiç tanımadık. Tanım. Nasıl evlendin, nasıl tanıştın, eşinle 3 sene kayınvaliden oturdun, neler oldu, neler bir... Yani bugün Nurgül bugüne geldi ama hele nasıl geldi? Hele bir anlat. Kadir Bey, ben memleketteydim Erzincan'da. Erzincan neresinde bu arada? Erzincan köyümüz Üzümlü'ye bağlı. Üzüm Avcılar Köyü. Ondan sonra oradaydım. 24 yaşındaydım işte. Ablam nişanlandı ilkin. Ondan sonra... İstanbul'a mı geldi nişanlandı? Yok, ablam da köyde geldi istediler. Zaten ablamın eşi de annemin uzaktan akrabası oluyor. Ha, yok çok yabancı değil. Değil, değil. Ondan sonra aynı köylüler annemle zaten. Ama o hiç bizi tanımıyor. Çünkü İstanbul'da çalışmış, şey yapmış, hiç bizi tanımıyor. Babam aslen Çayırlılı ama. Biz Erzincan depreminden sonra annemin köyüne taşındık, Avcılar Köyü'ne. He, baban gelin oradan, annen gelin köye taşındınız. Erzincan aynen öyle, Erzincan depreminden sonra biz oraya babam yer aldı. Depremde kaybınız var mıydı sizin? Depremde kaybımız yok. Yıkılan... Ama şey, tabii ki yıkıldı evler, hayvanlarımız falan telef oldu. Tabii ki oldu. Ve psikolojik olarak o depremin o sesini, şeyini mesela... Ya, bir iki yazları Marmaris'e gittim işte, orada sık sık oldu deprem. Ben resmen kendimi kaybediyorum. Hemen depresyon. Panik atakası, aynen. Peki bir şey diyeceğim, tam da tren istasyonunun yanında oturuyorsun, gece gündüz bu uğultu. Kadir Bey, ilk başta çok rahatsızlandım. Sürekli sıçrıyordum üstüne. Şimdi hiç sanki tren geçmemiş gibi. Hani depremi falan hatırlatıyor musun? Aynen, aynen. Başta öyleydi zaten. Sürekli üstüme sıçrıyordum böyle. Uykularım kaçıyordu ama sonra alıştım. Yendin onu. Aynen, yendim peki, onu. Peki, ablan nişanlandı. Ablam nişanlandı. Ondan sonra zaten... Ablamın eşiyle benim eşim dayı yeğenler. Benim eşim ablamın eşinin yeğeni oluyor. He, senin enişten eşinin dayısı oluyor aslında. Aynen öyle. Ben ablamın, ablam nişanlandı. Ondan sonracıma işte şeye geldiler. Ablamın kına gecesi bizim köyde oldu. İşte eşim falan geldi dayısıyla. Dayısıyla da yaşları da yakın. İkisi ayrılmazlar. Zaten eşim de dayısının yanında çalışıyordu o zaman. Anladım. Dayı yeğenler ama akran gibiler yani. Aynen yaşları. Öyle. Peki. O sırada işte ablamın kınasıymış, alışverişiymiş falan. Sen de o zaman evin bekar kızsın, gelinin bacısı kafada simler mimler. Abla nereye oturacaksınız? İşte o sırada tabii ki eşim beni görmüş. O seni görmüş. Tabii. Ondan sonra zaten yanındaydı ya, bir de alışverişe de biz birlikte gidiyorduk. Sen hiç fark ettin mi onu orada? Ben de fark ettim tabii, fark etmez olur muyum? Ha. Fark ettim ama... Çaktırmıyorum. Ben o şekilde şey yapmadım yani, ay ben bunu işte ayarlayayım, şeyi yapayım. Eskiden yoktu zaten öyle şeyler. Yani eşim de şey değildi de dayısı biraz çok vesile oldu. Gel bu kızı kaçırma, olalım. Hayır bir de bu kızı kaçırma, bu çok çalışkan işte babasının sağ kolu şöyledir, böyledir, çok tutumludur. Sırtın yere gelmez. Aynen tutumlu öyle. Tutumlu kısmını iyi söylemiş, vallahi tutumlu. Gerçekten öyle. Bir de mesela benim babam işte ben evlendiğim zaman ağlayıp dedi ki bizde şey vardır evlerde, ortada direk vardır tavanı tutmak için destek. Evet. Evimin direği şimdi yıkıldı. Mesela 2 tane erkek oğlu vardır. Benim için söyledi onu. Ama sen daha çok herhalde ev işiyle de her işle de meşgul. Kadir Bey en çok babamla dışarı işinde. Mesela ev işleri ablama aitti. Gelirdim ablama da yardım ederdim. Yer karanlık, herkesten önce ben giderdim. Bir de ben şöyle şunu çok severdim. Mesela ahırın kapısını babamın cebinden gizli alırdım. Yavaş giderdim. O hayvanların yemini verirdim. Altını süpürdüm babama sürpriz yapayım diye. Babam mutlu olsun. Millet de yataktan zor. Hayır, yer daha karanlık.
yer daha karanlık. Kız korkmuyor musun? Hiç korkmazdım. Demek ki içinden bir gelen aşk işi. Giderdim, süpürürdüm o hayvanların pisliklerini atardım. Ondan sonra babam bir geliyordu ki Nurum diyordu bana. Bağım Nurum. Nurum. Nur. Nurum. Nur demek temizlik demek. Nurum, bağım işte kalkmış da yapmış da. Ondan sonracıma hep biz birlikte dışarı tarla işi olsun. Baban sen gidince bayağı yalnız kaldı o zaman. Aynen öyle bayağı. Benim nişanlandığım senede Kadir Bey aldı Nurgül evlenecek diye 6-7 tane tarla ekti o sene. Niye hep şey hasat çok olsun diye? Hasat çok olsun diye Nurgül evlenecek gidecek ki ondan sonra nasıl yapacağım artık? Hasat gitmeden son kez tarlancımı içelim. Hayvancılığı da azalttı zaten ondan sonra. Destek gidince. Çünkü besili hayvanlarımız vardı böyle montofon ile. Peki sen hiç demiyor muydun ya bu evde bir tek ben mi varım? Ne bu Nurgül boyuna her yere Nurgül her yere Nurgül. İsyan ettiğim zamanlar da oluyordu Kadir Bey. Ama iş yapmayı da seviyorsun. Gençliğimi yaşadım ama hırslıydım, çok hırslıydım. O kadar hırslıydım ki anlatamam yani. Çalışma azmi çok vardı, hırs çok vardı. Erkek gibiydim yani böyle. Senin o zaman hani bazen böyle kız istemeye gidince mahalleliye soruyorlar ya. İşte Şaziyeleri Nurgül alacağız sizce nasıl diye. Herkes kesin senin ama öve öve bir hal olmuştu. İşte zaten hep derlerdi erkek gibi kız o. Maşallah. Yani mesela köye babam köyün yukarısına gidip hani tarlayı suvarmak için su bırakmaya. Mesela babamın 3 tane kızı vardı. Beni gönderirdi. Kimse bir şey diyemez bana. Hatta eşimin bir tane tanıdığı var yukarıda oturuyor. Ay demiş o kız demiş kavgacı onu niye istediniz siz? O kargaşa Nurgül kargaşa. Aynen öyle işte. Yani kimse gelip benden su sırasını alamazdı. Kimse yanına yaklaşamazdı. Aynen öyle. Öyle. Ondan sonra işte İstanbul'a mı gelin geldin? Nişanlandım. Eşim tabii ki yazın çalışıyor. Ben de köyde. Yani öyle konuşmamız, birlikte nasıl çıkmamız. Telefonla Kadir Bey. Cep telefonu da yoktu. Ev telefonuyla ne kadar birbirini tanıyabilirsin? Bir de ev telefonu çalıyor şimdi. Herkes sana bakıyor evin zaten içinde. Zaten bir odanın içinde. Babamlar var, annem var. Kim aradı kızım? Behzat aradı baba. O kadar fazla öyle detaylı bile konuşamıyorsun. İşte ondan sonra geldim. Bir şey soramıyorsun. Behzat sen neredesin? Ne yapıyorsun? Huyunu, suyunu, her şeyini... Evlenip derler ya aynı yastığa baş koyduğun zaman öğreniyorsun Kadir. Evet her ne kadar gezip tozsan da diyorlar ki aynen. Aynı evin içine girmeden insanın huyu belli olmaz. Ama çok şükür çok iyi bir insan, vicdanlı bir insan. Evine çok sadıktır, çocuklarına çok iyi bir babadır, çok iyi bir eştir. Maşallah. Peki böyle gıcık olduğun bir huyu var mı? Hani derler işte ay kocamın şu huyu beni canımdır ciğerimdir ama şu huyu beni deli ediyor. Mesela kimisi işte bardak koyar, kimisi çorabını kenara atar. Hayatta kimisi yapamaz biraz... onlar başta yapıyordu. Yapamaz. Ha. Şimdi yalnız, hayatta yapamaz. Yalnız yapmıyor değil, yapamaz asla. Evet yapamaz gerçekten. En başlarda öyle miydi peki? Öyleydi, çok rahattı. Çorabını da yere atardı, kıyafetlerini de sağa sola bırakırdı, siyah da giyerdi. Ne dedin? Koyu da giyerdi. Evet Behzat Bey. Ama birlikken o kadar söyleyemiyordum da siz... sonuçta. Dur oraya da geleceğim. Ayrı eve, ayrı. Evet Behzat Bey, ana ocağı bitti. Size ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Şimdi kalk. Kalk 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 öyle artık yaldan daldan dala daylalara oğlum gider yaylalara yok. Yok aynen. Yerlenecek toplanacak. Aynen. Annen gilin evde 3 sene oturduk orada hiç kıkın çıkartamıyordun. Aynen orada o kadar yani sinir şunu yapamam. Sinir oluyor muydun kız o çorapları yere at Vesat o çoraplar yerde bir şey. Annesinin yanında şimdi oğlana bir şey yok, de diyemiyorsun. Yok yok ama şimdi şöyle bir şey işte mesela her gün süpürge vurmama. Kızım ne var ki bu evde süpürge vuruluyor falan. Ha. Tabii. Temizlik takında problem oldu orada şimdi. Tabii ki olacak ama çok şükür öyle birbirimizin kalbini kırarak birbirimizin o da sen üzere... yorulma diye kızım. Tabii beni düşündüğü için. Düşünsene büyük oğlumda hamileyim karnım burnumda ben üniteyi çeker arkasını silerdim. Allah cam sana. Silerdim cama çıkardım. Şimdikiler de daha doktor desin ki 2,5 haftalık hamilesin. Ay düşük tehlikem var ben kalkamam. Kadir suyumu sabunumu getirin her şeyimi getirin. Küçük oğlumda doğum ettiğim zaman işte bu evde bütün camları silip temizliğimi yaptım çantamı aldım hastaneye gittim. Sabah kalkıp. Kadın olsam kesinlikle Nurgül gibi hiç olurdum. Hiç korkmadım. Resmen şu an kendimi görüyorum Nurgül ablada. Yok gerçekten ama tez can böyle hiç korkmazdım. O içinden bir gelecek. Bir şeyin üstüne titrersen o gerçekten olur. Sakınan göze çöp atar. Yani bir de hiç... senin ama içinden gelen bir enerji var. Aynen öyle. Sana çok çünkü ben de öyleyim. Birinin bana demesini beklemiyorum. Onu ben kafama koyduysam yapacağım. Yaparım. Çok merak ettim Nurgül Hanım. Doğuma gittiğinizde hastane odasının camlarını da sildiniz mi? Ha tabii laboratuvar annemiz temizlemiş. Aa şeyi zaten eşim özellikle odası iyi tuttuğu zaman mesela ben fazla masraf çok yüksek tutmasın diye hani tek kişilik oda tutma dedim. Bir de tutumluyum ya Kadir Bey. Mesela ne dedim? Sakın canlı çiçek de getirme. Yazık solup gidecek. Alırsan şey düşüngün kadın. Evet. Ama o ne yaptı? Gitmiş kocaman işte eşim titizdir böyle çok temiz
bir oda tutmuştu. Çok kocaman demet gül yaptırmıştı, getirmişti. Tabii ben yatakta sinir böyle. Senin doğum sancıların bitti, sinir sancıların başladı. Sezeryanla oldu ikisi de. Doğum sancısı da yaşamadım. Maşallah. Onun için yani öyle fızilli şeylere tartışmamız onlar olur. Anladım. Senin tutunuluğundan dolayı. Aynen, makarnayı da gördünüz. Evet, bu arada balkonda göstermedik ama tam tamına bir koli makarna var. Sebebi de Nurgül Hanım'ın makarnayı çok sevmesi değil. Bu ara her şeye fahiş fiyatlar, zamlar geldiği için Nurgül Hanım kendince ekonomik önlemini almış. Makarnayı doldurmuş balkona. Maşallah. Şimdi senin kaç çocuk vardı? İki oğlum var. İki oğlum var. Biri 20 yaşında, biri de 14 yaşında. Kız düşünsene, ikisine de eli ağır bir kız geliyor. Böyle burnunu silmeye eriniyorlar. Vallahi benim abim ne der biliyor musun Kadir Bey? Oğlunu yabancılarla evlendir. Sen ona söylediğin zaman o anlamayacak, o söylediği zaman sen anlamayacaksın. Evet, geçinir gidersiniz diyor. O da gayet güzel. Akraba aynen, oldu mu kavga çıkıyor. Ne akraba ol ne de Türk biriyle evlendir. Onun için yoksa hepsi, her gün tartışırsınız. Ya da çok uzak böyle gidip gelemeyeceğim bir yer olsun. Telefondan telefona. En azından yüreğin oynaması. Aynen öyle. Evet, şimdi biz hızlıca salonumuzu bir süpürüp siliyoruz. Ondan sonra buzdolabının motoruna gidiyoruz. Haydi bakalım. Aynen öyle. Bu haftanın en kirli evi Züreyya Hanım'ın evini buldum. En temiz ev benim idi. Bu haftanın en kirli evi bence Nazmiye ablamın eviydi. Oh, ablam ele hırsından güzel güzel bezini yıkıyor. Oh, Erzincan'dan Kemah'tan tello 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 can. Yar gelir oynamaktan tello 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 can. Yar parmağın ağrımış tello 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 can. Can Erzincan, can Erzincan, can cana kurbana. Eller bana, eller bana, ben sana heyrana. Oh, şimdi güzelce bezimizi yıkıyoruz. Sıkıyoruz. Kadir Bey bir de ben, ha abla. Benim evimde asla paspas olmaz. Sadece saplı bir tane mutfakta var, onu da bezin üstüne acil şeylerde. Hep dizlerime, o yüzden dizlerim bile nasır olmuş. Evet, evet. Yani aslında elde silmek sağlık için çok zor bir şey ama paspas olur, güzel olmuyor. Benim küçük oğlum bir gün babasıyla dışarı çıktı, alışverişe geziyorlar. Baba ben anneme hediye almak istiyorum. Gitmiş bana ne almış? Ne almış? Dizlik almış. Kurban olsunlar ona. Evet. Bu da bana almıştı. En adisini gitmiş almış. Yok, çok güzel dizlerim almış. Dizlerim kangren oldu. Buradan etlerimi sıkıyordu. Kör olmayasın. Sana da iyilik yaramıyor Kadir. Ha, ben sevmedim onu. Hiç hoşuma gitmedi. Sen onu bence bilerek aldın. Daha da fazla dizlerim yansın diye. Seni Allah neydi? Bir gün ben halı siliyorum evde. Temizliği bitirdim böyle. Allah'ım, halının bir kenarında kan lekesi var. He. Sildim arkama dön. Ah, bir de burada var. Sildim, ah bir de burada var. Kız dedim, anam kim iş kanama geçirdi bu evde? Halının her yeri kan. Meğersem neymiş biliyor musun Nurgül abla? Heh, ben balkonda halıyı silkerken dizimi kesmişim. Oo. Hiç ben iş yaparken öyle kendimi parçalıyorum. Ben de öyleyim. Bir de kendimden geçiyorum, sızı da hissetmiyorum. Meğersem dizim kesikmiş, ben siliyorum. Gidiyorum, kan oluyor. Bütün bir halı kalktı, bir daha yıkamaya çıkmadı. O yüzden kan lekesi canım zaten çıkana çok kadar şey. İş yapıyorum. Evet, evde silmedik, girmedik yer bırakmaz. Her yeri ovalarım hep, çitilerim hep Kadir. Her yer hep tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz la, la, la. Kalk abla, mutfağa motora gidiyoruz. Haydi bakalım. Nurgül Hanım yüzeysel olarak temizdi. Ama ince detaylarında bence eksikleri vardı. Gel abla. Şimdi en başta nereye? Yani şu, önce şu buzdolabının arkasını bir sökelim. Gelin, bakın görün. Böyle kömür gibi atıyor dışarıya Kadir Bey. Evet. Yani 24 yıldır hiç ne bozuldu ne de şey oldu. Şimdi siz şurayı bir alın. Bakın burada bir artık bir şey yok. Gayet güzel. Şimdi motoru kapağını sökecek miyiz? Sökeceğiz. Baksanıza buradan elini sokmuş. Peçeteyle onu bulmuş. Bunları onun içinden dökmüşler. Kadir Bey baksana ne kadar uğraşmışlar. Yani. Yoksa bu pislik böyle dışında yoktu. İşte. Ben böyle buradan teker teker böyle silerim evet. Çünkü. Teknik servis. Gördüğünüz gibi 5 dakikada hemencik söküyoruz. Kız Nurki abla sen bunu sökerdin aslında. Bence de sökerdim. Cesaret mi etmedin? Hayır niye bozarım? Aspiratörü bozdum. Tartıştık ya. Sonra Behçet abi. Ha, çünkü korktum şey bu. Cinatına bilmesin. Buzdolabından korktum ne yalan söyleyeyim. Onun için sökmedim. Biliyor musunuz Züleyha Hanım evinden tornavida bile getirmişti kontrol etmek için. Vallahi billahi Züleyha. Maymuncukla geziyor. Hazır mısınız? Abla bu kaç senelik buzdolabı? 24 yıllık Kadir Bey. 24 yılın ardında. Tararara,
hocam. Yalnız dolabın garantisi yok, haberin olsun Kadir. Valla garantiyle işim yok. Ama bozulursa Kadir Bey. Yok, sadece bunu söktüm bak. Yok yok, içini temizleriz. Yok, sen olmaz, merak değil mi? Ben evde de hepsini söküyorum. Birinin hepsi ağzı açık zaten. Elektrik tesisatına parmaklarımı sokuyorum. Prizlere ben de takıntılıyım, prizlerin içine. Hela sen bu yanıma gel. Gelim. Gel. 24 yılın ardından buzdolabının motoruyla karşılaşacağız. Bakalım 24 yıl sonra buzdolabı ne hale gelmiş? Ve iyidir. Bak işte ben dedim ya, bak buradaki tüyler. Ben bunu yıkayım mı lavaboda? Hele sen onu bir yıka o zaman. Bence de. Nurgül abla, gel bak ben burada ne söktüm. Ha, ne söktün? Bunu da yıka. İçin rahat etsin. Çok güzel. Bak, evet sayın seyirciler. Kadir ezildi. Müthiş bir şekilde buzdolabının motor temizliğini sizlere gösteriyor. Yeni buzdolaplarında burası hiçbir zaman açılmıyor. Ama öyle mi? Için, evet, yeni buzdolapları dümdüz, motorsuz. Allah izin verirse ondan alacağım inşallah ilk taksitinden. Yalnız Kadir, hiçbir evde buzdolabının motorunu sökmemiştin Nurgül Hanım. Size bir garezi mi var acaba? Ya söyledikleri için söküm. Söyledi ya, pislik çıkarmışlar ya orada. Hiçbir yerde bulamadılar ya. Sadece orada bulabildiler. Çünkü orayı ben hiç asla ne sökmüşüm ne temizlemişim. Mutfakta buzdolabının arkasında, fişlerde, motorda toz birikintileri vardı. Bak pervaneyi de sildim. Of, mis gibi oldu ha. Şurası yalnız enfes oldu değil mi? Bak bunu sildim hep, gördün mü? Hmm. Şurası da çok güzel. Bu motorun üstüne çok aldım. Çok pislik çıktı mı Kadir Bey? Şöyle söyleyeyim, bu normal abla, yani kapalı, hiçbir zaman açılmamış. Yani sonuçta çalışıyor dolap sürekli. Ve bir şey diyeceğim, demek ki o yüzden. O zaman şu siyahlar üflemez artık. Evet, bir de aklın kalmasın, motorun en üstünü de sildim. Şuraları da şöyle güzel alalım. Heh, şimdi ablam. Şu, o buradan mıydı? Kız? Yok, bu böyleydi Kadir Bey. Heh, böyleydi. Vallahi güzel oldu. Şimdi bu arkayı silelim. Pırıl pırıl. Dolabı yerine alalım Kadir Bey. Ya niye her şeyden anlıyorsun ya? Sana kim öğretti motor sökmeyi ya? Tut kalk. Hiçbir şey demiyorum, buzdolabının motoru tutuşsun inşallah. O kadar seni kör, verdi eline değil seni mi? Kör olmayasın. Hele verdiğine bak. Sanki Eminönü'nde dileniyorum ben. Kalk ablam, şu arkasını bir sil güzelce sen. Ver bana. Al sen. Ben şu süpürgeyi çalıştırayım, yoksa bu herif benim cinlerimi getirecek yine tepeme. Detay olarak en kirli ev Nurgül Hanım'ın evini buldum. En temiz ev Nazmiye ablanın evini buldum. Evet, şimdi hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Neye hazır mıyız? Gülten Hanım'ın mutfakta bulduğu şeyi göstereceğim size. Ha, bir şey göster, bulmuş. Neymiş? Gelin böyle lütfen. Gelelim böyle. Bunları buldu işte. Ne var bunlarda? Şuradan parmağını sok da bak Kadir. Gülten abla da maşallah yani. Ben müzik yapacak zannettim ama kendisi tozları tespit etti. O mi Renault? Moprale, Cipestel, Operena. Kadir Bey şimdi neden? Neden? Çünkü baktılar temiz. Yani şunun içine kadar da. İşte üstüne demek ki sürdü temiz. Ne yapayım ben, buralardan bir şey bulmam lazım. Bulmam lazım. Saksıların içine de bakmam lazım. Artık yapmıştır. Ne kadar diliklediylerse maşallah. Aynen. Tut onun ucundan abla. Can ezin can, can ezin can, can cana kurbana. Eller bana, eller bana ve sana heyrana. Evet, mutfağımız gayet. Abla şu üstteki ne? O benim kışlık büyük tencere acılı ezmemi yapıyorum, sosumu yapıyorum, salçamı yapıyorum. Hep onda pişiriyorum. Maşallah. Kadir Bey. Sosluk iki kere onda pişiriyorum. Tam 90 kilo domates bir alıyorum. 90 kilo. Evet. Maşallah benim kocam da çok güzel yer. Çok yemeği boğazlı. Yok. Millet olarak yemeği seviyoruz. Gerçekten. Peki, ben de boğazlıyım. Mutfak gayet güzel, temiz. Şu yeri bir alalım, hemen banyomuzu lavabonun içine geçelim. Banyo lavabosunun içinin kenarlarında kalmıştı bir şeyler. Tamam Kadir. Tut abla. Nurgül Hanım nereye? Bıraksak bütün evi süpüreceksiniz vallahi. Baktınız ki ben gidiyorum, coştum değil mi? Sen ilk daldın süpürgeye. He vallahi. Ablanın eline süpürge verin, daha da geri alamazsınız. Çok seviyorum süpürge vurmayı. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun? Her gün.
Her gün silip süpürüyorsun. Kadir Bey, şimdi doğrusunu söyleyeyim. Odalar her gün siliniyor. Heh, zaten kapalı ha, odalar. Ay, kapalı derken kullanıyoruz. Hayır, ha. Ha, her şeyin bu salondur. Benim oturma odam falan yok. Yani çok giriş şimdi çıkan niye? Yok. Çocuklar okuldan geliyorlar, yemeklerini yiyorlar. Büyüyor odasına, küçüğü odasına, benle şimdi mutfaktayız. Zaten burada bayağı bir oturuyoruz yeşimde, televizyonumuz da var. Ondan sonra da salona geçiyoruz, çayımızı içiyoruz. Çocuklar okula gittiği için erken yatılıyor, 10:30, 11. Ondan sonra silmiyorum yerleri orayı. Orayı haftada bir siliyorum. Hmm. Temiz kalıyor. Ama fayans... Sen bu dersleri ne zaman çektin? Dersleri 5 yıl oluyor. İlkin. Hatta şeyi söyleyeyim bakın, isterseniz bulaşık makinenin altlara bak, oralar eski ders. Evet, onlar eski belli. Oradan anladım beyaz zaten. Gördün beyaz, değil mi? Beyaz güzel. Ha. Bunlar biraz daha fazla dolmuş. Bir de bunlar niye biliyor musun? Yağlı boya gibi. Yağlı boya zaten yaptım. Şu şey borlar boyadım boya. Şimdi ne oldu? Şimdi bu çıkmış, adını vermeyeyim. Tamam. Ama onlar kirleniyorlar. Zamanla aynı eskisi gibi simsiyah oluyorlar. Ben sürekli fırçalardım. Bunları Kadir Bey, boya şeyin kabın içine koydum, saç boyasının. Onunla doldum. Bir de bizim yapan usta var ya, çok aralarını geniş bırakmış. Çok doldurmak zorunda kaldım. Bir de çok doldurmamış, eski derzler çok boş. Sen derzlerin arasına yağlı boya mı sürdün? Tabii ben kendim yapmışım bunları. Hiç çıkmıyor yani? Hayır. Akşamdan çay dök buraya. Çay dök, sabahları kalk, sil kaymak gibi. Aa! Şok. Kız bizim hemen balkona yapayım. Hemen yap benim balkonda, banyoda. Benim balkon beyaz, şimdi açık hava ya, simsiyah oluyor. Ama ne diyeceksin biliyorsun Kadir Bey, şimdi çıkmışlar bir sürü yok, çıkmışlar. Yağlı boya alacağım ben. Tinersiz yağlı boya diyeceksin. Tinersiz yağlı boya. Aynen. Su bazlı o zaman. Su bazlı yağlı boya. Şey diyeceksin ki ben peteklerin borusunu boyayacağım veya boru boyayacağım. Fırçaları çekeceğim aralarında. Fırça değil. Saç şimdi boyası isim vermek böyle istemiyorum. Anne, ucu sivri yağdanlıklar da var öyle plastik. Heh. Sıkma. Onu alıyorsun Kadir Bey, çalkalıyorsun, sıkıyorsun, ıslak mendille rütüşünü yapıyorsun. Dikkat. Mesela ben bugün akşam çok yap, şey öğrendim. Akşam yap, basma. Basacağın zaman da karelere ben basarak gece gez. Yapar, sabaha kadar bırakırım onu. Kuruyor hemen, hiçbir şey. Zaten birkaç saat içinde kuruyor. Nurgül ablamdan bugün çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Şimdi banyoya, lavaboya gidiyoruz. Haydi buyurun. Evre şey onları dar. Bana bakma, benim yerim var. Banyoda lavabosunun kenarlarında sabun kalıntısı vardı. Banyonun havalandırmasında da biraz kir buldum. Evet, şimdi. Hemen şu bezi yıkayalım. Hayırdır Nurgül Hanım? Banyoya girerken tereddüt ettiniz sanki. Kız çıkanlardan mı korktun yoksa? Ben asla korkmam. Kendimden emin olduğum için motoru sökmüşler. Bir şey bulamadılar. Bu arada Nurgül Hanım'ın eşi de emekli Kadir. Eminim eşi evdeyken her gün temizlik yapmak zor oluyordur. Hiç çekilmez biliyor musun? Evet. Düşün geçen sene çocuklar da evdeydi. 3 erkek tepende temizlik yaptığını düşün. Kafayı yedi. Gerçekten. Benim dedem emekli. Biz şimdi anneanneyle diyelim ki iş yapacağız. Tülleri yıkamayın, temiz onlar. Mobilyalar ıslak, bezle silmeyin, suntaları kabarın. Camlara çıkmayın, anneanne diyor ki tamam. Kalk. Hadi. Sen bir Maltepe'ye dolan da gel kalk. Onu evden gönderdiğiniz iş yapıyoruz. İşte ben de mesela ayak altındaki kimse dolar. Bir de vurduğum yere dönüp bakacağım. Hiç kıl falan olmayacak. Bir de erkekler dökülüyor. Dökülüyorlar. Böyle ne yapıyorum biliyor musun? Sen kendi koltuğunda otur. Eşim de o salondaki koltuk ona ait. Kimse kalkmayacak yani. Temizlik ben yapıyorum. Ben süpürge vurup sileceğim. O sırada da pencereleri açıyorum. Ondan sonra kalkıyorlar. Şişleri de gelmeyecek. Gelmeyecek. Tutacaksınız. Nurgül Hanımcığım, tamam siz temizlik yapmaya çok düşkünsünüz de bu takıntınız ev halkını rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? Vallahi kusura bakmasınlar. Benim alışmışlar. 70-80 yıllık ömrünün kaç senesini onların temizliğine veriyor. O yorulmuyordu. Onlar mı rahatsız oluyor? Bak. Ben de buna illet oluyorum. Biz ömrümüzün neredeyse yarısını onlara hizmetçilik için veriyoruz. Ev ahalisi için. Siliyoruz, süpürüyoruz. Beyefendiler, hanımlar aman incinmesin. Vakitleri öl. Bak. Peki siz banyoyu temizlerken eniştem sıkıştı. Ne yapsın adamcağız? Aynen. Hayır yani bir saat tutsa ölür mü ucundan? Nurgül Hanım'ın temizliği mükemmel değildi, orta haliydi. Gülten Hanım'ın bugün çenesi açılmamış ama çok sinirli gelmiş. Bence masada hiç susturamayacağız. Evet, Nurgül abla hazır mısın? Hazırım. Nereye gidiyoruz? Şimdi mutfağa. Hayır. Nereye gidiyoruz? Mutfağa gidiyoruz ama etaba gidiyoruz. Evet. Bakalım haftanın son gününde Nurgül Hanım etabı nasıl yapacak? Şaşıracak mı? Dakikalar yetecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Enem Arat, benim de etap vakti. Hadi buyur abla. Nurgül Hanım sadece program için temizlik yaptıklarını düşündü. Beni öyle düşünmedi. Zaten temizdir diye söyledi. Onlar çok artık Nurgül Hanım'ı bilmiyorum nasıl kurtaracak onlardan.
Hazır mısınız? Bir beyaz gömleğin daha sonra ona geldik. Nurgül abla! Geliyorum. Gel abla. Geldim. Koş 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 koş. Evet. Bembeyaz gömleğimizin görüyorsun ki omuzlarında lekeler var. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Çıkartmayı düşünüyor musun? Çıkarırım. Bence sen çıkartırsın. Bana İnşallah. Da öyle geliyor. Batırdın Kadir Nurgül Hanım'ın üstünü başına. Yerleri hallederiz de üstünü de battık, kusura bakma. Olsun. Nurgül abla 3-2 bir süre başladı, çabuk. Çabuk 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 Nurgül abla. Evet, of kız o nasıl bez sıkmak? Sanki otomatik makina. Bak şimdi, bak 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 bak. Sanki derede çamaşır yıkıyor. Hey ablam hey, hey ablam hey. Ne de olsa köyde büyüdük Kadir Bey. Köyde de evde yıkıyor muydun çamaşır? Tabii yıkıyordur, yıkamaz olur muydun? Oo, kim daha, çamaşır makineyi görmüş? Buraların daha aşınsın çamaşır yıkamakta. Aynen. O lekeler çıktı mı acaba? Kahve lekesi çıksın da gerisi önemli. Ha öyle mi? Önemli olan kahve lekesi. Bitti. Evet ablamın eline koluna sağlık. Kız maşallah Allah'a güzel oldu. Güzel oldu. Diğer yarışmacılardan da güzel yapanlar var. Tabii ki süremiz çok önemli. Hemen gömleği senden alıyorum. Eline koluna sağlık diyorum. Çek. Şimdi hazırsan seni üstünü giymeye yolluyorum. Ondan sonra bu mutfakta haftanın son günü de Enem Arat benim de Nurgül Hanım'a muhteşem menüsüyle karşınızda olacağız. Haydi bakalım. Kahveye bastım da. Sen bu yerleri alırsın. Gel abla gel buraları sen silersin. Nurgül Hanım'ı şöyle düşünüyorum. Ben de çok hani yemek yaptığım için kendimi rahat hissettim. Başarabileceğimi düşündüm. O stresle o heyecanla Nurgül Hanım'ın bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Şimdi bu hamurumuzu dinlendiriyoruz. Bayağı dikkat ettiysen yumuşak bir hamur yaptık. Bayağı yumuşak yaptık. Evet. Sanki sıra gecesi yapacağız. Allah canına almasın. Ben... Anam kadının eli bu. Gerçekten artık gına geldi. Daha yaratıcı bir şey beklerdim. Sular kesilmiş. Ne? Evet. Sular mı kesildi? Evet sular kesildi ya. Niye acaba? Yöneticiyi ara bir şey yap. Aynen. Niye bu apartmanda depo yok? Vallahi yetişmeyecek galiba kardeşim. Yani işimiz var var oğlu var. Kız madem sabah beri niye koymadık bunları? Yani anlayacağınız paçamız tutuştu. E yandık. Evet Kadir Ezildi'yle Enem Arat benim de haftanın son gününde mutfaktayız. Ve tabii ki de Nurgül ablacığım muhteşem menüsüyle karşımızda neler yapacağız? Öncelikle herkesin bugün merak ettiği el açma börek. Ama sabah el açma börek demedi, sadece börektir. Aynen öyle merak biraz merak etsinler diye. Yeşil mercimekli bulgur pilavı bayılırım. Çok sevdiğim bir yemek. Güveçte mantarlı misket köfte. Bu haftanın ikinci güveci. Ama bu misket evet. köfte olanı. Buharda sebze garnitür için. Profiterol. Uzun zamandır profiterol yapmamıştık. Bir Sinem'de yarışmacımız yapmıştı. O da olmamıştı. Yaprak sarma. Aha, bu haftanın vazgeçilmezi yaprak sarma. Evet Kadir Bey gerçekten. Sebzeli kereviz çorbası, mevsim salatası. Şimdi önce neden başlıyoruz ablam? Önce böreğimden başlayayım sonra profiterolümden başlayayım. Hamurunu yapayım. Tamam dinlensinler diye. Aynen okay. aynen aynen. O zaman hazırsan şeffaf süremizi başlatıyor muyuz? Tamam. 3, 2, 1. Haftanın son süresi başladı. Evet süremiz akıyor şu anda. Ne yapıyoruz abla? Böreğimi yapacağım Kadir Bey. Menüyü davet masasına uygun bulmadım. Çünkü çok sebze ağırlıklı çalışmış menüsünde. Kendisine şans diliyorum şimdilikten. Evet şimdi hamuru bu ne hamuru abla? Böreğin hamurunu yapacağım. Börek hamuru önce. Aynen aynen. Evet el açma böreğimizin malzemeleri 6 su bardağı un, 1 yemek kaşığı sirke, yarım yemek kaşığı tuz, 2 su bardağı su, 400 gram peynir, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ. Su biraz ılık olsun dedin de o yüzden. Kettle'da mı kaynatıyoruz? Evet, suyu evet. niye ılık yapıyoruz? Hamur daha şey olur. He daha yumuşak olsun. Tabii birazcık çok az şey olsun hemen. Tam az bir çıtırdasın şöyle. Aynen çünkü suyunu şey yapmam Önce lazım. Önce sıvıları birleştiriyorsun galiba. Tabii. Şimdi suyumu, tuzumuzu suyla çırpıyoruz. Şimdi 6 su bardağı un demişsin. Göz kararı da koyabilirler mi? Aynen. Bunun içinde ne var abla? Peynirli böreğimiz. Peki peyniri aldırırken özellikle söyledin mi yağsız falan olsun diye? Ben böreklik peynir diye alıyorum Kadir Bey. Şey bizim Erzincan var oradan alıyorum hep.
Evde ne kadar sıklıkla hamur işi yapıyorsun? Çok sık yapıyorum. Şimdi ben abi o... emekli evde ya, sürekli canı bir şeyler istiyor. Çok istiyor. Bir de şeyi ben, sen söyle. Oğlum beslenme hep evden koyduğum için. Poğaçası, börek sevmiyorum. Şey hamur gerdesem olur. Ya şu sesi duyuyor musunuz? Güzel hamur çıtlar. Hamur çıtlıyor bak. Çıt, çıt. Şimdi bu hamurumuzu dinlendiriyoruz. Bayağı dikkat ettiysen yumuşak bir hamur yaptı. Bayağı yumuşak yaptı. Evet. İşte onun yüzden toparlamak için biraz un ekliyorum Kadir Bey. Şimdi eli. Yumuşak bir hamur elde ettik rahat açılsın diye. Aynen. Bu börek hamurunu kenara atacak, bu dinlenirken profiterole geçeceğiz. Bir hamur ele yapışmıyorsa eğer, elden kokuyorsa, el temiz oluyorsa, şeyden kabından da temiz olsa kıvamı olmuştur demek ki. Tutmuş hamurdur o zaman. Aynen. Yani benim de tek beğendiğim şey açıkçası profiterol oldu. İnşallah sönmez, akışkan bir sos olur, içinin kreması da lezzetli olur. İnanın eğer güzel olursa ona göre de puanımı vereceğim. Şimdi hamurumuzu kaldırdık. Ablam 5 dakikada hamur olan hamurunu yoğurdu. Profiterole geçiyoruz. Evet, profiterolün malzemelerini sayıyorum. Kadir sen dur, ben sayarım. İşte profiterolün malzemeleri. 200 gram tereyağı, 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 3 adet yumurta. Kreması için yarım litre süt, 3 yemek kaşığı şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya ve çikolatalı sos. Çikolatalı sos? Paket çikolatalı sos mu? Şey Kadir Bey, normalde o çikolata eritiliyor, konuluyor. Kremayla karıştırıyor. Kremayla karıştırıyor. Ben öyle yapmıyorum. Ben bu toz çikolatayı, sütle... Peki onu konuşmasınlar şimdi. Konuşacaklar biliyorum ama ben hamurunu kendim yapıyorum. İçindeki kremasını kendim yapıyorum. Sadece çikolata sosunu. Normalde yoksa çikolata da çok basit. Hemen bermani usulü yapıyorsun, içine kremayı ya koyuyorsun. Bermani usulünü yapsaydın ya şundan hazırlat vermeseydin. Keşke yapsaydım. İçinin pastacı kremasını da kendisi yapması gerekiyor. Üstüne döktüğü sosu da kendisi tamamen hazırlaması gerekiyor. Dışarıdan hazır koyduğu zaman hani bu onun için bir kayıp olacağı için ona inşallah diyorum ki krema, pastacı kremasını kendisi yapar. Neyse. Ama o zaman ben... kendini böyle savunacaksın yani. Tamam. Aynen aynen. En azından şey savunma taktiğini geliştirmiş. Şey değil yani. Şimdi ama ben ilk defa şeye tereyağı konduğunu gördüm. Tereyağla yapılır profiterol. He. Bak bir şimdi yağ olan şeyi eriyecek. Buna un koyacağız. Gördün tamam. mü? Tamam. Aslında bunun yapımı kolay da tutturması zor. Aynen dediğin gibi. Şuraya bir tabak. Şimdi Horasan'da halı dokunuyor. Şey, Horasan'da halı dokunuyor duymuşlar ama enine mi boyuna mı bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Şimdi aynen bu da profiterol kolay ama tutturması zor. Bir kere tatlı hamur yumurta kokmamalı. Hamuru çıtır olmalı. Çünkü onun hamuru hemen yumuşayan bir hamur. Hamurun sertliğine, çıtırlığına bakacağım. Şimdi bunu böyle birazcık kavuruyorsun. Tamam. Sonra bunu soğutacağız. Biraz ılık olacak. Aynen. Sen aslında şey yapabilirsin Kadir. Tezgahın üstüne bu unu al. O şeyi çorba için sebzeler var ya. Heh. Getir unu kaldır. Dur unu kaldırdı. Hı kaldır. Burası da güzel yalnız. Bütün tezgahımız burada. Sebzeler derken hangi sebzeler? Kereviz. Tamam. Patates, sak. İlkin kerevizi getir, temizle, doğrayalım minik minik. Ben tamam. sana göstereyim İlkin. Tamam, okey. Kadir sen çorbanın malzemelerini mi hazırlayacaksın? Evet, şu anda çorbanın malzemeleriyle uğraşacağım. Sebzeli kereviz çorbasının malzemeleri. Bir adet kereviz, bir adet patates, bir adet havuç, bir adet soğan, bir diş sarımsak. Terbiyesi için bir adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı un, yarım limon, tuz, tavuk suyu, zeytinyağı ve tereyağı. Kerevizi ne doğruyorsun, soğanlı muğanlı bir blenderden geçiriyorsun. O kadar, başka hiç uğraşım yok ki. Kereviz çorbası hani düşünüldüğü kadar kolay bir çorbayı değil, el oyalayıcı. Küp küp bırakırsa bence çok daha başarılı olur. Ama blenderden geçirirse bence başaramaz. Bu kerevizi limonluyor muyum? İşte onu minik doğrayacaksın Kadir. Bir kaba koyacaksın, ondan tamam. sonra üstüne limon sıkacaksın. Sen yarım bir limon sıkacaksın. Sen bana o zaman ver kabını. Al. Küçük küçük derken küp küp mü doğruyorum? Bak şimdi Kadir. Böyle. Bunu mesela çok kalın olmasın ki kereviz pişsin. Anladın? Tamam. Böyle. Şimdi küp küp yapacağım. Sonra böyle. Ha okey. Hepsi eşit bir şekilde tamam. küçük küçük çorbalık gibi. Aa ben böyle bayılırım bunlara. Tamam. Versen. Bunlar üç gün doğrarım ben bunları. Sana şey de vereyim Kadir be. Kat da vereyim. Sebze çorbası bence taneleri belirgin olmalı. Blender'dan geçirilmiş olduğu zaman çok da sebze çorbası gibi olmuyor. Daha mercimek çorbası gibi oluyor. İnşallah taneli gelir önümüze. Kadir bak hamurun kıvamı çok güzel oldu. Onu mesela diye mikserle çırpıyorlar. Sen elinle karıştırdın. Ben yok elimle şimdi yumurtayı mikserle yapacağım. Ekliyorum ya üstüne. Onu bir
Şöyle. Kadir baksana ne soracağım. Sence 5. gün yarışmak avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı? Şöyle söyleyeyim. Her şeyde olduğu gibi iyi yanı da var, kötü yanı da var. Şimdi iyi yanı ne? 5 gün boyunca yarışmacıların az çok huyunu suyunu biliyorsun. Yemeğinde belki ona göre önlem alırsın. En çok eleştiriler nereden geldi? Temizlik konusunda da tabii ki de yani haftanın 5 günü eve gelip belki gördüğü yerleri yapmış olabilir. Ama dediğim gibi biz haftanın başında ve ortasında da ben bilemem gündüz onların evinde kim iş yapıyor, kim yapmıyor. Evi gezdikten sonra arayıp da diyebilirler şurayı silin, burayı silin. Yani bu da olabilir. Ha, dezavantajı da şu, herkesin günü geçtiği için gayet güzel bir şekilde açılmış, rahat rahat yorum yapıyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Ha, bana kalsa ben ortada bir gün yarışmak isterdim. Mesela ben Kadir Bey, çarşamba günü yarışmayı çok isterdim. Evet, çarşamba günü yarışmayı ben de isterdim. Ama şöyle söyleyeyim, eğer ben yarışsam kendime güvenerek yarışırdım. Hiç kimse hiçbir şeyi bahane tutmazdım. İster günü, ister saati. Ben kendime güveniyorsam kendime güveniyorum. Bir de benimle beraber yarıştığını düşünsene Kadir. Ay Allah, senden ben rakip olsam var ya, o masada saç başa gireriz. Derim ki 15 bin liraya falan bırakın, bana şu herifi verin. Ya da senden kafa kafaya verir, milleti ikiye basan 15 bin liraya da aradan bölüşürüz herhalde. Zaten bizi hemen anlarlardı. Bazen öyle yapanlar da var biliyor musun abla? Ha. Hemen böyle rakip değilmiş gibi kaynaşıyorlar. Ha. O yüzden ki herkese konuşma yasağı getiriyoruz. Konuşmayın aranızda diye. Evet. Bir bakıyorsun ikisi birbirlerini savunuyor. Diğerlerine karşı birleşiyorlar. Sen onu niye blenderda yaptın, mikserde çırpmadın? O güzel yapmıyor, o yüzden benimkisi böyle teli kopmuş. He. Hani normalde bunu şöyle... Biliyorum. Aa, onunla. Olmaz, olmuyor güzel. Bu daha güzel yapıyor. Şimdi ben bir de şeyi ekleyeceğim ona. Biraz da kabartma tozu ekliyorum ben ona. Aa! Profiterol sosunu, hamurunu kendisi yaparsa emek vermiş olur. Hazır kullanırsa emek olmadığını düşünüyorum. Profiterolümüzün şekillerini veriyoruz. Ben sebze çorbası için patatesleri küp küp doğruyorum. Aynen. Biz bundan sonra neye geçeceğiz? Bundan sonra böreğin hamurunu yapıp yağlayacağım. Dilek açacak mıyız böreğin hamurunu? Tabii açacağız. Aha. Ondan sonra yağlayacağız, bekleteceğiz. Ha, biraz daha. Ha, bu şey Arnavut böreği gibi olacak. Aynen öyle. Bu arada ona sardık maşallah. Herkes bir Arnavut böreğinin peşinde. İnşallah güzel olur da biz de yeriz. Bence lezzetli olacak. Ablam yaptı mı olur? Erzincanlı sonuçta. Elinden hamur kurtulur mu? Bizim bir Erzincanlı yarışmacımız vardı. Adı neydi unuttum. Gülcihan Hanım mı? Gülcihan, Gülcihan. Buradan selam olsun. Bütün Erzincan'ı çok güzel temsil etti. İnanılmaz yemekler yaptı. Ben onu. Senden de güzel bir performans ben bekliyorum. İnşallah. Can Erzincan, Can Erzincan, Can Can'a kurmana. Eller bana, eller bana, ben sana heyrana. Evet, Türkiye'nin her yerinden başvurular bekliyoruz. Erzincan'dan, Kemah'tan, yar gelir oynamaktan. Edirne'den, Kars'a, dünyadan Mars'a, oklavasına güvenen kim varsa, temizliğiyle, bezine güvenen kim varsa çıkın çıkın gelin, değil mi abla? Tabii ki. Çıkın mutlaka çıkın. Çıkın çıkın gelin. Heh. Ondan sonra 15 bin TL'nin sahibi siz olun. Şimdi müsaadenizle bunları doğruyoruz ve birazdan el açma börekle karşınızda olacağız. Peynirli böreğin hamurunun ince olmalı, yağlı olmalı ve malzemesi bol olmalı. Profiterol tamam mı artık? Şimdi evet, profiterol fırına giriyor. Girecek şimdi. Peki şimdi ne yapacağız? Hamuru açacağız. Börek hamurunu açacağız hemen. Bunun kreması yapılmayacak mı? Pardon, pardon. Böreği açarım, ondan sonra kremayı yapayım ya da. Abla sen bence kremayı at ocağa. Öyle yapacağım. Onu ben ondan çırparken sonra sen böreğini aç burada. Öyle yapacağım. Fırını açtın mı? Daha fırını? Köfteyi de yoğuracağız. Yok, fırını açmadım. Hemen onu at, yeter yeter. Sular kesilmiş. Ne? Evet. Hayda! Anam bu nedir? İki cumadır bizim başımızda. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Hiç bugüne kadar sular burada kesilmezdi. Kız kardeşini bir arasana. Onlarda da gitmiştir o zaman. Olsun, siz yine de bir arayıp sorun bakalım. Servet'in gününde de gitti çatladanak ama gelmişti. Bence gelir ya. İnşallah ya. Kesin onda da... Kız anam kimin gözü var? Yemin ediyorum nasıl bir nazardır o ya? Ben ne dedim Akan Kadir Bey? Akan derileri kurutuyorlar.
benim evime şeyi yaptıysa negatif gelen olursa... Negatif elektrik kim geliyorsa dedi, o muhakkak benim başıma iş açıyor. Gider. Apöyle ya, biz de duyalım. Heh, pardon. Evet, alo. Filiz. Ha, Nurgül. Sular mı kesildi? Evet, sular kesiliyor. Niye acaba? Kız, ay, insan gelip haber vermez mi bacım sular gitti diye? Ay, yeni ben musluğu açtım. Bacım sular açtım. Yok. Yöneticiyi ara, bir şey yap. Yönetici kocası tamam. Zaten onu. Kız, o kocan ara, yönetici madem oymuş. Aynen. Niye bu apartmanda depo yok? Peki. Yok yani. Neyse, bir yok. Şey bidon alacağız. Peki. Dua edin, dua. Bacısının başına hiç iyi şeyler gelmedi, gördün? Evet, evet. Neyse, ya. Sen de hiç üzülmüşe benzemiyorsun Filiz. Allah seni almasın. Hadi bay bay. Hiç bazın üzülmedi. Gördün insan der ki, o bacım başıma güller ya. Kadir, sence şimdi ne yapmalıyız? O zaman hemen alttaki süpermarketten iki tane damacana su alsınlar. 5 litre değil, 18 evet, litre. Evet evet, getirsinler bari şeyi yapayım 18 ben. 18 litre su getirsinler kıramasını hemen acil. Şu anda arkadaşlarımdan çok önemli bir bilgi aldım. Suyu kimin kestirdiğini öğrendim. Gerçekten. Behzat Bey. He? Ay, yok canım. Bir saniye, Behzat abinin yarışmaya katılmanı istemiyor muydu? Yo, istiyordu. Çok niye kes? İsa karşısında suyu keser mi? Arayın sorun bakalım. Apartmanda bir ağrısı varmış. Behzat Bey'e sormuşlar. O da suyun kesilmesine izin vermiş. Nurgül'üm, açıldı açıldı, tamam. Sen mi yaptın peki? Hayır, ben yapmadım canım benim. Bizim komşunun evine su basmış da. Ondan dolayı aşırı olma bana kestiler. İyi, ama iyi de deseydin ki eşim yarışmacı, yarışmacı ne yapabiliriz yani? Tamam efendim. Açtık efendim. Açabilirsin şu anda. Kullanabilirsin. Sen mi söyledin? Komşuyu su bastı da söylemedim. Kapatın diye. Vallahi söylemedim, öyle bir şey. Hadi söylemedim. Hadi, ben haberini aldım. Dikkat et dışarıda. Alıyorum ben senin haberlerini. Vallahi ne atarsan at diyor karıya. Beni ilgilendirmez. Ben söyleyeyim de. Kapat hadi, kapat. Hadi görüşürüz. Hadi geldi, geldi, geldi. Ay, elim ayağım titredi. Ay, Kadir Bey. Allah razı olsun. Yemin ederim elim ayağım titredi. Yalnız Behzat Bey'in yaptığı da iş değil yani. Karısı yarışmaya katılmışken sular kesilir mi hiç? E anam, komşunun evini su basmıyor. Adam ne yesin, komşunun evi mi batsın? Komşu da bugün buldu suyunu. Hangi komşuysa ben ona gider görürüm. E deseydi bacım, bugün müsaitliyiz, başka gün evini su bastır. Nurgül Hanım'ın günü bence bomba gibi geçecek. Çünkü herkes dolu geldi. Eteğindeki taşları dökecekler. Özellikle Gülten Hanım kendi gününden dolayı çok dolu. Benim masamda çok eleştirileri çok hani sert geldi bana. Bugün onun evinde onu göreceğiz inşallah. Ben de aynı eleştirilerle ona karşılık vermeyi düşünüyorum. Haydi abla, ne yapıyorsun şimdi? Şimdi ben o kremayı yapayım. Tamam, ben çorbanın patatesini doğradım. Gel karıştır. Havucunu tamam. Doğradım. Şimdi ben muhallebiyi karıştırırken sen böreğini böreği açacağım. Aynen. Kadir, onları yıkadıktan sonra o limonlu şeyin üstüne ekleyebilirsin onları hepsini. Şimdi ekleyeyim mi? Tabii tabii, ekle. Limonunu yıkama ama. Tamam. Süz de koy. Neyse, öyle de yap. Anlamadım ben. Bak şimdi ne yapacaktım biliyorsun? Bu suyla süzecektim. Bunları buraya koy ki limonlu sos içinde kalsaydı. Ama limon ekleriz üstüne. Limon sulu olsun o zaman. Limonu ekleriz tekrar çorbaya. Ben açıkçası Nurgül Hanım'dan el açması bir peynirli börek beklemiyordum. El açması yapıp o zahmete girecek izlenimi vermedi bana. Haydi bakalım, muhallebimizi yapıyoruz, hamura geçiyoruz ablam. Oklavalarımız tıkırdayacak. Arkadaşlar, şu ana kadar tamı tamına 33 dakikamız geçti. Tamam tamam tamam. Abla, sen bu muhallebiyi profiterolün tenceresinde mi yaptın? Hı. Kız, üstünde topak topak şeyler. Yok yok, o erir şimdi Kadir. Ben aldım kabasının içinde. Kadir, biraz daha hızlan. Hadi hızlı 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 hızlı. Ne kadar hızlı? Otomatiğe mi bağlayayım? Bir dal da iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Haydi salla 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 sana mendilini. Oşun nay 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 nay. Oh oh oh. Haydi Nurgül ablam, aç böreği, akşama vereceğiz 10.000 lirayı. Ne dedin sen, 10.000 lira mı? 15.000, 10.000 mi dedim? Evet, aynen öyle dedim galiba. 15.000 lirayı akşam vereceğiz. Bu arada biliyorsunuz ki 15.000 TL'yi kazanamayan yarışmacılarımız için de sürpriz hediyelerimiz var. Bakalım bu hafta neler alacaklar, hep birlikte göreceğiz. Ablam hamurlarını bezeye ayırırken muhallebimiz çırpılıyor. Birazdan lastik gibi açılan börekle karşınızda olacağız. Nurgül Hanım peynirli börek yapacağını söyledi. İnşallah yufkalarını ince ince açar, bol yağlı peynirini iyi seçimle seçer. Aksi takdirde peyniri içinde erirse peynirli böreğin bir özelliği kalmaz. Mutfaktaki hummalı çalışma tüm hızıyla sürerken bir yandan böreğin hamuru hazırlanıyor, bir yandan profiterol için muhallebi yapılıyor. Bu arada Erzincan usulü sarmanın iç harcı da hazırlanmaya başlıyor. Mutfak adeta maharetli ellerin gövde gösterisine sahne oluyor.
Evet, şimdi ben zeytinyağlı yaprak sarmanın içi için soğanları doğradım, güzelce kavuruyorum. Ablam böreğinin bakın yufkalarını güzelce şöyle göz... Kız abla nereye koydun onu? Orada tepside. Güzelce bakın yağladı, birazdan çarşaf çarşaf açacak. Ve şimdi misket köfteye geçti. Ablacığım köftenin içine ne koyuyorsun? Kadir bu arada 1 saat 1 dakikamız geçti. Gerçekten o kadar geçti mi? Ana kız geçmiş. Abla profiterolleri unutma fırında sakın. Ben bakıyorum he. Hah. Dedim benim meselede... Şey, bunlar vallahi pişmişler. Pişmişler mi? Evet. Ama istediğim gibi olmamış ben sana dedim. Abla profiterolün tereyağını fazla kaçırdığını fark etti. Evet. O yüzden istediği gibi olmadı. Nesi olmamış onların? Kabarmamışlar düzgün. İsterseniz bir daha yapın. Ama yapabilir miyim, yetiştirebilir miyim? Yaparsınız tabii. Siz de bu maharetli eller olduktan sonra neden yapmayasınız? Erzincan usulü yaprak sarmasını bilmiyorum. Önüme farklı olmayan bir şey gelirse puanı kırarım. Erzincan usulü yaprak sarmanın içinde kıyma olur, bulgur olur, üzerine erik konulur. Ablacığım, zeytinyağlı yaprak sarması soğanı sarımsağı kavruldu. Ne katacağız içine? Soğanı sarımsağı, ha evet. Şeyi katacaksın. Bulgur mu, pirinç mi? Yok, pirinç. Pirinç katacağız da salça da koyacaksın. Tamam, salça nerede? Burada, salça. Bu arada sen şu yaprak sarmasının içini bir say. 2 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı nane, 1'er tatlı kaşığı karabiber, pul biber ve nane, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı yeri bahar, 1/2 demet maydanoz, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 yemek kaşığı limon. Kadir bu malzemelerle yapınca yaprak sarması Erzincan usulü mü oluyor yani? Erzincanlı olan o. Sen o da ne bileceksin? Şimdi abla, ha, sen o köfteye ne koydun? Hele anlat. O kıyma yarım yağlı mı, tam yağlı mı? Köftelik kıyma. Yarım yağlı. Yarım yağlı. Malzemeleri ne abla misket köftenin? 1 soğan. Durun ben okuyayım buradan. Misket köftesinin malzemeleri. 1/2 kilo kıyma, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı krema, 1/2 çay kaşığı tuz ve karabiber, 1 su bardağı galeta unu, 1/2 kilo mantar, 1 su bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı tereyağı. Hemen pirinçlerimi güzelce çamaşır yuvar gibi nişastalarından arındırıyorum. Ablam köftesini yoruyor, yoğuruyor. Daha börek açılacak abla. Börek şey de ben... Şey, baharda demişim, buharda sebzeler pişecek. Evet. Abla bunun salçası iyi mi? Bir bak az olmasın. Sen biraz daha kat kat. Ama üstüne de biraz sosunu da yapacağız ya. Bence katma katma. Mercimek haşlandı mı acaba ya? Bence haşlandı bu ya. Bence de bayağı haşlandı. Hem de bayağı haşlandı, biz unuttuk bunu. Kadir, pilavda tane tane olur mu bu? Ne kız diyorsun? Abla karabiber nerede? Karabiber tane benim bak bu. Değirmen. Ha bu mu? Ha. Mercimekli bulgur pilavı kesinlikle bir davet masasına yakışmaz. Onu biz normalde çocuklarımız protein alsın diye mercimekli sevmedikleri için bulgur pilavının içine katıp yapıyoruz. Ha şayet o bulgur yerine pirinç tercih etmiş olsaydı mükemmel olurdu. Bardağım nerede? Ölçü bardağım bak lavabonun içinde. Lavabonun içinde. Allah'ım şu an heyecandan. Nerede maydanozumuz, maydanoz? Yanım Demet maydanoz. Maydanoz destesiye makinesi bozulmuş, ben onun ustasıyam. Aman güle güle etme beni deli. Ablamın modunu yükseltmeye çalışıyorum şu anda. Kız bak gör, bütün çabam senin için. Sağ ol canım benim. Yalnız zaman geçtikçe Nurgül Hanım'ın sesi çıkmamaya başladı. Heyecan mı bastı acaba? Hem de çok heyecan bastı. O profiterol yüzünden bozuldu sizin moraliniz. Evet, bence de moralim bozuldu, bozulmadı değil. Tereyağımız nerede Kadir? Ha burada. Az koyayım ya, ben biraz önce niye öyle yaptım Kadir? Ne bileyim, yani Erzincanlı'nın tereyağımız güzel diye iyi koydun içine. Herhalde hava attım. Erzincan'ın reklamını yapacağım diye. Aynen öyle. Evet, maydanozlarımızı kıyıyorum. Abla köfteyi yoğurdun mu? Yoğurdum, koydum dolaba. Şimdi tekrar mı profiterol yapıyoruz? Evet. O zaman biz hemen bir müzik altı girelim, size tekrar profiterol izletmeyelim. Sarmanın içi de olsun, birazdan börek açımıyla karşınızda olacağız. Tatlısını ben çok yapıyorum. Tepsi tepsi dışarıya yaptığım bir tatlı benim. Onu uğraştıracak olan yemeği tatlısıdır. Evet Kadir, ne oldu yeni profiterol? Profiterol fırında, kreması hazır. Dolmanın içini saracağız ama ablam önce... ne yapıyorsun abla? Çorbayı yapıyorum şu anda. Çorbaya geçiyor. Çünkü sebzeler haşlanmadı, daha garnitürleri var. Ve daha sarma saracağız. Bir şey diyeceğim, bana köfteyi ver, köfteyi yuvarlayayım ben. Heh, dolapta getir Kadir onları.
Onlar bir hafif, çünkü tavada şey yapıyoruz, mantarlar doğranacak da. Kadir. Daha börek açacağız. Aynen öyle. Köfteleri şuraya yuvarla ha. Ver abla bana. Vallahi yetişmeyecek galiba. Yetişir, yetişir, yetişir Allah'ın izniyle. Bu arada bir saat 27 dakikamız geçti. Daha da heyecanlandım ben öyle. Abla boyutları nasıl? Güzel. Daha da mı küçülecek yok? Çorba için mi? Yok, yemek. Ha yemek. O zaman iyi mi böyle yuvarlak? Hadi sen ne yapıyorsun şimdi? Şimdi mantarlı misket köfteyi yapıyorum. Nurgül Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben çorba yapıyorum. Çorbanın soğanını temizliyorum. Tamam, böreğimiz açılacak. Ben şu köfteyi yuvarlayayım, mantarları doğrayayım abla. Heh, aynen. Onları bir hafif yağda, çünkü şey yapacağız Kadir. Tamam. Sonra güveçlere yapacağız. Üstüne şey gibi, avcı kebabı gibi kız bu. Aynen, aynen, aynen öyle olur. Yağ koydun, şimdi yağda soğanı kavuruyorsun. Aynen öyle yapıyorum. Ondan sonra sebzeleri mi atıyorsun? Aynen. Sonra terbiyesini koyuyorum. Sonra üstüne tavuk suyuyla şeysini ekleyeceğim. Yoğurtlu mu oluyor bu? Yoğurt yok. Terbiyesi nasıl oluyor peki? Terbiyesi unla şey var, su var. Suyla açıyorsun. Unla yumurta atıp sonra su koyuyorsun. Anladım peki. Evet, daha tatlımız içine soğuyacak, krema dolacak, börek açılacak, böreğin içi dolacak, onlar pişecek. Üstüne garnitürler haşlanacak daha buharda. Yani işimiz var, var oğlu var. Güveçte mantar soslu köfte. Köftelerini ayrı pişirip büyük ihtimalle güveçlere tek tek bölecek. Ben bütün bir güveçte yapacağımı düşünmüyorum. Mantardan da sos yapıp üzerine hepsini birleştirip fırına verecek. Ama senin çocuklar kaç yaşında? Benim büyüğüm 20 yaşında, küçüğüm de 14 yaşında. Peki nasıl bir gelin arıyorsun? Nasıl bir gelin arıyorum? Mesela şöyle, mesela Kurban Bayramı oldu. Sence oğlan sana mı gelmeli, kızın anası gile mi gitmeli? O fark etmiyor. Senin için fark etmiyor. Yok, benim için fark etmiyor. Ne kadar modernize bir kaynana. Hangisine gitmek isterlerse önce ona gidebilir. Bizimkiler olsa önce derler ki oğlanın tarafına bana gelmeli. Peki bir şey diyeceğim, gelini yanına ister misin? Yok. Sen mesela 3 sene kayınvalidenle birlik oturmuşsun. Yok, onu istemem Kadir. Yani gelin zorluk çekmesin diye mi, sen rahat edemezsin diye mi? Hem ben rahat edemem. Sen gelinin içini beğenmezsin, içine sinmez. Aynen. Şimdi onlar kalabalık, torun torba, senin sorun yaşamak istemem yani. Saygı çerçevesi içinde. Aynı evde zor oluyor diyorsun. Tabii. Kadir, bu köfteler biraz çok olmadı mı? Ne dersin? Abla Allah aşkına, kaç kişilik köfte yoğurdu? Sanki sıra gecesi yapacağız. Allah canına almasın. Ben... Anam kadının eli bol, kalabalığın içi de yetişecek. Kadir Bey, işte gerçekten annem de öyle. Diyordu ki ben utanacağıma yemeğim utansın hep derdi. Ha öyle bir laf, ben utanacağıma yemeğim utansın. Aynen. Fazla gelsin, az olmasın da. Az olmasın. Doduruyum. Ben geçen gün, bizim bir tane yaşlı bir komşumuz var, hastalanmış. Dedim bir ananas alayım götüreyim, vitamin olsun. Biz çünkü ananastan aşağı meyve almıyoruz, eli elime falan sevmiyoruz. Teyzeye götürdüm, teyze kapıyı açtı, elimde gördü. Evet. Bana ne dedi biliyor musun? He. Ay Kadir dedi, ben bunun yemeğini nasıl yapıldığını bilmiyorum. Aa canım beni. Neyse şeyini ekleyeyim yiyin bunun. Ay kriz geçireceğim. Allah'ım merdiven nerede? Gül gül öldüm. Yok yok Kadir, ben bunu yemeğini nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ama ben de anneme götürdüm Kadir. Annem çiçek çok... kriz geçirdim. Ananasla karşılaşınca ben... O nereden geldi? Nurgül Hanım, işiniz az önce yaşanılan su kesintisinden dolayı üzülmüş galiba biraz. Hemen çiçek almış. Vallahi bilmiyorum. Burada bir not var, okuyayım kimden gelmiş anlarız. Yarışmada başarılar diliyoruz. Sen bizim gönlümüzün birincisisin. İlayda Filiz. Kim kız İlayda? Ablamla yeğenim. He, alt kattaki ablasıyla yeğeni. Canım benim, çok öpüyorum, çok seviyorum. Kız doğru söyle, akşamdan tebihledin mi? Yok, yemin ederim. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim başvurmama her şey bu İlayda vesile oldu. O seni yazdırdı. Aynen, o destek oldu her konuda. Şimdi peki pişman mısın? İlayda başımı yaktın. Yok yok, pişman değilim Kadir Bey. Beni bu 3 saatte strese soktu. Hayır, hayır. Bazı kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Ben hemen anlıyorum. Aa aşkım, hiç gerek yoktu. Yalan, halbuki akşam adamın başının etini yedi, bana çiçek gönderdi. Yok, ben hatta dedim ki sakın alayım deme çünkü ben... Sen zaten doğumda aldatmamışsın. Ha, aynen aynen aynen. Abla bu köfte yeter mi? Daha da devam edeyim. Yap yap, biraz daha yap. Sen utancana yemek utansın. Nurgül Hanım. İnşallah güveciniz Gülten Hanım'ın güveci gibi sulu olmaz. Buharda sebze tabii ki kolay. Doğrayıp buharla pişiriyorsun. Kadir'cim söyle bakalım ne durumdayız? Şu an Kadir, neyimiz hiç bitmiş bir şeyimiz yok ortada. Henüz biten hiçbir şeyimiz yok. Köfte yapıyoruz bir yandan. Daha buharda börek duruyor. Tatlı duruyor. Buharda sebze haşlanmadı. Köfteler pişmedi. Ondan sonra cıma sarma sarılmadı. Daha sarma pişmedi. Yandık. Abla haydi.
Hemen sarmaya oturdum. Aslında Kadir, ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok eli çabuk bir insanım ama bugün ne oldu bana? Zaten ben... çoğunlukla yarışmacılarımız, ben normalde bir poğaçayı çok güzel kabartıyorum. Ben bu böreği normalde çok iyi açıyorum. Ben bu normalde köfteyi çok lezzetli yapıyorum. Ama bana hep anormal kısmı geliyor. Hiç normale denk gelmedi. Gelmiyor değil mi? Anormal zamanlarda iş yapıyoruz. Haydi bakalım. Son dakikalar neler olacak? Hepsini birazdan göreceğiz. Bekleyin bizi. Güveçte mantarlı köfte. Önce köftelerinin tavada bir çevirmesi gerekiyor. Daha sonra mantardan sos yapıp üzerine dökecek. Hepsini fırında pişirecek. Eğer köfteler güzel pişerse ve mantar güzel üstünde güzel bir sos şeklinde olursa puanımı ona göre vereceğim. Kerevizi severim, sadece salatasını severim. Çorbasını sevmiyorum. Yaprak sarma Erzincan usulü küçük küçük sarılır, etli sarılır. Bol baharatlı, tadını Erzincanlı olduğu için tadını verirse mükemmel bir sarma olabilir. Yaprak sarmasının içi inşallah pişmiş olur. Önüme eğer normal bir sarma gelirse puanımı kıracağım. Evet, şimdi köfteleri kızarttım ben bir yandan, cama doldurdum. Ablam çorbasını yaptı. Ben normalde masayı siliyorum. Bütün yaprakları masaya diziyorum. Üstlerine doldurup doldurup sonra tek tek kapatmaya gidiyorum. Profiterolü de çıkardık bu arada. O hazır, o da çıktı. Ama süremiz azaldı. Daha börek pişmedi. Bu sarmayı da daha yeni ateşe koyuyoruz. Yani anlayacağınız paçamız tutuştu. 1 saat 48 dakikamız geçti. Ay abla, son bir saate yaklaştık. Ay yetişir Kadir. Pişme, pişsin de. Börek var, şeyi var. Bir yapraklar biraz damarlı. Biraz da... Anneme söyleyeyim. Anneme selam söylesene buradan Kadir. İsmi neydi teyzem? Hatice Güneş. Hatice Güneş teyzeme kucak dolu sevgiler, selamlar. Teyzem ellerine kollarına sağlık ama biraz damarlı sanki. Yapraklarını beğenmedi Kadir senin, bak. Yani ben yarışma için normal günde belki vaktimiz olsa iyi pişiririz de. Bu biraz zor pişer. Evet, biraz böyle sanki şey, incir yaprağı mübarek. Nurgül Hanım, siz bu sarmaya hem nar ekşisi hem de limon koydunuz. Neden? Limon az koydum, daha da sertleştirir. Nar ekşisini koydum, mayhoşluk versin. Haydi abla, nasıl sardım ama? Sen çok güzel sarıyorsun, harikasın. Aa. Ben bundan sonra sarmayı seni çağırayım. Ben gidiyorum öyle komşulara. Yakınsın nasıl? Ben yakın bize. Yaprak sarmayı çok seviyorum. Ben mesela bütün pandemide 2 bidon yaprak sardım, attım buzluğa. Biz programa ara verdiğimizde Kadir ev ev gezip yaprak sarıyor. Ütüye gidiyorum ben, bulaşığa gidiyorum. Ay Kadir, temizliği yapıyorum, ütüyü hiç sevmiyorum. Ben de çok seviyorum ütüyü. Ay. Çarşaflara varana kadar ütülerim ben. Ciddi misin? Yemin ederim. Benim odamda... Ben de elimle düzeltiyorum iyice. Aa yok yok yok. Benim odamda kirli sepeti var. Kirli sepeti. Hı-hı. Yani adı kirli sepeti. Biliyorum. Onun içine ütülenecekleri dolduruyorum kendilerimi. Hafta sonu gece mesela 1-2 açarım ütü masasını. Bir de radyoyu açarım. Nanay nanay nanay. İçine doldururum. Kadir böyle. Yeter mi bu? Bence yeter. Sanki Mevlüt mi okutuyoruz? Biraz domates sosu koyayım mı üstüne, daha lezzetli. O sana kalmış, ona bir şey diyemem de. Sanki tencere biraz büyük mü geldi buna? Geldi ama bence bir şey biraz küçüğe koysak bunu. Ama şeyi yapışır. Rahat pişer mi? Daha pişer. Haydi bakalım. O değil. Şimdi böreğimize geçiyoruz. Sarmayı hemen atıyoruz. Ben mantarları doğruyorum ama o süremiz çok azaldı. Bakalım menüler yetişecek mi? Hepsi birazdan. Yaprak sarması. Erzincan dediği için etli olur. Onunla da alakalı kesin bir şey söylemedi. Onun da ucunu açık bıraktı. Acaba erikten üstüne sos yapacak mı? İçine bulgur koyacak mı? Bununla alakalı hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Beklenen an geldi. Mantarlarımız tereyağından buluşuyor. Ondan sonra ablam şimdi çarşaf gibi börek açacak. Nurgül Hanım, bu harcın içine maydanoz ve kaşar peyniri koydunuz. Başka bir şey var mı? Yok, başka bir şey yok. Attım maydanozları da abla. Tamam. Of, mantar da ne güzel koktu ha. Kadir, mantar nasıl koktu? Biraz daha detaylı anlat bize. Böyle sütlacın üstüne atılan tarçın gibi inanılmaz. Kuş üzümlü zeytinyağlı yaprak sarmasının o kuş üzümünün verdiği lezzet gibi muhteşem. Ve yaş bastanın kreması gibi vazgeçilmez. Anladın mı? Anladım anladım. Adeta orada seninle o anı yaşadım. Adam alır götürürüm bir yandan. Kadir bak, börek şeklini alıyor.
Aynen şöyle. Maşallah çabuk böyle. Açtın. Fırını açayım mı ben hemen? Zaten sıcak Kadir'cim aynen. Aa sıcakmış, okey. Buna baharat ne atacağız abla mantara? Biraz karabiber atacaksın Kadir'cim. Karabiber attım abla başka? Tamam, ne yazıyor şeyde? Valla bu güvecin malzemesini daha vermedik. Güveç birleşirken verelim. Güvecin malzemelerini okuyorum. Yarım kilo kıyma, bir adet soğan, bir adet yumurta, iki yemek kaşığı krema, bir çay kaşığı tuz ve karabiber, bir su bardağı galeta unu, yarım kilo mantar, bir su bardağı domates sosu, iki yemek kaşığı salça ve bir yemek kaşığı tereyağı. Onları güveçlere dizelim, sonra salçalı suyu... Sen böreği hallet, bu kavrulsun. Gel sen onları diz. Ben anlamam o çünkü o işi. He, tamam. Benim peynirli böreğe çok iyi, hatta hiç yemedi bile, bakmadı doğru düzgün tadını, hiç beğenmedi. Onunkisi bakalım nasıl olacak. Nurgül Hanım, benim et soteme bekar yemeği demiştiniz. Nurgül Hanım, sizce masada rakiplerinizden nasıl yorumlar alacaksınız? Züleyha'dan güzel yorumlar almayacağımı biliyorum. Kız sen niye o Züleyha'yla bir zıtlaştın? Ben zıtlaşmadım ki, o benimle zıtlaştı. O şimdi biraz temizlik diyor konusundan ya, evime, dolayı. Hayır, evime pis demişsin ya diyor ya. Halbuki yok ama orayı tekrar söyledim. Hani... Ama o hala o orada. Peki iyi yorum yapacak biri var mı? Bence İknur Van, Nazmiye Hanım ve bence Züleyha da güzel yorum yapar. Bakma beğendi mi? Beğendim diyor, öyle şey değil yani. Adaletli. Ben yumakları küçük tuttum, yoksa büyük tutsam daha çok açılacak. Yok öyle de çok şey oluyor, kalın oluyor mesela geri toplandığında. Ama hamur çok güzel dinlenmiş ve ilk defa biri dolaba koydu. Şey ama çok salar kendini. Yoksa i̇şte dolaba koymuyorlar. Abla bu mantarlar daha kavrulacak mı? Yok yok, çok az yeter. E kız desene, bir saattir burada kavuruyorum. İşte Kadir ben, bir gel bana sor. Buna ne koyacağız başka? Neye? Böyle mi bu, tamam mı? O tamam, aynen. Kadir buharlı sebzeleri mi başlıyor? Aynen öyle. Garnitür, sebzeli, buhar şey. Buharda sebzenin malzemelerini sayıyorum. Bir adet brokoli, bir adet karnabahar, bir adet havuç, yeşil biber, kapya biber, tuz, limon ve zeytinyağı. Haydi bakalım sayın seyirciler. Paçamız tutuştu çabuk. Buharda sebze bence menüde sayı fazlalığı olsun, kalabalık görülsün diye eklenmiş bir şey. Güveçte mantar soslu köfte, tencerede pişirip sonradan küçük güveçlere alacağını düşünüyorum. Eğer o şekilde yaparsa kesinlikle benden eksi puan alır. Güvecin yanına bulgur pilavı, bulgur pilavının arkasına profiterol, bilemedim. Arkadaşlar son 25 dakikaya girdik ama tatlımız hala yok. Tatlımız daha ortada, bir sosu var sadece konulacak. Bir de ekstra fırın geldi buraya. Ekstra fırına ne koyacaksın sen? Güveçleri koydum. Ha güveç. Yalnız bu güveci laf edecekler. Tencerede pişti, güvece kondu diyecekler. E o günde eti de tencerede kavurdular, güvece döktüler. Sadece ateşte güveçte pişmedi ki, şey tencerede pişmedi ki. Sadece iç köftesi sadece kızartıldı değil mi abla? Aynen. Ben güveçte pişecek diye eklemedim, güveçte dedim ama. Mantarlı köfteyi güveçte yaparsa bakacağım, tencerede yaparsa hiç beğenmeyeceğim. Sarma pişti mi abla? Sarmaya biraz önce baktım, daha pişmemişti Kadir. Sarmanın yaprakları çok sertti, inşallah pişer. Keşke yapmasaydım valla, bir de sanki... Oo, vallahi dibine tutmuş galiba. Nurgül Hanım, yoksa biraz heyecanlanıyor musunuz? Tamam. Yok canım, sende ne alakası var? Vallahi Nazmiye ablanın sakinliğinden istiyorum hepinizi. Ama gerçekten işte öyle olmak lazım aslında, doğrusu. Evet. Ekmeğin arasına üşendim abi muhallebiyi sürmekten. He? Abi ekmeğin arasına diyor muhallebi... Bizim sürmekten. Yeşillikler daha var Kadir, yeşillikler. Allah kabul etsin. Daha masayı hazırlamadınız Nurgül Hanım. Boş masaya gelip otursunlar. Kız sen iyi mi şaka yapıyorsun? Zaten fıracaklar. Hadi siz iyisi mi? Gidin de bir an önce masanızı hazırlayın. Me
mevsim salatası gerçekten artık gına geldi. Daha yaratıcı bir şey beklerdim. Mevsim salatasının içinde mevsim sebzeleri olmalı. Yağı, tuzu, limonu dengelik olmalı. Abla marul rokaları doğruyorum. Tamam, roka bir de şey göbek. Dereotu da koyuyorum abla. Maydanoz, dereotu, tamam. Of, oturacağım, ayaklarım ağrıdı. Ya bulgur pilavı hem çok kolay hem de içine yeşil mercimek girdiği zaman yeşil mercimek her yemeğe aynı lezzeti vermiyor. Ya bence yeşil mercimek bir davet sofrasında olmaması gereken bir şey. Bu arada sebze tabağı hani menüye yazmasına hiçbir gerek yoktu. Çünkü ne yani tabağın kenarına süzgecin üzerine koyup haşlayıp buharda alıp zeytinyağıyla sarımsağı koyup oraya hemen atabilirdi. Yazmasına bence hiç gerek yoktu. Tabak tamamen dolu gözüksün. Nurgül Hanım, sebzeler oldu mu? Sebzeler mi? O olmuş. O buhara beni koysan ben pişirim. Nurgül Hanım, son 10 dakika. Her şey tamam gibi ama börekler ne alemde, hiç bakmıyorsunuz. Oo, börekleri unuttu. Biraz daha kızartır. Börek gene iyi yetişti, ses etme. Bence börekler yeter ya. Biraz daha kızartır. Peki o profiterolün sosu oldu mu? Onu ne zaman dökeceksiniz? Şey, servis yaptığım sırada dökeceğim. Tabakların üzerine dante fıstığı. Mevsim salatasının tam kışa uygun olmasını isterim. İnşallah sosunu son dakika döker, başta tuzlamasını, sosunu yaparsa şayet o sebzeler sünecektir. İnşallah sonunda döker. Abla, buna sen şimdi tuzdan olacak mıydın? Ne yapacaktın bunu? Tuz, ondan sonra nar ekşisi, bir de şey, zeytinyağı. Nurgül Hanım, son 6 dakikaya girdik, haberiniz olsun. Böreği çıkarıyorum Kadir, oraya alacağım. O güveçlerin buraya alacağım. Yarım limon sıktım abla, yeter mi? Yeter. Kız Nurgül abla, hadi! Son dakikalar, gözünü seveyim. Tamam bu. Valla tamam. Çamaşır yıkar gibi oldum bu marulları be. Kadir, bardaklarım şeyde yok, eksik mi sayacaklar? Tabii ha, bardak olmaz olur mu sofrada? Çabuk olun, yanınca bardaklarınızı koyun masaya. Bunu rendeleyim, yiyin. Sen ver kaşarı, ben rendeleyim. Kaşarı rendele, ben tepside bardaklarım. En güzel, en zor benim menümdü. Benim menümle hiçbirini kıyaslamam. Benim çünkü uğraştırıcı menüm vardı. Baklava açtım, börek açtım. Masada her şey tamam mı? Tamam. Ekmeğimi, suyumu, her şeyimi götür. O profiterolları oraya alacağım, sosunu üstüne dökeceğim. İyi ama hala burada niye oyalanıyorsunuz o zaman? Bitti, bir tek üstüne sosu dökecek. Profiterol yapıyorsa bence sosunu kendi yapmalı. Kremasını da kendi yapmalı. Ganaj bekliyorum. Toz olan bir şeye süt karıştırıp önümüze getirmesini beklemiyorum. Nurgül Hanım, bu sosunuza kesin hazır sos diye laf edecekler. Yani söyleyebilir. Şeyin de kekin üstünde krem şanti hazır değil miydi? Kız, krem şanti evde yapılır mı ki? Hayır, yani o da basit bir şey. Krem şantiyi evde yapmak zor ama bunun için sadece çikolata eritseniz yeterdi. Hayır, yani profiterolün hamurunu elde beceren kadın sosunu mu beceremez be? Beceririm, yaparım da. Genelde kadar bu sos yapışıyordu, ben bunu kullanıyorum o yüzden. Yaptım. Suya tıkma sakın onu. Yok. Onu yeriz abla, siyan olmasın. Bitti mi? Evet, her şeyimiz tamam. Helal et. Helal hoş olsun. Gerçekten. Ne demek? Eline koluna sağlık. Haftanın başından beri herkese yardım ettim yani. Bir tek sana canım değil. Çok sağ ol valla. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiç daha arkamıza bakmayalım. Pilavın altını kapattık. Sarayım pilavı. Saracağım mı? Biz gidelim, sararsın onu tekrar. Tamam. Evet, seyircilerimize şimdilik veda ediyoruz. Birazdan Nurgül Hanım'ın final masasıyla ve daha sonrasında büyük finale karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Görüşürüz. Haydi ablam, gidiyoruz. Ben bunu yolda yiyelim. En Amanat Benim de haftanın son gününde Nurgül Hanım misafirlerini muhteşem bir menüyle ağırlayacak. Yarışmacımız el açması börek, yeşil mercimekli bulgur pilavı, güveçli mantarlı misket köfte, buharda sebze, yaprak sarma, sebzeli kereviz çorbası, mevsim salata ve profiterolle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra büyük finalde neler yaşanacak. Lavabonun kenarlarında peçetem kirlendi. Hiç inanmıyorum aslında. İster inanın, ister inanmayın. Keşke baksaydınız. Çekseydim de keşke baksaydınız. Ben çektim. Nasıldı? O deliklerden falan gözüküyordu. Zaten toz falan yoktu.
Peki bugün açtık. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, 6 ay. İnanamıyorum, 6 ay mı? Sil baştan olsun, benim evimde bir tane toz bulamazsın. Yapmamamız gerekiyor el açması. Olmuyor işte, böyle pişiremiyorsun. Tat alamadın. Bu Erzincan usulü değil. Şuna bakın, vıcık vıcık yağ. Erzincan yani, sarması diye normal sarmayla kandırdı. Sadece etini beğendim, sadece et. Ama gerçekten yemekten yiyemedim, yani bir kaşığı zor aldım. Hani yediklerimin arasında en lezzetsiz menüydü. Aa, sakın ha! Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile Enem Arat Benim'de haftanın son gününde Nurgül Hanım'ın masasındayız. Nurgül ablanın ellerine kollarına sağlık. Diğer dört hanım gibi o da mutfakta kan ter içinde. Fırınla ocak arası gitti geldi. Hele son dakikalarda aha yetişti aha yetişmeyecek derken yetiştirdim. Bitti neyse ki. Biraz heyecanlıydın, sonra biraz sakinledin, biraz durgunlaştın. Aynen, aynen. Durgunlaştığın zaman böyle tamamıyla olamaz gibi falan mı düşündün? Hayır, yoksa değil. Heh, yaptım şimdi rahatım diye mi? Hayır, sakin? Bugün zaten ben olamadım. Normalde ben mutfakta çok hızlıyım. Ama o 3 saatin heyecanından biraz böyle şaşkınlık oluyor yani, tabii, tabii ki. Yani mutlaka aynen. Peki şimdi Sabah Hanımlar evleri gezdiler temizlik evet. konusunda. Hazırsan ilk Nur'dan başlamak istiyorum. Başlayalım. Evden hangi detayları gördün ilk Nur? Sadece banyoda lavabonun kenarında peçeteyi sürdüğümde sabun kalıntısı geldi. Bir de mutfakta o arkasındaki böyle bir şey geliyor. Fiş geliyor. Nereden onun geliyor üzerine, o fiş? Mutfakta buzdolabının arkasından şöyle aşağı doğru bir fiş geliyor. Bir de onun üzerinde buldum. Başka gördüğün eksiklik var mı evde? Herhangi başka bir yerde bir şey çok rastlamadım açıkçası ben. Peki genel anlamda düzenli iş yapan birinin evine benziyor mu? Yani Nurgül Hanım'ın mesela bugün dedi ya hani diğer birkaç tane hanımın şey Nazmi ablanın dışında ben herkesin sadece program için hemen hızlı hızlı yani normalde de yapıyordur ama program için biraz daha detaylı girdiğini düşünüyorum dedi. Sen bu eve baktığında program için temizlik yapılmış bir ev mi yoksa normalde de tertip düzenli birinin evi mi? Bunu şundan soruyorum. Dolabın içine açtım baktın işte tertip düzen yerleşme ne bileyim hani bir hanımın evi ne kadar temiz olur nasıl anladın? Anladım ben sizin sormak istediğiniz şey. Dolapların içi falan tertipli, düzenliydi. Yani hani genelde de temizlik yapan birine. Yani öyle hızlı hızlı alelade hemen şöyle katlayın. Yok yani katlayayım. Öyle dolaplar işte hani şöyle koyulmuş işte tabağın yeri belli değil. Bardaklar üst üste falan değildi. Tertipli düzenli yani, bu. Evet yani temizliğinin dışında tabii düzeni de vardı yani. Peki. Dedin ki Nurgül Hanım çok iddialı konuşmadı. Çok böyle kendini salmadı. Arada derede hep konuştu. Aynen aynen. Hep ne demek yani Nurgül arada derede derken? Yani Nurgül abla ben varım, ben çok temizim, ben yemeğimi yaparım. Ya da ben çok iyi yaparım falan demedi. Evet. Hep böyle bir yani bize açık kapı bıraktı. Peki bunun yok, sebebi... Yok ben zaten normalde böyleyim Kadir Bey. Hep çok iddialı değil misin? Değilim. Ben arkadaşlarımla da mesela evimde ağırladığım zaman gelip evimi gördükten sonra ben kendimi övmeyi sevmiyorum Kadir Bey. Hmm. Nurgül Hanım madem iddialı değildiniz neden bu yarışmaya katıldınız? Ben genelde de böyleyim yani. Anladım. Ay ben şunu çok güzel yaparım. Ay benim evim şöyledir. Çok öyle kendini ortaya atan biri değilsin. Hatta bugün sizinle temizlik yaparken bile bazı aa Nurgül abla iyi fikir ha bu böyle dediniz ya. Evet. Ben asla o şeylere girmem. Aa Nurgül sen bunu nasıl yaptın ya? Nereden aldın? Nasıl kendini ismini... çok öven biri değilsin. Değilim asla değilim ben. Peki. Nurgül Hanım dün bende çok iddialıydınız. Gerçekten iddianız boş çıktı. Nazmi abla sana gelelim nasıl buldun evin temizliğini? Ben evi temiz buldum. Tek bir yerde bir şey buldum. O da banyonun havalandırmada peçeteye geldi. Bir de buzdolabının arkasında biraz var. Buzdolabının arkası neresi mesela? Altta motor. Böyle bir plastik motor, çerçeve var. Motor, orası mı? Motorun orada. 24 yıllık buzdolabı bozarım diye, aspiratör gibi yaparım diye... O yüzden işinden çekindiğim için ben buzdolabına... Yok, yoksa... Buzdolabının kenarlarını, içini falan buzluğunu söker temizlerim ama... Buzdolabının arkasını Kadir Bey'e de dediğim gibi hatta Kadir Bey Yıldız Tornavida diğer tornavidayı alıp da söktü tamamen. Ki dedi 24 yıla nazaran dedi izleyeceksiniz de dedi yine gayet temiz benim güzel dedi. Benim de 25 yıllık buzdolabım vardı. Hı hı. Ama yok ki ben çekip kirli pis diyemem temiz. Temiz miydi? Evet. İçi dolabın içi lastikleri falan nasıldı? Evet hepsi ben hiçbir şey görmedim. Peki bulaşık makinesi kaç senelikti?
bulaşık makinesi 24 yıllık ama 22 yıldır kullanıyorum. 22 yıldır kullanıyorsun. Hı-hı. 22 yıllık bulaşık makinesine göre nasıldı içi dışı, yanları manları, filtresi? İyiydi. Beğendin mi? Beğendim. Sen de Nurgül'e katılmışsın. Yani hepimiz genel olarak yarışma için ister istemez bir detaylı temizlik yaptık. Herhalde muhakkak bir şey yapıyorsun da. Bu söylediğiniz farklı. Yarışma için temizlik. Ya herkes genelde temizlik yapar evinde. Tabii yarışma ben için temizlik farklı. Kadir Bey şimdi şöyle bir şey. Sanki kimse evinde temizlik yapmıyormuş. Yani şimdi Züleyha Hanım için veya İknur Hanım için, Gülten Hanım için göremiyorum ya ismini. Heh. Sanki ben detaylardan bahsediyorum. Ha, o zaman onu açıklayalım ki hanımlar i̇şte, da yanlış anlamıştık. Evet, hayır. Sanki ben diyeyim ki, aa sakın ha. Gerçekten ben diyorum ya laflarım hep yanlış anlaşılıyor. Yani, ben geçen gün de mesela Züleyha'nın evine siz sorduğunuzda, iki gün evin detaylarında en çok kimin evinde tüy buldunuz, tüy pis dediniz. Ben de dedim ki Züleyha'nın. Bunun üstüne ben yumaktan, tüyden anladım. Bahsediyorum. O zaman şöyle, hanımlar ben. Sizi yanlış anlamasın. Hem ekran tabii önünde de asla, onlar asla. Da kırılmasınlar. Eğer yanlış anladıysalar da ekran karşısında hepsinden özür diliyorum. Ha. Sadece Nazmiye teyzenin evini temiz olduğunu biliyorum. Diğerleri bence yarışma için evi temizlemişler. Nurgül Hanım, özrünüzü samimi bulmadım. Resmen köprüden önce son çıkış yaptınız. Peki, bu konuda tatlıya bağladık. Evet. Züleyha, senden devam edelim. Nasıl buldun evin temizliği? Genel olarak bence dediğim gibi biraz avantajlısınız bize göre. Ben pis demiyorum. Eviniz gayet temiz ama ince detaylarda ben diğer evlere göre benim peçetem daha kirliydi. Pencerenizin yukarısında tozları alırken döküldü yere. Evet, Kadir Bey söyledi. Evet. Ben orayı... Evet. Mutfağınızdaki lavabonun kenarlarında peçetem kirlendi. Hiç inanmıyorum asla. İster inanın, bir ister şey inanmayın ama. Benim peçetemde. Bir şey söyleyeceğim. Kadir Bey geldiği zaman ilk benim mutfağımın lavabosuna baktı. Eskilerin malları çok iyi oluyor. Ben de 26 yıllığım. Lavabonun içi parıl parıl. Züleyha Hanım'a katılmıyorum. Öyle bir şey yok. Zaten kadın temiz. Temizliğine hiçbir şey diyemiyorum. Benim aspiratörün motoruna laf ettiniz ya. Keşke buzdolabının motoruna baksaydınız. Kendi buzdolabınızın. Sökmemi mi istiyordunuz buzdolabı? O zaman hayır, ben de gelip buzdolabının motorunu size... sökmeye gerek yok ya. Onu iki tornavidayla açıyorsunuz. İşte. Çok da kolay yani süpürüp temizleyebilirsiniz. O sökmek demektir. Ya sökme. Kombi peteği söküyorsanız. Keşke ben de sizin buzdolabınızı çekseydim. Keşke baksaydınız. Ben çektim. Motoruna çektin baktınız. Mi? Baktım ben. Nasıldı? O deliklerden falan gözüküyordu. Zaten toz falan yok. Peki bugün açtık. İçini komple söktük. Süpürgeyle evet. Çektik. Hani komple içini de söktük. O içinin kısmını da komple yıkadık. Geri yerine taktık. Bir de ben ünitenin arkasında toz gördüm. Ünitenin üstünde girdi, de dedi ki uzun zamandır çekmedim onu evet. Çok ağır olduğu için. Benim de ünitem çok ağırdı. Ben ünitemi eşimle birlikte çekiyorum. İnanın yerinden kalkmıyor. Çekmedim ben. Ben çekiyorum. Bence çekilmesi gereken bir şey. Asla kaçırılmaması gereken detaylardan biri de... Kadir Bey, ben yazlıktan geldikten sonra derinlemesine temizlik yaptığım zaman çekip silmiştim odur. Yani ne kadar oldu? Ne kadar oldu? En son biz ne zaman geldik? Yani Ağustos'ta yangın çıktı ya Marmaris'te. He? Biz o zaman geldik. Ağustos'un 4'ünde. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 6 ay. İnanamıyorum 6 ay mı? Şaka ediyorsunuz. Mümkün değil orası 6 ay bakılmadan olmaz. Gerçekten 6 aydır ben çekmişim. 6 aya göre hiç o kadar yani i̇şte, 6 aya ne göre. Ne dedim ben sabah size? Çünkü ama 6 aydır emin misin hiç çekmedin? Yemin ediyorum çünkü ayaklı ben süpürge altına giriyor. 6 aydır bir evin içinde yaşayacaksınız. Ne kadar ama temiz olursa Züleyha olsun. Züleyha Hanım anlatmaya çalışıyorum size. Benim eşyalarım hep ayaklı diyorum. Süpürge girdiği için çekmeme gerek yok ben diyorum. Ben zaten altında değil. Oradaki pervazın kenarlarında buldum. Pervazı işte. Pervazı ama ben benim ünitem. Yer zeminini sildim. Ben hani senin ünitemi göstermem. O zaman bak işte. Keşke işte yani ben bulmadığı senin için Kadir Bey bir yerde ben çok... onun ünitesini çekmedim. Ben buzdolabısını çekmedim. Çekseydiniz kim size engel işte, oldu? İşlesi diye bir şey yok. Ben istediğim. Demek ki neler bu evde buldum. Bana istediğim yere bakma hakkı var mı? Tabii ben var. İster çıkarım. Konuştuğunuzda bile bakarım. Her yeri istediğiniz yere bakabilirsiniz. Ben o zaman ben sizin evi keşke didik keşke didik etseydik. Keşke olmuyor işte bakacaktınız. Bak, Kadir Bey sil baştan yapabilirim. Ya, maalesef tabii. Aman. Sil baştan ben olsun. Ben kendime güveniyorum. Bir dakika sil baştan olsun. Benim evimde bir tane toz bulamazsınız.
Nurgül Hanım, sakın temizim falan demeyin. Bir insan nasıl 6 aydır ünitenin arkasını temizlemez? Gülten Hanımcığım, sizden devam edelim. Nasıl buldunuz evin temiz? Sizin gezdiğiniz ilk ev. Evet, gezdiğim ilk ev. Ben zaten gelirken hani bakacağım yerleri ben hani belirlemiştim. Oralara bakacaktım. Senin baktığın bir efsane yer var. Rüzgar Gülü'nün olacağını tahmin ettiniz galiba. Evet. Evde temizlik yapan insan evinde perde olduğunu bilir. Perdenizi gördüğüm biliyorum, zaman onu kesinlikle söyledim. Dedim evet. Onu unutmuş olabilir çünkü evet. Ne? Ben onu komple indiririm. Onu bazen banyoda için, bile yıkıyorum. Onu kullanmıyorum ben. İnanılmaz bir toz vardı. Sildiniz mi bilmiyorum. Evet sildik biz de gördük. Ben, o uç plastik. Aynen öyle. Katılıyorum banyoya ona. Girdim ben. Hmm. Banyonuza baktım. Derz aralarınız yeni yapılmış sizin. Hayır. Nerede kir olabilir? Bilmiyorum. Olabilir. Ben belki yanım. Şöyle. Derz araların üstüne yağlı boya çekmiş. Aynen öyle. Yani normal bir derz sıvası ben değil. Yağlı boya. Ben eski derzimi de göstersem aynı yok, beyazlıkta. Yok o fark etmiyor. Ben makinenin ona altında, dolabın ona takılmıyorum. Altında. Kesinlikle ona takılmıyorum Nurgül Hanım ben. Ben bu kolay bir şey diye. Nurgül Hanım ben ona kesinlikle takılmıyorum. Banyoda bakabilir. Şöyle bir baktım banyo. Nazmiye Hanım her tarafa baktı. Ben baktım nereye bakabilirim? Klozetin altına baktım tertemiz. Ama banyodaki dolabı açtığım anda menteşeyi biliyor musunuz? Menteşenin o arasına peçetemi soktuğum anda simsiyah oldu. Olabilir. Mutfağa girdiğim zaman da arkadaşlar gibi dağılmadım. Nereye bakacağımı zaten ben hani karar vererek gelmiştim. Evet. Her evde kombi var. Her evde lavabo var. Altından üstünden su gidiyor. Hı-hı. Kombinin altındaki boruya baktım. Evet unutmuştunuz. Lavabonun kombinin altındaki boruyu mu? Kombi. Borular var ya aşağı doğru iniyor. Böyle uzun uzun uzun. Evet. İnen borulardan orayı unutabileceğinizi tahmin etmiştim ve peçeteyi de koydum oraya. Kamerayı da gösterdim. Neden tahmin ettiniz? Yani Nurgül Hanım'ın oturup kalkışından mı bu kadın şuraların detayları? Hayır. Herhalde temizlik... kendi evine baktılar onun için. Hayır, bilgili hayır. Olduğu için. Ben hayır, tecrübesi olduğu için. Evimi neresine bakıldığını ben bilmiyorum. Oraya baktım ve gerçekten kirliydi. Lavabonuzun altına baktım ben. Giderleriniz hani porularına baktım. Evet. Temizdi. Hani ben peki, bakacağım yerleri bu eve temiz ev der misiniz o zaman? Bu eve temiz ev şöyle diyebilirim. Nilgün Hanım evet güzel iş yapıyor, tedbirli bir kadın. Ama yarışma içinde ciddi anlamda hazırlandığını söyleyebilirim. Gülten Hanım, sizin de evinizde böyle detaylar kalmıştı ama maşallah susmadınız. Gülten Hanım, sen dünkü acısını çıkarttın. O kadar sinirliydin ki her şeye yorum yaptın. Herkes temizliği yaptığına göre evet. Kereviz çorbasını içelim artık. Dilim damağıma yapıştı. Kaselerle. Bir şey masayı söylemedin. Ha, masayı söyleyelim dur. Evet. Masayı ben söyleyeyim. Buyur. Ben masayı Nilgün Hanım'a göre yorumluyorum. Aha. O hep siyah sevmiyorum sevmiyorum. Aynen. Girdik hep siyah gördüm. Siyah. Tamam. Ben koyu gri tabak, çok sevdiğimi kaşık söylerim. Yanlış mı sunum? Bardak mardak yok, güzel mi? Yok. Şeyler bardaklar güzel. Peki, siyah kaşıklar, seni biraz şaşırttı sadece. Biraz siyahdan şaşırdım. Okay. Züleyha sen nasıl buldun? Bardaklar ben evimden de bildiğiniz gibi siyah beyaz uyumunu çok seviyorum griyi. Benim çok hoşuma gitti. Beğendin mi? Beğendim. Teşekkürler. Gülten ablacığım sen nasıl buldun? İyi buldum. İyi güzel. Buldun. İknur? Masası sade ve şık bence de. Teşekkürler. Peki. O zaman çorbalarımızı içelim artık. Aynen bakalım öyle. Nasıl oldu. Çorbanın ismi orada kereviz çorbası mıydı? Sebzeli kereviz çorbası. Sebzeli kereviz çorbası. Aynen. Gülten Hanım sizinle bir hafta yarışmış olsaydık ortalık çok kızışırdı vallahi. Kimisi kurumlarına ne diyorsunuz? Hiçbirine katılmıyorum ama ne yapayım ne diyeyim söylenecek bir şey yok. Ama o mesela Kornişte şeyde bulmuş ya ben onu hiç kullanmadığım için sadece 6 ay önce geldiğim zaman yıkamışım, toplamışım yukarıya. Orada bir kir bulmuşlar. Onu büyütüp söylesinler. Canlar sağ olsun. Züleyha Hanım yorumlarına o kadar çok böyle sinirlendim. Yalan söyleyemeyeceğim. Bayağı bir sinirlendim. Ama ne yapabilirim? Evimdeler. Bu çorbayı daha önce yapanınız var mı ya da yiyeniniz bir yerde? Ben yapmadım. Ben de kereviz çorbasını yaptım, yedim de çok da yaparım. Ben normalde kereviz yiyorum, çok sık yemiyorum ama o gün Gülten Hanım da yediğimde bana alerji yaptı, kaşıntı. Aa. Evet, çok kötü. Normalde yapmıyordum ama İçinde o gün... ne vardı abla başka? Sarımsak. Kereviz ben baktım yapıyormuş. Çok fazla kaşınmaya başladım. Çiğ olduğu için olabilir mi acaba? Yani daha önce hiç yok, kereviz yemiş. Normalde yapıyorum salatasını falan ara ara hani. Her zaman değil hani mevsiminde. Sarımsak dokunuyor mu sana? Yok, hayır sarımsak da dokunmuyor. Kameranın acaba önünde dedim, yaptık. Koyduğumuz süzme yoğurt. Yok hayır sizde alakası yok. Hani kereviz de olabilir. Hani zaten ben hani rendeledim onu. Evet. Şey yaptım. Alerji yapabiliyormuş. Allah Allah. Evet hazırsanız buyurun bismillah çorbamızdan başlayalım.
Evet Züleyha, nasıl buldun kereviz çorbasını, sebzeli? Kereviz çorbası güzel olmuş ama bana tuzlu geldi. Sebzeleri güzel pişmiş mi? Güzel. Gayet kesmiş güzel. Mi yani? Bu normalde terbiyeli ya. Yok, hayır kesmemiş. Gayet güzel. Kıvamı okay. Da güzel. Peki afiyet olsun. İlk nasıl buldun çorbayı? Kıvamını da pişmesini de çok beğendim. Yalnız evet bir tık tuzlu olmuş. Ben tuzlu yapıyorum yemeklerimi. Bir tık evet. Böyle çok da rahatsız edici değil ama böyle... Evet. Peki afiyet olabilir, olsun. Hoşuna gitti mi yani? Yok, ben sevdiğim bir çorba zaten. Peki. Gülten abla? Benim sevdiğim bir çorba. Evet bir tık tuzlu buldum. Kıvamı oranı çok güzel yani tutturmuş. Havuç biraz daha pişebilirdi. Peki afiyet olsun. Nazmi amca. Aynen ben de katılıyorum. Havucu biraz daha pişecekti. Bana sen da, onu mu diyecektin? Onu diyecektim. Bana da tuzlu geldi. Kıvamı nasıl? Sen ilk defa içtin. Beğendin evet, mi? Evet beğendim. Beğendim. Peki afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Havucu Gülten ablaya katılıyorum. Bir tık daha. Evet. Onu da neden ben mutfakta hep merak ettim. Bütün sebzeler bir aradaydı ya. Dedim ki havuç diğerlerine göre biraz daha geç pişiyor. Onu... Aslında normalde pişiyor Kadir Bey de. Ha. Şimdi eğer biraz hani daha pişirirse. Havucu bir tık daha önden bir haşlarlar ya. Havuç sotelendi mi yoksa öyle direkt mençeydim. İşte sotelendi. Hepsini hem rengini çok koydum. Daha güzel i̇şte verecekti. Hepsini bir attı. Ben normalde en kötü haşlar diye bekledim. Ben bu çorbayı çok yapıyorum ve ben bunu... de çok yapıyorum. Düdüklü tencerelerle yapıp bazı yok, yerlere hayır. gönderiyorum ben. Düdüklü tencere hiç kullanmıyorum. Havucu aklınızda bulursunuz. Bu sefer yaparsanız havucu bir soteleyin. Hı hı. Ondan sonra suyun diğer malzemelerini koyun. Kıvamını göreceksiniz ve bana hak vereceksiniz. Tadında hiçbir problem yok. Aha. Ben önce tuzlu mu, ekşi mi? Bazen böyle ekşi evet. Şeyler insana tuzlu gibi geliyor ya. Yani onu ekşiyle tuzlu arasını ayırt edemedim ama hem içilmeyecek gibi değil. Evet. Sadece bize evet bir tık. Belki siz evde sürekli herhalde böyle yapıyorsunuz Erzincan diye. Erzincan tuzu kullanıyorum, kaya tuzu. Ha. Ha. Bakın işte bunu söyleseydiniz. Çünkü şey Kadir Bey'in dediği gibi böyle ekşi tuzlu bir limon şey. Limon tuzu böyle, gibi ha, limon ha. Aynen bizim öyle. Ha. Tuzumuz ha. Tamam. İri ya. O yüzden. Yaşayın. Yani limon tuzu gibi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Ablam dedi ki ince tuzu kullan. Ama ben hep bunu kullandığım için şey, limon tuzu gibi tam çünkü ekşi mi tuzlu mu tam ayırt edemedim. Ama güzel şey olmuş. Yapmadım. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Ne geliyor şimdi? Ara sıcaklarımız geliyor. Tabii böyle mi verelim aynen öyle. Ben kendimi biraz ağır hemen. Ama. Riskli bir çorbaydı ama herkese beğendirdiniz. Tebrikler. Evet ara sıcak olarak el açma börek gelecek. Aramızda el açma olmaz diye bekleyenler vardı. Evet el açması demediği için onun da ucunu açık bıraktığı için. Bakalım nasıl olmuş. Nurgül Hanım, çorbalardan güzel yorumlar aldık. Aldık, aynen. Biraz tuzlu. Evet, ben yemeklerimi tuzlu yapıyorum. Onu da hak veriyorum. Tuzlu olabilir. Kendi damak zevkime göre tuzu ekliyorum. Ben hep ekrana karşı her zaman söylüyorum. Mesela aşçılar geliyor 20 senelik, 30 evet, senelik. Evet, öyle biliyorum. Diyorum ki bakın sayın seyirciler, 30 yıllık aşçı olabilir ama ilk defa 3 saat içinde yemek yapıyor. Aynen. Yani siz evdeki gibi iki soğanı doğradım, bir esnedim karıştırdım, dur ona baktım, geldim bunu yaptım değil. Kamera heyecanı, arkadan birileri konuşuyor, masa yetiştirebilecek miyim? Geçen günlerde yaptığı yorumlar aklına göre kim bana ne diyecek? Evet. O stres bambaşka. Yani burada yetiştiremedim, benim yemeğim şöyle oldu diye siz asla kesinlikle. Evde kötü yemek yapıyorsunuz aklına gelmiyor. Benim de böyle bir düşüncem yok. Çünkü hepiniz çoluk aynen. Çocuk sahibisiniz. Yani bunca zamanlık ev hanımısınız. Şimdiye kadar kaç çeşit yemek yaptınız? Burası bambaşka bir şey. Burası bambaşka. O mutfak bambaşka. Şimdi biz önceden temizlik yaparken de hep televizyonda izliyorlarmış ki ay şurayı bir silemedin, şunca zamandır buradan ay, çıkamadın. Ben onu hiç demedim. Bir geliyorlardı yarışmaya. Biz böyle olduğunu hiç bilmiyorduk. Ekranda hır 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 müzik çala çala. Dedim öyle olmuyor işte. Telle 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 çıkmıyor. Evet bakalım ara sıcaklarımız nasıl olmuş? Evet ara sıcaklarımız. Meşhur yaprak sarmamız Erzincan usulü. Yanında da el açma böreğimiz. Evet hanımlar hazır mısınız? Haydi bakalım. Evet nasıl buldun börekle yaprak sarmasını? Öncelikle el açması yapar mı diye bekledin mi hiç? Aklına geldi mi? Aslında el açması tabii ki zor oluyor ama yapmamamız gerekiyor el açması. Niye? Niye biliyor musun? Olmuyor işte ha böyle pişiremiyorsun. Rahat olduğun gibi olmuyor. Onun için olmadı. Börek çiğ mi kalmış? Bir şey tat alamadım. Böyle bir kuruk aldı öyle diyeyim. İçinde de peynir hiç yok.
baya koydum ama aslında. Kız nasıl yok buradan bembeyaz peynir görmüyor bakar mısın ya abla? Baya dolu içi. Hani? Peyniri. Kız ah, benim dolu. Niye Nazmiye abla? Aha burada, burada. Ha. Başka? Benimkisi de var. Bak ha. Valla bana bak. Bayağı gelmiş. Aha bak. Ha bak işte. Ha var mı? Ha bak bak bak. Evet. Var mı? Evet. Bir burada bu. Sana şeyin kimin evinde birinde daha da küçük gel. Bende de az geldi. Et soten eti az geldi. Evet. Senin nasipsizliğin var. Evet. Tek şey kat geldi onunkinde de. İçinde böyle hiç sanki... Peki pişmesinde sorun var mı? Pişmesinde sorun yok. İçi biraz hamur gibi oldu ama peynir hiç yok. Bak hep uzun var. Benim hiç peynir yok. Aa, hani bak. Üstüne isim de yazmadık ki sana bilerek az koyalım. Aa, ben şey yani... Peki el açması olarak güzel bir börek olmuş mu? Olmadı. Peki yaprak sarması? Yaprak sarması olmadı. Söyleyeceğim varsa sen yok, söyle yok. Buyur. Yaprak sarmanın olmadığını ben kendim de kabul yaprak ediyorum. Yaprak sarma da olmadı. Çok sertti yani. Çünkü. Şey içi şey gibi. Çıkır, evet. Peki börek için ne diyorsun? Böreğimi bilmiyorum güzel ben beğeniyorum. Beğenerek yaptım yani. Senin daha yağsız oldu çok böreği. Nurgül Hanım kabul etmeniz şimdiden güzel sarmanız gerçekten olmamış. Gülken abla sen nasıl buldun? Sarmasını dün hani ben yaptıkları eleştirilere göre yapmayacağım. Kendi şeyime göre yapacağım. Taç demeyeceğim ama sarması pişmemiş. Katılıyorum. Böreği de bu böreği ben çok yaparım. Kendi günümde de bunun ıspanaklısını ben yaptım. Böreği bu şekilde yapması çok büyük riskti. Bu şu ortasını topladığı zaman, şu ortasını pardon, şurayı topladığı zaman her zaman burası çiğ kalır pişmez. Ve gösterebilirim. Uzun uzatıya mı yapması gerekiyordu? Evet, aklınızda bulunsun. Bunu kol böreği gibi yaptığınız zaman mükemmel olurdu. Peynir de çok tuzlu. Peynir de çok tuzlu geldi. Evet. Peki ilk sana hiç tuzlu gelmedi. Sana hiç peynir gelmedi peynir de tuzlu gelmedi. Peynir gelmedi sana. Yaprak hem pişmemiş hem çok tuzlu. Bana bayağı bir tuzlu geldi. Börek de dediği gibi yani şu kısım tamamen hamur. Orta kısmı hamur, kenarları da hamur. Yok, kenarlarında da var kenarlarında var ama orta tamamen hamur. Peki bunun sebebi ne? Yani harlı bir fırında mı pişmiş, yüksek derecede yok, mi pişmiş? Yok hayır, harlı bir aslında fırında bunun harlı fırında pişmiş, pardon lafınızı kestim. Harlı fırında pişirmiş olsaydı bu börek çok güzel pişmiş olurdu. Çok kısıkta pişirdiğiniz için biraz, yok, da, çok, biraz hayır, da hamur oturdu. 250 derecede şimdi pişirdim. Biz bunu sardığımız zaman biliyorsunuz tıs tıs duruyor. Zaten hayır, zaten hamur çıkardım. Başka bir şey çıkarınca fırın sıcak ya. O zaman birazcık yavaş yavaş kabarsın. Ondan sonra biraz yükseğe aldım. 250 derecede börek pişmez, böreği hamur yapar. Ben daha önce Erzincan usulü yaprak sarma yemedim. İnternetten baktığımda içinde bulgurunun, etinin ve üstüne erikten sosunun konulduğunu o gördüğüm etli için. Etli olduğu zaman. Ha, yani ben onun için ona göre yorum yaptım. O, tamam, et anladım. Usulü olunca mı öyle oldu? Aynen. Yani Erzincan usulü yaprak sarma yazdığımda o çıktı. Sen internetten araştırdığın için. Evet yani ben çünkü daha önce yalan niye söylemeyeyim Erzincan usulü. O etli olan. Peki. Yani, afiyet olsun İknur'cum. Süleyha sen nasıl buldun? Peki bu Erzincan usulü yaprak sarmasının içinde et, bulgur olur. Bu ne o zaman dolması? Normal bildiğimiz dolma bu. Erzincan usulü değil. Böreğinizin bu kadar büyük gelmesi benim yani görüntü olarak hoşuma gitmedi. Çok büyük bence böreğiniz. Sunum olarak çok büyük. Ben bunun ustası olduğum için ben bunun büyüklüğüne takılmıyorum. Büyüklüğü kesinlikle doğru bir büyüklük. Bana sadece büyük katlama şekliniz yanlıştı. Ve de yağınız siz şeklinden oldu dolayı pişmedi. Aynen pişmedi. Züleyha lezzeti nasıl peki? Yani tat güzel bir yani börek. Yani ben öyle mi? Hani bana yağsız dediler ya. Bana öyle yağsız falan gelmedi. Ya gayet bayağı yağı. Bol tuttum yani yağını. Şöyle yani dediğim hatta bayağı bir yağlı gibi. Bakar mısınız altına? Benim böreğim özellikle ben baktım. Böreğimin altı bayağı bir yağlı. Şuna bakın vıcık vıcık yağ. Şimdi önce bunu biraz açtı. Yağladı, buzdolabına attı, biraz bekletti. Sonra tekrar yağla birlikte açtı. Yani iki aynen sefer yağladı. Sonra da üstüne bayağı bir yağ döktüm. O yüzden çok yağlı olmuş. Altı bayağı bayağı bir yağlı. Çünkü hamur çekiyor ya. Şimdi ya ben anlamadım. Sonra bir taraf yavan diyor, bir taraf yağlı diyor. Ben gösterdim, bakabilirsiniz. Göstereyim tekrar. Bu böreğin vıcık özelliği vıcık yağlı, yağlı oluşu. Böyle hani yağsız dediniz ya, yağsız değil bu börek. Yağsız, bana yağsız geliyor zaten. O yüzden yani yağsız o zaman dedim. Züleyha'nın dediği yağdan daha da mı yağlı olması evet lazımdı? Evet. Çünkü bu böreği taze tutan, bu böreği güzel açılması için... Yani yediğimizde parmaklarımızı bağlaması kadar lazım değil. Bunun tabii kıymalısını da yapıyorum mesela böyle. Ben de yapıyorum. Hı-hı. Yemek yağından hiç güzel gözükmedi ve hiç yiyemedim. Züleyha dedin ki eğer Erzincan usulü sarma gelmezse puan kırarım normal bir sarma evet gelirse. Şimdi puan kıracak mısın sarmadan? Tabii ki kıracağım. Çünkü bu bildiğimiz yaprak sarması. Normalde daha farklı yapıyoruz. Ekran karşısına çıktığımız ya için benim saat olduğu için. Yani buna neden Erzincan usulü dedin? Ha, evet, en doğru onu soru diyeyim, bu. Aynen. Aynen. Yani mesela neden bizim köyde mesela hepsi yapıyorlar. Tanıdığım şeyler falan Erzincan'da. Böyle çünkü bizim
kendimiz yer olarak... Hayır. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bunu İknur da o gün yaptı. Yani bunu Türkiye'nin her yerinde bu şekilde yapıyorlar. Ben de o zaman Samsun usulü diyeyim. Diyebilirdiniz. Ama onu yapmazlar mı? Olurdu. Samsun usulü değil. Bizde Samsun usulü olduğu zaman bizim bunun içine açlık derler bizim orada. Yani yarma. Farklı bir şey olması lazım. Evet, yarma katılır. Memleketin ismini verdiğin zaman öyle oldu. Bir şey ben değişik bir lezzet bekledim burada. Yani biz, gerçekten biz yöresel hatta ben de aynı şekilde bekledim. Lezzet de olabileceğini düşündüm. Yöresel olduğu için. Ama normal bildiğimiz yaprak sandviç. Bunun için bazıları böyle köy dolması da diyor. Hani elinde sarar. Elinde sarar. Şöyle. Züriye katılıyorum. Erzincan sarması dedi ama ben hiç değişik bir şey bulamadım. Normal yaprak sarmasıydı. Yani Erzincan usulü de olsa olmasa da dolmanın içi pişmemiş maalesef ki. Börek için şöyle söyleyeyim. Böreğin içi lezzetli geldi okey. Ama iç kısmı özellikle hamur kalmış. Bunu da biraz sonlara bıraktığın için. Eğer hızlıca bunu yapsaydın güzel bir börek olurmuş bence. Eline koluna sağlık diyorum. Afiyet olsun. Şimdi ana yemeğimize geçelim. Bu arada ikinci servis de açılmış. Yanımızda bir servis daha var. Tatlı çatal bıçağımız da gayet güzel. O da yerinde. Nurgül Hanım, konuştun ama masanda pek bir şey bulamadım. Evet, sarma dedik. Olmadı. Yani bizi Erzincan sarması diye normal sarmayla kandırdı. Epi yaparım, ben elimizde onu sararız. Kandırdı demeyelim lütfen. Ama kandırdı. Öyle oldu yani, normal kandırdı sarma. Kandırdı ne demek yani? Ay şimdi yarışma heyecanıyla insan hani lütfen. O anda... Ama yarışma heyecanı diye bir şey yok. Bu Erzincan sarması diyorsan, içinin ne katıldığını bilmen gerekiyor, tamam, ona göre anda... yapman gerekiyor. Doğru değil mi? Siz bir şey biliyorsunuz Gülten Hanım. Hani tamam ben de biliyorum Erzincan usulü değil, siz de biliyorsunuz, herkes biliyor burada. Tamam ama hani ben karşıma öyle bir şey çıkmasını beklerdim. Birazcık da bunu yarışmanın heyecanına vereceksin. Ne alakası var? İçinin heyecanıyla ne alakası var? Ben de heyecanlandım. Bak, hayır, malzemeleri biz daha önceden söylüyoruz. Bak, abla, doğru değil mi? Tamam. Malzemeler daha önceden söylenmiyor mu? Evet. Erzincan usulü ise Gülten abla, kıymasının, şey bulgurunun, eriğinin söylemesi gerekiyor. Gülten gerekirdi. Abla senin heyecana verdiği kısım neresi? Onu söyle bari en azından orada heyecan anlaşın. Ne alaka yani? Şimdi yaprağı Erzincan usulü dedi, Erzincan usulü yapmadı. Yapmadı zaten. Bunun heyecanı ne alakası? Malzemesi eksikti. Yorum yapmıyor ya yani. Malzemesi eksikti. Ama hayır, malzemeyi zaten listeyi siz veriyorsunuz. Evet, o daha önceden veriyoruz. Erzincan usulü yapmak sarmasına tüm malzemelerini siz yapıyorsunuz. O zaman o Erzincan usulü sarmayı bilmiyor. Vallahi sinir oldum. Hem de nasıl sinir oldum. Nurgül Hanım, bu kandırma muhabbeti nedir Allah aşkına? Bizi kandırdınız dedi. Düşünebiliyor musun? Kandırmışım. Bir misafir için çok kaba bir davranış değil mi bu? Bence de çok komik, hiç olmayacak bir şey. Tepkimi de gösterdim farkındaysanız. Hani ben kendi kendime söz verdim. Benim evime gelen misafiri kırgın göndermeyeceğim diye. Beni çok zorluyor Züleyha Hanım. Bilmiyorum ne kadar dayanacağım. Pilavımızı koyuyoruz yanına. Bu arada garnitürümüzü koyuyoruz. Nazmi abla, şimdiye kadar beğendiğin en güzel masa kimdi sana göre? Doyup da kalktığın şöyle lezzetli olan masa. Hiçbir masadan doymadım. Yani niye? Sana peynirsiz geldi, az geldi diye. Az koyduğumuz için bence. Tabaklar az geldi, ondan doymadı. Olabilir. İknur, sana sorayım. En keyif aldığın, şimdiye kadar doyduğun ya da lezzetli yediğin masa kimdi? Züleyha Hanım masası. Züleyha Hanım masasıydı. Züleyha sana şimdi göre? Şimdi ben de verdiğim puana göre diyorum tabii. Ben de İknur'un masasındaki yemekler hoşuma gitti. Orada lezzet aldım. Orada lezzet aldım. O yüzden hani 4 puan verdim. Nazmi abla, sende hala yok mu bir fikir? Yok, çok kolay yemekler geldi onuma. Ne bileyim bir yemek... Ama işte bak, daha demin sen de dedin ya ki bunu seçtik ama bu riskle pişmiyor. Yani hani... Tamam, işte. Onun için kolaya kaçtınız. Tamam, kolayı zor kolaya değil. Kolaya mı kaçtı? Başka bir şey soruyor sana. Kolay mı, zor mu, kötü mü, iyi mi değil. Hayır, İknur da diyor ki az önce de el açması geldi dedin ki bu işte riskli, bunu yapmayın. O da diyor ki hazır yapınca da hazır yaptı diyorsun. İknur'un burayını beğendim. Onu şimdi es geçemem. Güzeldi burayı. Şimdi ana yemeği bekliyoruz. Mercimekli bulgur pilavı, güveçte misket köfte vardı. Mantar soslu. Bir de buharda sebze. Sebze garnitürü. Hadi bakalım nasıl olmuş. Bu arada garnitürler buharda pişti. Bu Özbeklerin mantı tenceresi de delikli. Onun camından varmış. Onu da haşladı hepsini teker teker. Evet, mercimekli bulgur pilavı. Yapıyor musunuz normalde de mercimekli bulgur pilavı evde? Ben bulgur pilavı yapıyorum, sebzeli yapıyorum. Domatesli olanından, evet, biberli falan. Şey yapmıyorum. Sebzeli yapacaktım, garnitür var ya, o yüzden... Yeşil mercimek koymuyorum. Onu herkes çok tercih etmiyor ama ben evde yapıyorum, seviyorum. Değişik oluyor en azından. Ben de yapıyorum. Bir de bunu sarımsaklı yapın. Ben de yapıyorum. Sarımsaklı koyuyorum zaten.
çocuklar... Yok, sebze koymadan direkt böyle sadeyken sarımsaklı ve terşehir yeri yapın. İnanılmaz lezzetli oluyor. Terşehir yeri yapıyorum ben. Terşehir yeri güzel oluyor. Çocuklar mercimeği sevmediği için arasında... ben arasında kaynatıp çocuklara yediriyorum bu şekilde. Tamam mıyız? Tamam, salataları getireceğim Kadir Bey. Peki, biz başlayalım isterseniz. Buyurun, zaten anca yiyoruz yavaş yavaş. Bismillah. Züleyha yine erken bitirdi. Evet. Züleyha'ya sorayım. Nasıl olmuş Züleyha yemekler? Yemek bana çok yağlı geldi. İnanın böyle baktığım zaman sanki vıcık vıcık yağ gibi. Çok fazla yağı var. İçine yağ koymadım zaten Kadir Bey. Ya etiniz mi yağlıydı bilmiyorum. Kaşar da yağlı zaten. Evet, aynen. Bana çok onun yağlı geldi. Kaşarın şeyi falan olmuş olabilir. Yağlı geldi bana. Bu yemek zaten biraz böyle... Salatada dereotunu beğenmedim. Salatanın içinde. Normalde dereotu yemiyor musunuz? Ya normalde dereotunu yerim de yoğurda doğrayıp yiyorum ben dereotunu. Yoğurtlu salatalarda ama böyle ilk defa yedim. Bulgur pilavınız güzeldi. Sebzeleriniz de güzeldi. Ama gerçekten yemekten yiyemedim. Yani bir kaşığı zor aldım. Züleyha Hanım, mideniz mi bulandı? Neden yüzünüzü ekşittiniz? İlk defa gittiğim bir yerde yemek yediğimde biraz rahatsız oluyorum. O yüzden çok fazla yiyemedim. Afiyet olsun. Lezzeti nasıl peki? Hani sana yağ, evet yağlı geldi. Evet, yağlı geldi. Köfteleri falan nasıl köfteleri olmuş? Köfteleri iyi, güzeldi ama dediğim gibi yağlı geldi. Ya senin yağı rahatsız etti. Evet, evet, rahatsız etti. Sen ayrı bir yağ koydun mu? Hayır, kesinlikle. Hiçbir yağ koymadım. Acaba etiniz mi orta yağlıydı, kaşar falan? Olabilir. Ondan yok mı acaba? Ya. Köfteyi yoğururken yağ koydunuz mu? Hayır, koymadım. Pilavı güzeldi ama garnitüre hiç gerek yoktu. Yani tabağı zengin göstermesi adına koymuştu. Sadece görsel amaçlı mıydı? Evet, bana öyle geldi. Kesinlikle ben sık sık da yaparım böyle, çok da seviyorlar. Yani hepimiz yaparız garnitür ama hani böyle bir davet yemeğinde işte güvecin buraya bir restoranta bile gitseniz, evet lafınızı kesiyorum, bir restoranta bile gitseniz mesela ızgara isterseniz, bir şey isterseniz garnitür yanına. Bakın çok güzel söylediniz, ızgara yani. Hayır, kuru köfte. Bir et, kuru bir etin yanında, evet çok haklısınız, kuru bir etin yanında tabii ki garnitür gelir. Ama bu zaten köfte falan yediğinizde ben Güten Hanım bitirsin. Güten Hanım bitirsin. Güten Hanım buyurun. Şimdi bir köfte ızgara veya pirzola ızgara olmuş olur. Güveçte de oluyor yanlarında, bulgur pilavın yanında. Gerçekten restoranlara çok giden birisiyim. Hani bu yemek kültürünü çok iyi bilir. Bir ızgara türü bir şey olmuş olsaydı bu garnitür içinde yanında mükemmel olurdu. Ama ben bu garnitürü bu bulgur pilavın yanına gereksiz buldum. Gülten Hanım, çok nokta atışlarınız var. Yemekten bayağı anlıyorsunuz. Peki güvecin lezzeti nasıl olmuş? Güvecin lezzeti köftelere irmik koymuş, irmikle yoğurmuş değil mi? Hayır. Olması mı gerekiyor irmik? Yok, ben o tadı aldım. Ben irmik tadını aldım. Hayır. Tekrar bakmak istiyorum. Ben gerçekten irmik tadını köfteden aldım. Köfteden irmik tadı. Ben yaparım, irmik koyarım ben. Öyle mi? Ben de koyarım. İlk defa sizden duyuyorum. Galeta unu yerine mi koyuyorsunuz evet irmiği? Gülten Hanım, çok iddialı konuştunuz ama sizin yemekleriniz hiç olmamıştı. Gülten Hanım, şu anda saçmaladınız. Bunda irmik yok ki. Koymadan irmik lezzeti vermişsin. Bu da büyük bir başarı. Yani, ama yağlı, gerçekten yağlı. İşte bir şey diyemem. Yani, gerçekten yani. Peki lezzeti sosuyla nasıl yani? Sosuyla şeyle, o kaşarın lezzeti şey klasik her olması gerektiği gibi klasik. Hani çok böyle uç noktalarda değil, klasik bir yemek. Hani bazı, çünkü bazen güveç yapıyorlar ama çok lezzetsiz oluyor. Hani böyle yenmiyor, adama sası sası bir tat veriyor. Yok hani öyle etinden hani lezzet almasın, mantandan lezzet almasın. Hı. Ne bileyim yani. Mantar hazır mıydı, doğradınız mı? Hayır, doğradık. Ben hani normal, hani arada buldum, hani öyle çok uç noktalarda değil. Zaten mantar içinde çok çabuk pişip şey olan bir çabuk sebze ölenmiş olduğu için, ölen bir sebze olduğu için. Peki salatayı nasıl buldunuz? İyiydi salatası. Beğendiniz, peki. İlknur Hanımcığım? Ben mantar sosu nerede sorabilir miyim? Çünkü özellikle mantar soslu misket köfte yazıyor. Yani sadece içinde mantar, tamam. İlknur. Mantarlı misket köfte mi, mantarlı soslu mu? Mantarlı farklı, tamam. Kadir Bey, içinde mantar var. Mantar soslu deyince olay mantar başka soslu oluyor ya hani. O bir sosu da olması gerekiyor kaşarın dışında. İşte sosu mantar içinde. Soslu mantar dediğiniz mantar yani, değil. Mantar soslu'daki mantar sadece o mantar mı? Ben şimdi mantar ayrı, sos ayrı.
Şimdi mantara hafif bir şey yapıyorsun. Beşamel ondan... sos gibi düşün. Yok, mantar soslu o şekilde olur. Beşamel yapmayı sos düşündüm aslında. Blenderdan sonra... geçiriyorsun, sos haline getirip onu pürüzün. O yüzden direkt sosunu sordunuz. Aynen. Evet, sosun aynen. Çünkü... Yani güveçte mantar soslu köfte ayrı, evet. Mantarlı mantar güveç. Mantar soslu, yani mantar... Bu mantarlı güveç olsun. Mantarlı misket köfte. Mantarlı misket köfte. Peki lezzeti nasıl olmuş ilk nokta? Ben de biraz yağlı buldum. Ben de Gülten Hanım'a bu konuda kusura bakmayın katılıyorum. Yok niye kusura bakmayın? Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani bu sebzeli. Bunda zaten iki tane bakliyat kullanmışsınız. Bir şey söyleyeceğim. Bu sebzeli dedim. Bu sebze onun içinde yok ama. Sen nasıl patatesi ikiye bölüp de farklı farklı kullandıysan ben ondan bir şey bölüp buraya kullanmamışım. Ben de bunun yorumu böyle uzun uzadıya yapıldı ya bu. Yani hayır, ben ilk defa yapıyorum ama. İlk defa. Ama bak, ben duydunuz mu benden hiç? Ben ilk defa yapıyorum. Siz bunda var, bunda var deyince bunda var demedim. Bu farklı. Bu biraz sebze... önce öyle demedim Kadir Bey. Yok dedin ya bunda şimdi bunda sebze var. Bunda sebze var dedim. Tamam, evet. Bundaki diyor. Sebze bunda da kullanmışsınız demedim. Ama bunda da sebze var. Evet. Domates var mı? Var. Mantar nerede var. Domates? Siz ha, dediniz tamam. Ya ki tamam. Evet, mantar var mı? Var. Tamam sebze değil mi bunlar? Ben mi yanlış? Sebze ama aynı sebze değil. Tamam. Bir yemeğe farklı sebze konulur yapılır. Sonra yana bir yemek daha yaparsın. Farklı sebzeler koyup da yaparsın. Tamam, ben... O ayrı bir şey. Ama aynı sebzeden kullanırsan ayrı farklı bir şey oluyor. Bakın bu bir şey ya hani bu bir eleştiri ya. Evet, şu an ben de bunu eleştiri eleştirebilirsin, olarak. Tabii, ben de bunu tabii. Bu eleştiri olarak kullanıyorum. Tabii. Yani ben bunun yanına sadece ikisini beraber isterdim. Şimdi ikisini beraber derken ben pilavı koyduğum zaman pilav tek başına yalnız olacak. Ve ben de bunun yanına çok pardon. İknur o yüzden röportajında demiş ki bunu sadece kalabalık olsun diye fazlalık görünsün diye. Ben de her zaman pilavın yanına Kadir Bey pilavın yanına buharda sebzeyi çok yakıştırıyorum. Anladım. Onlar ama pilavın yanına gitmez demiyor. Güveç varken gerek yok diyor. Şimdi ben de onu diyorum, güveci de buraya indirmeyeceğime yani. Göre. Tabak boş kalıyor diye. Tabii ki düşünmek zorundayım. Bir şey yanına. Siz o zaman görsel amaçlı biraz daha bunu düşündünüz. Evet. Tabii ki. Tamam ben de benim dediğime yine geliyor. Peki bu yani kötü bir şey mi? Yani hayır, süreden ayırıp. Bir şey kötü olarak, bir şey mi? Evet. Hayır bu kötü bir şey olarak söylemedim. Yani aman bunu yapmışsın bunu da, böyle bir şey söylemiyorum. Evet. Bence fazlaydı diyorum. Bu bak benim. Ama bak ben bunu... eğer bu pilavı yalnız getirseydim diyecektiniz ki bu pilavın yanına bir şey yapacak. Ama zaten kesinlikle var ya bunun yanına tamam, bir ama şey. Ama ayrı tabak getiriyorum bak. Nurgül Hanım soslu dedin, bize hiç soslu bir şey önümüze koyamadın. Haşladın, ocak büyük sebzeleri önümüze koydun. Ne tadı vardı, ne tuzu. Garnitür böyle buharda sebze yaparım. Pirinç pilavı olsa da. Siz tabak boş görünmesin diye bunu aynen tercih ettiniz. Aynen öyle, aynen öyle. Peki Nazmiye abla? Ben pilavını beğendim. Bunlar sebzeler biraz bana tuzsuz geldi. Hı hı. Bana da yağlı biraz köfte tuzlu geldi. Hı hı, olabilir. Ama lezzet kötü diyemem. Hı hı. Salata da çok yağlı oldu. Ekşiliği yok hiç. Öyle mi? Olabilir. Peki Nazmiye abla, Gülten Hanım'ın güveci mi bu güveç mi? Bu en azından ayrı geldi. Bir tadına bakabildik. Seninkinin tadına bakamadım ben. Çorba gibi oldu. Üstüne pilav koydun. Yani zor baktım tadına. Bunu söyleyeyim. Sen sunumuyla alakalı bir sunumu sıkıntı da güzel. Lezzet olarak peki? Lezzet et pişmiş. Eti yedim. Sade etini yumuşak et pişti. Ama beğenmedim. Koku var mıydı? Evet. Koku yoktu. Koku. Yok, sunumu. Kokuyu çok güzel koku yapmışım sunumu, gerçekten. Evet, sunumu size katılıyorum. Sunumunu beğenmedim. Katılıyorum ben size. Sadece etini beğendim. Sadece et. Kimse kusura bakmasın. Bu güveç dündekinden daha iyiydi. Peki, eline koluna sağlık. Güvecin lezzetli. Yani lezzetli olmuş. Köftelere lezzetli. Tuzlu olmasa. Sadece yani. Bana yağı da bana hani ben çok öyle aman aman bir yağ görmedim. Benim açımdan tabii bu. Yani benim tabii. Açımdan. Aynen. Kimisi çok yağlı sevmiyor. Kimisi biraz da yağsız evet. Seviyor. Yani Züleyha'ya katılıyorum. Yağı var. Yağ konusunda hepimiz yağı görüyoruz. Evet. Ama hani bizimkiler de güveç yaptığında biraz böyle ekmek banmak için o biraz hani yağlı et bir de etli ya. Bir de güveç kızarttığın biraz yağlı. Kızarttığın içinde. Hani o kızartmanın da yağ ister istemez var. Ama lezzetli mi? Kendini yediriyor ama biraz bir tık tuzlu, o tuzlu. Sadece ben bulgur pilavını beğenemedim. Biraz böyle hani bir haşlama tarzı gibi geldi bana. Olabilir. Ya bulguru çok da hani tencerede o yüzden biraz tuzlu olabilir, suyunu. Olabilir. Ama garnitürünü bunun yanına ben hoş buldum. Evet bu biraz yağlıydı ya. En azından bundan atıp biraz yağını kestik ağzımızda. Bulgur pilavını biraz daha yağlı yapacaktım. Çünkü bulgur pilavı çok yağ istiyor. Evet, biraz suda haşlama gibi ama duruyor tadı. Mercimeği daha az olmuş. Ben biraz daha salatanda salatanı beğendim. Gayet güzel, lezzetli. Eline koluna sağlık diyorum. Afiyet tatlıya geçeyim. Afiyet olsun.
Nurgül Hanım konuştu ama inandırıcı gelmedi hiç. Nurgül Hanım, güveçle ilgili yorumlara ne diyorsunuz? Yağlı oluşuna ben de katılıyorum. Evet, baya bir yağ bırakmış artık kaşardan mı? Züleyha Hanım sanki biraz bahane buluyor gibi. Zaten her şeyde bir bahane oldu. Her şeyde. Ne götürdüysem, hangi yemeği götürdüysem ona hepsine bahane buldu. Peki Gülten Hanım'a ne diyorsunuz? Her şeyi de ben çok biliyorum diyor ama demiyor ki ben güveci yapamadım demiyor. Yoksa normalde herkes kendisi bir şeyleri güzel yapar. Ama bu yarışmada olmuyor işte o dediği. İlknur Hanım'ın sebze yorumlarına ne demeli? Nur Hanım, o sebzeyi sanki ben onun gibi patatesi ortadan ayırmışım, iki yerde kullanmışım gibi. Ama ben onun yorumunu yapmadım. O kalkıp buraya da sebze kullanmışsınız, buraya da sebze kullanmışsınız. Sebze, aynı sebze kullanmışsa tamam diyeceğim ama aynı sebzeyi kullanmamışım. Farklı sebze var. Kesin buna da bir kulp bulacaklar. Evet, bakalım tatlımız nasıl olmuş? Tatlı neydi bu arada? Profiterol. Onu bakacağız bir dur şimdi. Bakacağız. Nazmiye ablanın kesti kafasında var plan. Ben de bakacağım. Planlar. Nazmiye abla, sen kendi gününü hariç şimdi baklavanı hiç katmayayım araya. Haftanın en zahmetli tatlısı kimdeydi? Şu an profiterolü bir göreyim. O zaman çok konuşacağım. Tamam. Çünkü profiterol kolay değil. Kendi yaptığı. İsim olarak en ağrı şu an sende profiterol. Evet. Sen şimdi bunu kendin mi yaptın? Hepsini. Hamurunu. Hamurunu evet. Çikolata sosunu. Biz zaten profiterolün çikolata sosunu hazır sos mu aldınız, kendiniz mi yaptınız? Yok, sadece sosunu toz dur, sos aldım. Bir şey diyeceğim, önce bir tadına bakalım. Tamam. Evet Gülten ablacığım, sen bitirdin. Nasıl olmuş? Çikolata sosunu kendisinin yapmasını tercih ederdim. Hamuru da iyice kabarmamış. Kabarmamış mı? Evet. Kesinlikle. Ne kadar ince, güzel. Bakar mısınız? Bak, ben de baktım. Krema içinde bu krema. Hayır, krema değil. Krema değil, bu hamur. Ve ben bunu yapıyorum. Gülten Hanım, bahane neden buluyorsun? Tatlı gayet güzel oldu. Kesinlikle onun dışında yenilmeyecek mi bir tatlı? Kesinlikle yenir. Sen de benim gibi her şeyi yapıyorsun. Kesinlikle yapamıyorum. Ben sizinle gerçekten tekrar kapışmayı da çok isterim. Beni alma sen gibi. Beni alma sen. Yani keşke o gün benimkisi bir rüya olmuş olsaydı, ben sabah kalktım da rüya görmüş olsaydım. Ben hadi yorum yaparım. O şekilde. Ama profiterolün güzel kabarmamış. Şişmiş ama tam içi açılmış. Onun için öyle bir açılıyor ki ne? O kadar çok açılıyor ki. Evet, aynen öyle oldu. Şırıngayla pastacı kreminin ısını bastığın anda doluyor. Bunun öyle değil. Benim zaten pasta şeyi yok öyle. Ben kaşıkla dolduruyorum. Bayağı bir krema içine doldurdum. İşte ben onu hani bunu çok yaptım ki şırıngayla dolduruyorum. Yok, onun şırıngası ben var. Kendi yöntemimle kaşıkla dolduruyorum. Ben şırıngam yok da elle dolduracağım. Ben elle doldurdum. Dolduk, becerebiliyorsan Kadir Bey tabii ki doldurdum. Evet. Hayır, becerebildikten sonra tabii ki doldurdum. Çünkü neden öyle diyorum? İşte bıçakla kesiyorum. İçi böyle püftüktü. Böyle iki tane ben şeyi. Ben de aynı yapıyorum, elle koyuyorum. Açılmıyor, hiç. Çünkü hamur olsa. Hayır, ben yanılıyor muyum arkadaşlar? Yani bir de Kadir Bey söyler misiniz? Yanlış yorum yapmak bir şey istemiyorum. İkinci kez yaptım. Hayır. İlk hamurum güzel olmadı, bak, ikinci kez yaptım, kabarmadı. Doğru söylüyorsunuz, kimsenin hakkını yemek istemem. Adil olmak ya kendime. Bence adil değilsiniz. Hayır, kendi kendime söz verdim. Ama ben yanılıyor muyum? Allah'ını severseniz. Kabuk resmen kabuk. Hayır, kabuk içindeki değil. Fazla krema. Kremayı çok doldurdum canım ben. Canım benim, ben bunu çok yaptığım için hamur nasıl şişiyor biliyor musun? Balon her gibi şeyi oluyor. Her şeyi çok yaptım balon diyorsunuz gibi, ama. Balon gibi açılır içi bunu. Şey, kaşıkla koydu hamurları. Hayır, da. Hayır, evet, hamur bayağı bir doldurdum. Hamur şişmemiş. Hamuru anladım. Tam anlamıyla şişmemiş. Peki, lezzeti İddia nasıl? İddia ediyorum, yenilebilir. Ha, bak söyledim ben onu, yenilebilir. Ama hamur tam anlamıyla pişmemiş. Peki. Hani bu, bakabilirsiniz. Anladım, afiyet olsun. Bakıyorum önümde zaten. Bak benim de önümde. Yani yanlış. Pişmedi konusunda katılan var mı bu arada, sorayım hani? Bana da biraz hamur geldi. Züreyya, o kadar da bahane bulunur mu? Bütün yemeklere bir şey buluyorsun. Bence o kadar yapmaman lazım. Afiyet olsun. İknur? Sadece yumuşamış. Onun dışında bence lezzet zaten falan. O yüzden belki zaten, de hamur gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Yumuşak oluyor. Öyle sert hayır, olmuyor. Hayır, o maksatta yumuşamış demedim.
Sadece hamuru böyle fazla biraz nemlenmiş. O zaman çikolata sosunu erken döktüğü için. Belki de olabilir, ondandır. Olabilir. Ya da şey, muhallebiyi sıcak doldurduysa yok, ondan. Yok, ikisi de soktu onlar. Ha, çünkü bilmiyorum. Erken yaptım ya. Ama biraz böyle hafif bir nemlenmiş. Olabilir. Ama pişmemiş olduğuna kesinlikle katılmıyorum. Bence pişmiş. Olabilir. Hamuruna. Ama lezzetli şey sadece. Afiyet olsun. Şey, çikolata sosunu da ben de kendinizin yapmanızı isterdim. Evet. Çünkü bu hazır çikolata buna biraz risk. Hani bayabiliyor çünkü. Hamuruna kaç tane, sadece o kadar soracağım. Hamuruna kaç tane yumurta koydunuz? Hamuruna mı? 3 tane yumurta koydum. Tamam, bir şey demeyeceğim. Yok o kadar. Ha, yok. Yeterli değil. Bir bardak un koydunuz. Evet. 125 gram yağ koydunuz. Evet. 300 Ondan, gram. Yok, ben 125 gram koyuyorum. Hı-hı. 125 gram yağ koydunuz, bir bardak un koydunuz, pişirene kadar pişirdiniz. Evet. Bunu alacağı maksimum 4 yumurtadır. Gülten Hanım, gramaj gramaj tarif veriyorsunuz. Korktum sizden. Ama yumurtaların büyüklüğünü neden düşünmüyorsunuz? Yumurtası az olduğu için mi kabarmamış? Hayır, Kadir Bey. Yumurtanın küçüklüğünü, büyüklüğünü. Küçük olsaydı 4 koyuyorum ama büyük olursa 3 koyuyorum. Yumurtam büyük olduğu sadece, için 3 koydum. Sadece yani o kadar. Yani Gülten Hanım burada yumurtanın onu kabartması gerektiğini aynen söylemek istedim. Sadece hocam onu söylüyorum. Tamam. Peki. Olabilir. Saygı Nazmi abla? Ben zaten çok seviyorum bunu, söylemiştim. Ben de çok seviyorum. Evet. Güzel yaptın. Önüne afiyet sağlık. Olsun. Beğendim. Afiyet olsun. Züleyha Hanım. Ben de çikolata sosunu kendiniz yapmanızı tercih ederdim. Bana da biraz yumuşak geldi. Züleyha Hanım, puan vermemek için her yolu deniyorsunuz. Şeyine, içine krema peki, koyuyorsun. Bu eline kadar. Eline koluna sağlık. Tatlıyı ben beğendim. Güzel olmuş. Afiyet olsun. Tadı da gayet yerindeydi. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Afiyet olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Haftanın son puanlamasına gidiyoruz. Bakalım bu masadan Nurgül Hanım toplamda kaç puanla kalkacak? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız son puanlamaya gidiyoruz. Haydi buyurun. Birincisi 15.000 TL'nin sahibi. 15.000 TL'nin sahibi. Kadir Rezil Dile Yine Marat'ın birincisi. Evet, Ena Marat benim de sıra geldi. En heyecanlı anı. Nurgül ablacığım puanları verdin. Şimdi sıra geldi almaya. Aynen. Bakalım kim ne kadar puan verecek? Büyük finalde kim 15 bin liranın sahibi olacak? Hepsi birazdan. Hazırsanız hanımlar, buyurun puanlarınızı verin. Evet, herkes puanını verdiğine göre Züleyha'dan başlayalım. Züleyha'cığım hazır mısın? Benim Nurgül Hanım'a puanım 3. 3 puan geldi Züleyha Hanım'dan. Peki, diyeceğim bir şey var mı? Devam yok, ediyorum. Yok, diyeceğim bir şey peki. Yok. Teşekkür ediyorum. Nazmi Hanım'cığım, buyurun bakalım kaç puan verdiniz? Ben de puanım 3. 3 puan geldi teşekkür Nazmi ediyorum. Hanım'dan. İlkün Hanım, bakalım bugünkü hamaratlığa kaç puan verdiniz? 3 puan tamam. Geldi peki. Teşekkür ederim. Gülten Hanımcığım son puanı çeviriyorsunuz. Son puanın ortaya çıktıktan sonra kimse puanı değiştiremez, bilginiz olsun. Bakalım Gülten Hanım kaç puan verdi ve Nurgül Hanım haftanın son gününde kaç puana ulaşacak? 2 puan geldi Gülten Hanım'dan. Teşekkür ediyorum. Peki toplamda 11 puana ulaştı Nurgül ablacığım. Eline koluna sağlık diyorum. Birazdan ben de sana hem temiz için hem yemek için puanımı vereceğim. Ve daha sonrasında beklenen anla büyük finale karşınızda olacağız. Ve 15 bin liranın sahibi belli olacak. Diğer kaybeden yarışmacılarımız da tabii ki de hediyelerini alacaklar. Bu hafta da güzel bir hediye ile sizleri uğurlayacağız. Evet, bakalım birazdan 15 bin TL ile bu masadan kim kalkacak? Ama ondan önce sormak istiyorum. İlknur, sence şu kişi birinci olursa sevinmem, yani hak etmediğini düşündüğüm dediğin biri var mı? Ya özellikle biri yok ama Gülten Hanım'ın menüsü gerçekten hani yediklerimin arasında en lezzetsiz menüydü. Peki. Nazmi abla? Kakalı yedin herhalde yani. Onunkini ben biliyorum aslında. Biliyor musun? Biliyorum kimi söylediğini. Söyle. Züleyha birinci olursa pek fazla sevinmem demiş. Menüsüyle alakalı mı? Yoksa temizliğiyle alakalı mı? Menüsüyle. Menüsüyle alakalı. Peki. Züleyha sen aklında var mı senin? Ben de Gülten Hanım için diyorum. Yani yediklerimin arasında lezzet alamadım. Anladım. Gülten Hanım peki yemeğiydi. Gülten Hanım da az önce dedi ki ben dün yarışmadım gibi, ben değildim gibi dedi. Yani. Gülten Hanım, ha ama dur sen bir tek bugünü ye. Nurgül abla sen kim için söylüyorsun? Nasıl bir haksızlık bana? Yani ben kim hak ediyorsa o kazandı Kadir Bey. Sen kendi ortaya konuştun Nurgül abla, yani kendi ortaya konuştun. Yani şey yapmak istedim. Peki Gülten Hanım şimdi diğer yemekleri yani. Yemediği için tabii ki hiçbir hayır edemiyor. Lafınızı kestim. Diğer tabii yarışmacılara, yemekleri... pardon size ben 3 verecektim.
Ama diğer yarışmacıların yemeklerini vermediğim için aynen. Onların kaderiyle oynamamak için ben size iki verdim. Ama bunda damak lezzetinizde üçlük bir yemek var mıydı yani? Vardı. Şimdi kalkıp yukarıda hayır veremezdim. Hiç çünkü bunların kaderiyle oynamak istemedim ben. Gülten Hanım, bizim hakkımızı yemediğinizi söylediğiniz ama Nurgül Hanım'ın hakkını yediniz. Yani vicdanen rahaten 3 verdim. 2 verdim pardon. Anladım. Rahaten 2 verdim. Peki hepinizin eline koluna sağlık. Hepiniz bir emek sarf ettiniz, ter döktünüz. Şimdi sıra geldi birinciyi açıklamaya. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisiyle 15 bin lira sahibiyle ekranlarda olacağım, bekleyin beni. Evet, Nurgül ablanın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda her yer gayet pırıl pırıldı. Mutfak konusuna geldiğimizde ise bugün heyecanlı mıydı, sakin miydi anlayamadım. Acayip bir durgunluk vardı üzerinde. Ama son dakikalarda baya baya gerildim yemek yetişmeyecek diye. Masaya geldiğimizde ise yemeklerinde bazılarında evet kusurlar vardı ama bazıları da gayet güzeldi. Şimdi hem temizliğine hem hamaratlığına puanımı veriyorum. Evet, Nurgül Hanım'a puanımı verdim ve şimdi hazırsanız 15.000 TL'ne sahibini haftanın birincisini açıklamaya gidiyorum. Haydi buyurun haftanın son finalini. Evet, Kadir Ezildi ile Enem Arat benim de haftanın son finaliyle karşınızdayız. Ve birazdan 15.000 TL'nin sahibi belli olacak. Şimdiden hepinizin ellerine kollarına sağlık diyorum. Sağ hepiniz program için emek verdiniz. Ellerinizden geleni yaptınız. Sabah erken saatlerde kalktınız. Akşam geç saatlerde evlerden döndünüz. Çoluğu çocuğu olanlar, torunları olanlar ayrı kaldılar. Sizin de ellerinize sağlık. Rica ederim. Size çok yardım oluyor. Benim de hakkım varsa oluyor. Helal gerçekten. Olsun. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalıştım. Var, çok yardım ettiniz hem de. Şimdi 15.000 TL önümüzde ve tabii ki de en hamarat benim madalyası. Birincimiz 15.000 TL'yi alıyor. Kaybeden yarışmacılarımıza da teselli hediyesi olarak bu hafta birbirinden şık böyle de ağır bir tava setimiz hediye. Gayet mükemmel tavalar. Güle güle kullanın inşallah. Aynen bayağı ağır. Evet, şimdi bu hafta biliyorsunuz ki bir etabımız vardı. Neydi? Kahve gömlek. Dökülmüş gömlek temizledik aynen. Hepiniz. Şimdi etabın birincisi acaba kim? Ben miyim? Bilmiyorum. Etabın birincisi biliyorsunuz ki bir fazla puan aldı. Bakalım o bir fazla puan kime gitti? Dört dakika 23 saniye ile dört dakika 23 saniye ile etabın en uzunu Nazmiye ablaydı. Eline koluna sağlık tekrardan. 3 dakika 38 saniye ile diğer kaçıran yarışmacımız bir fazla puanı İknur oldu İknur'cum. 3 dakika 38 saniye biraz uzun kalmış. Evet biraz. Evet 3 dakika 16 saniye ile bir fazla puanı kaçıran yarışmacımız Gülten Hanımcım oldu. Gülten Hanımcığım elinizde kolunuza ben sağlık. O aslında küçük bir şeyi kaçırdı dedi ki önce dedi ben kahvenin alacaktım kirini ama orada heyecandan. Orada bir durdum ben. İki yarışmacımız kaldı ve bir fazla puanı 1 dakika 32 saniye ile Nurgül Hanım aldı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Etabın birincisi oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Züleyha sen de 1 dakika 53 saniye ile kaçırmışsın. Güzel iyiydi. En uzun ben aldım. Bu arada temizlik açısından da çok güzel temizledi gömleği yani. Yani sadece saniye olarak değil temizlik açısından da gömleği bayağı güzel yaptı. Eline koluna sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık olsun. Aynen. Evet bakalım bu bir fazla puan kaderini etkiledi mi? O da var şimdi. Bir fazla puan aldık ama kaderi etkiledi mi, etkilemedi mi? Bir fazla puana bilinci de olmuş olabilirsiniz. Bilemiyorum artık. Şimdi hazırsanız 15.000 liraya veda eden hazırız. İlk yarışmacıyı açıklıyorum. ...15.000 TL'ye veda eden ilk yarışmacımız toplamda 18 puanla
Toplamda 18 puanla 15 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız maalesef ki Gülten Hanım oluyor. Gülten ablacığım, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlarından 10 puan aldın, benden temizlik için 5 puan aldın, eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Yemeklerin için 3 puan aldın, toplamda 18 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum. Biraz heyecanlı olmasaydı bence çok çok daha güzel şeyler çıkabilirdi. Aramıza katıldığın için tekrardan çok memnun olduk biz de. Buradan Ahmet'e de kucak dolu sevgiler. İki yanağından da öpüyorum. Benden ona kucak dolu selamlar olsun. Teşekkür ederim. Gülten abla, gözlerin doldu. Ahmet'i duydun diye mi? Gülten abla Ahmet'e çok düşkün. Yani Allah bağışlasın. Onun için yapmadığı şey yok ve bütün hayat çabası onun için. Onun için özel ekmeğini bile alıp buzluğa koyuyor. Senin buraya en büyük katılma amacın da bir nebze oydu. O yüzden bahsetmek istedim. Evde de gördüm ve buradan selam yollamak istedim. Ama senin yüreğin o kadar güzel ki. Bir su alabilir miyim? Bir su gelsin, bir peçete gelsin. Özel çocuğu olan aileler için yaşam bir tık daha zor demek istemeyeyim aslında. Aynen. Ama zor. Yani şöyle zor, kendinizden her daim bir ödün vermek zorundasınız. Hayatınızdan, günlük anınızdan. Ve Gülten abla da ona rağmen o evi o kadar temiz tutmuş. Ben öncelikle onun için tebrik ediyorum. Ama o dünyalarında da... Tabii, yani bunun öbür dünyası için çok çok büyük bir sevap. Allah iki cihanda da senin yüzünü güldürsün inşallah. Sen onun yüzünü güldürüyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bakalım 15 bin liraya veda eden bir diğer yarışmacımız kim oldu? Toplamda 20 puanla 15 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Toplamda 20 puanla 15 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız... Evet, 15 bin TL'ye toplamda 20 puanla veda eden bir diğer yarışmacımız maalesef ki Nurgül Hanım oluyor. Nurgül ablacığım, eline koluna sağlık. Normalde 19 puana ulaşmıştın. Bir fazla puan alarak 20 puana ulaştın. Eline koluna sağlık diyorum. Teşekkür Toplamda ederim. Arkadaşlarından 11 puan, benden temizlik için 5 puan aldın. Eline Teşekkür koluna ederim. Sağlık. Yemek için 3 puan aldın. Toplamda 20 puana ulaştın. Elinden geleni yaptın. Her şey için ben teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Kaldı son 3 yarışmacımız. Nazmiye, Züleyha, İlknur. Züleyha şimdi bayılacak. Evet, şimdi bayılabilirim. Nazmiye abla desen hala gülüyor, enerjik. İlknur'un da yüreği ağzında. Hazır mısınız? Toplamda 21 puanla 15 bin TL'ye veda eden bir diğer yarışmacımız, toplamda 21 puanla... Nazmiye abla oluyor. Nazmiye abla, eline koluna sağlık. Sağ ol. Toplamda arkadaşlarından 13 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Evin gayet güzel temizliği. Yaşına göre tebrik ediyorum seni. Ama yemeklerin için 3 puan aldın benden. Toplamda 21 puana ulaştın. Normalde o baklavan da bence gayet güzel olurdu ama ben fırınla oynamadım. Yemin ediyorum sana. O günahı da üstüme almam. Öbür tarafı da var bu işin. Aynen. Şaka bir yana. Eline koluna sağlık tekrardan. Programımıza neşe kattı. Evet. İlknur ve Züleyha. Çok zormuş ya. Çok zor. İkiniz de. Gerçekten çok ben zor. Ben bir şey söyleyeceğim. 15 bin lira hiç umurumda değil. Yani inanın belki hiç umurumda değil. İhtiyacım yok mu var? Ama ya buradan bunu ispat etmek var ya. Yani ben yapıyorum. Ben yetişiyorum var ya. Benim için dünyada her şeye bedel olacak. Son ikiye kalmak da senin için yani bir şey. Yani bu da güzel bir şey. Benim için güzel bir şey. Kime ispatlama mesela yani? Ya önce galiba kendime ispatlama. Çünkü... O kadar çok yetişemediğimi düşündüğüm anlarım oluyor ki çocuklarımı eksik bırakıyorum, evimi eksik bırakıyorum. Acaba çalışmakla doğru yapmıyor muyum gibi o kadar tereddütlerim vardı ki. Şu an son ikiye kadar kendin emin mi oldun? Yani en azından diyorum ki evet ya demek ki bir şeyleri başarabiliyormuşum. Hazır mısınız? Ay
Yıldırız. Kadir Ezildi ile Enem Arat benimin birincisi. 15 bin TL'nin sahibi. Bu haftanın birincisi, ekranların bu haftaki Enem Arat'ı. Çok kötüyüm değil mi? Evet. Evet, bu haftanın birincisi 15 bin TL'nin sahibi. Bu haftanın birincisi 15 bin TL'nin sahibi, Kadir Ezildi ile Enem Arat'ın birincisi. Bu haftanın birincisi 15 bin TL'nin sahibi, Kadir Ezildi ile Enem Arat benimin birincisi. Evet, hazır mıyız? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bu haftanın birincisi. Hadi. Siz de olabilirsiniz eğer Enem Arat'ım diyorsanız. Elinizin hızınıza, evinizin temizliğine güveniyorsanız o zaman çıkın gelin. Enem Arat siz de olun efendim. Evet, son kez nefesler tutulsun. Ne birinciyi açıklıyorum, artık uzatmıyorum. Bence de kalbim çıkacak artık yerinden. Hazırsanız, hazırsanız bu haftanın birincisi 15 bin TL'nin sahibi Kadir Ezildi ile Enem Arat benimin bu haftaki hamaratı. Bir fazla puan da iktir oluyor. Tebrik ederim. Ya ben tebrik ederim. Beni seçtiklerinde Merve Hanım dedi ki bana, ben sana çok güveniyorum dedi. Ben senden o enerjiyi aldım dedi ama sonradan o kadar durgunlaştım ki ya ben kendime güvenimi kaybettim ya. Haydi bakalım. Ama çok mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun. Kombinle duygum oldu. Şöyle 15 bin TL'ni vereyim. Eline koluna sağlık diyorum. Buyur böyle. Gerçekten çok mutluyum. Seslen şimdi, birine seslenmek istiyorsan, ispatlamak istiyorsan. Ben yaptım, başardım. Gerçekten çok mutluyum. Hiç kimseye değil, kendinize ispat etmek için katıldım. Evet Züleyha'cığım, arkadaşlarından 14 puan aldın. Benden tabii ki de temizliğin için 5 puan aldın. Evim kırık kırıldı. O 3 çocukla o eve yetişmek her baba yiğidin harcı değil. Ellerine yani, kollarına sağlık. Benden yemek için 3 puan aldın. Bazı problemler vardı çünkü ama yine de ellerine sağlık. Toplamda 22 puana ulaştın. İlk tur arkadaşlarından 14 puan aldın. Benden temizlik için 5 puan aldın. Eline koluna sağlık. Bu hafta tüm yarışmacılarımın evi pırıl pırıldı. Hepsi çok güzeldi. Çok da temizlerdi. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Benden yemek için 4 puan aldın. Çok teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Toplamda 23 puana ulaştı. Güle güle harca çoluğunla çocuğunla. Evdekilere de kendini ispatladın. Evet, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden birbirinden hamarat yarışmacılarla yarışmamıza devam edeceğiz. Ama şimdi herkesin şöyle hediyelerini takdim edeyim. Güle güle kullanın. Kullandıkça bize anın inşallah. Gülten Hanımcığım, güle güle kullanın. Ay, yani Nazmi abla şöyle vereyim. Sana gösterdim. Sana da gerek böyle. Böyle vereyim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize, kollarınıza çok sağlık tekrardan. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden birbirinden hamarat yarışmacılarla yine ekranların tozunu alacağız. Ve tabii ki de lezzetlerimizi sunacağız. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.